Taylan Gazi için koşuyor. Taylan Gazi Mustafa Kemal için koşuyor. Evet, 22 Haziran Cumartesi Türkiye Hayat Yarışları Televizyonu'ndan, Tay TV'den herkese mutlu bir hafta sonu, mutlu bir cumartesi günü diliyoruz. Ben Hakan Cantmaz, program arkadaşlarım sevgili Tolga Hanimal ve sevgili Eray Balcı ile birlikte yine dolu dolu bir programda birlikte olmanın keyfini, mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor olacağız bugün. Açıkçası keyifli bir hafta geçti, güzel bir hafta geçti. Yarın program yok, onu şimdiden söyleyelim. Tabii İstanbul dışındaki arkadaşlarımız için çok değişen bir şey yok ama biliyorsunuz İstanbul'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olduğu için aynı zamanda yarın için bizim programımız olmayacak ama önümüzdeki hafta Gazi özel programımızla, konuklarımızla, konuğumuzla, konuklarınız veya konuklarımızla şu anda planlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta güzel bir son düzlük olacak cumartesi ve pazar. Ondan sonra da zaten sezon finali yapmış olacağız. Dolayısıyla haftaya artık son program olmuş oluyor cumartesi pazar. Gazi öncesinde ve Gazi'de Gazi'yi konuşacağız, Gazi koşusunu konuşacağız ve son dakika bilgileri tabii artık biraz daha netleşmiş olacak. Çünkü öncesinde açıkçası tam deklareler belli olmadan, her ne kadar artık 3 aşağı 5 yukarı jokeyler de belli oldu ama muallakta olan isimler var. Kim nereye koşacak puanlarla ilgili onu önümüzdeki hafta çok net bir şekilde konuşacağız dedikten sonra ben hemen sözü sevgili Tolga İmal ve sevgili Eray Balcı'ya bırakıyorum. Geçen hafta nasıl geçti sizin için diye sormayacağım. Çoğunu biliyorum çünkü. Evet. Nasıl geçirdik geçen haftayı diyelim ve sözü Tolga'na bırakalım. Evet abi, söylediğin gibi güzel, keyifli bir hafta geçirdik. Hafta içi işte bir bölümünde beraberdik. Çiftlik ziyaretlerimiz oldu. Hipodrom'da hem atımız koştu hem hipodromu, Kartepe Hipodromu'nu bir kez daha yapılan şeyleri görme şansı bulduk. Akabinde ben Bursa'ya geçtim. Oradaki atlarımızın hazırlıkları, idmanlar derken hafta sonunu bulduk. Cumartesi yine buradayız. Burada olmak güzel. Evet Eray, neler söyleyeceksin? Valla benzer şeyler olduğu için çok fazla ilavem olmayacak. Görüntüler eşliğinde birazdan sanırım konuşacağız. Evet, ama öncesinde evet, biraz katkılara bakalım. Tabii. İzleyicilerimizden gelen sorular var ve tabii ki hafta içinden görüntülerimiz var. Onların hepsini paylaşacağız. Bir ufak bir bilgi bekliyoruz ondan birlikte. Ben hemen bir tweetlere bakalım sizlerden neler gelmiş ve tabii ki tekrarlayalım her yayın olduğu gibi. Kendi listelerinize de gönderirseniz üzerinden daha çok katkı ve katılım sağlamış olabiliriz. Arkadaşlarım da ekrana verdiler zaten. Serdal Akkuş, Hakan abi yayınlar güzel bir program olmasını diliyorum. Büyük ihtimal konuşacaksınız ama dün Çaltepe Gölden yarışı nasıl değişmez? O koşuyu konuşacağız, özellikle konuşacağız. Gold Food, günaydın Hakan abi, Eray abi ve Tolga abi, iyi yayınlar. Buradan Hakan abi senin doğum günün kutlu olsun. Ailenle bir ömür mutluluklar dilerim. Sağ olsun, hafta içerisinde bir de öyle bir günümüz vardı. Çok teşekkür ediyorum ben buradan bir kez daha dostlarınıza, sağ olsunlar her birine tek tek. Selamlar, saygıları yeğenler abi, hafta içinde çok kıymetli atçı antrenör abimiz Orhan Bekmezci abimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Sevdiklerine sabırlar versin Rabbim demiş. O zaman hemen Adana'daki görüntüler vardı. Adana'da Orhan Bekmezci abimizin cenazesinden görüntüler vardı. Arkadaşlarından rica edeyim onları da ekrana versinler. Tabii her ölüm erkendir. Ama Orhan abiyi tanıma ve tanışma şansı bulmuştum çok eskiden beri tabii ki. Çok değerli bir insan, çok değerli bir antrenördü, çok değerli bir atçıydı. Ve tabii o sabah çok erken saatlerde bana da bilgisi geldi. Teyit ettikten sonra, sevgili Ümit'le konuştuktan sonra, teyit ettikten sonra paylaştık. Adana'da çok yoğun bir katılım vardı, çok ani bir gelişen. Evet, bir rahatsızlık dönemi söz konusuydu ve aslında rahatsızlık kaynaklı değil, gelişen bir komplikasyon sonrasında. Valla artık ben hekim hatası var yok bir şey diyemeyeceğim ama ciddi anlamda da açıkçası yani hekimlerimizin bu konuda biraz daha farklı olması gerektiğini düşünüyorum. Yani farklı bakması gerekiyor diye düşünüyorum bu tip olaylara. Ama anlatılanlar, gelenler biraz hekim hatası olduğu kaynaklı diye öğrendik. Şu anda arkadaşlarımız da cenazeden Adana'dan görüntüler getiriyorlar. Hakikaten çok önemli katılımlar oldu. Ve aynı gün ikini de zaten ebedi istirahatgahına uğurlandı Bekmezci. Neler söyleyeceksin sevgili Tolgahan ve Eray Orhan abiyle? Her şeyden önce Allah rahmet etsin diyelim. Mekanı cennet olsun. Camiamızın ve Bekmezci ailesinin de başı sağ olsun. Orhan abi çok değerli bir büyüğümüzdü. Sağlarımızın çok önemli bir antrenörüydü. Belki yapacağı daha çok şeyler olabilirdi.
Ben böyle bakıyorum. Onun tecrübelerinden camiamız daha da fazla faydalanması gerekirdi diye düşünüyorum. Mekanı cennet olsun. Allah kalanlara sabırlar versin. Ya, hepimiz için üzücü bir kayıp diye düşünüyorum. Evet, Eray. Tabii Orhan abi sahalarımızda çok önemli safkanlara koştu ve camiamız tarafından da çok sevilen bir büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin. Maalesef aramızdan çok erken ayrıldı. İnşallah gittiği yerde rahat eder. Ailesine, başta Ümit Ekmezci olmak üzere hepsine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Evet. Biz de bir kez daha başsağlığı dileklerimizi ilettikten sonra ebedi istirahatgahına çok yoğun bir kalabalıkla uğurlandı. Bütün aileye de ve sevenlerine başsağlığı dileklerimizi iletelim. Dönelim tweetlere tekrardan. Bakalım Evren Buse Karasu'ya, Freeman, abicim yayınlar hepinize selamlar. Protesto olayları iyice can yakmaya başladı. Dün 5 misli oyunum Gölden'den yattı. Çaltepe 1 değil 2 yata birden net faal yapıyor. Reddoluyor. Konuşacağız o koşuyu. Tekrar değerlendireceğiz. Hakan abi hafta sonu İstanbul ve Adana yarışları bizi bekliyor. Ankara'ya niye gelmedin Hakan abi? Son düzlük ailesi yayınlar. Özgür Efe Kandur kardeşim gene göndermiş. Efekt kullanmış. Tweet'in efektli, evet. İbrahim Karaman Sefaki 666'ya sevgiler, selamlar. Sezgin Görmüş, Hakan abim günaydınlar. Üç adam selam olsun, sizleri seviyoruz. Görmüş ailesi. Biz sizinle aileyiz demiş. Sezgin kardeşime de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim bu güzel mesaj için. Evet, biz bir aileyiz, büyük bir aileyiz. Dükkanı açtık, şimdi sizi seyretmede sıra demiş. Hepinize hayırlı günler demiş Hasan İmamoğlu. Hakan abi iyi yayınlar, kesinleşen Gazi Koç'un çok iyi anlaşmaları konusunda yorumlarınızı bekliyoruz demiş. Artık tabii 3 aşağı 5 yukarı belli ama geçtiğimiz hafta da yayında konuşmuştuk aslında. Belli olmayan, daha doğrusu belli olup da yayında paylaşma gereğini tam net duymadığımız. Çünkü biz hep bunu söylüyoruz biliyorsunuz. Birinci ağızdan kendileri açıklamadıkları sürece ne at sahiplerinin, ne antrenörlerin, ne jockey deklareleri konusunda konuşmamak gibi bir durumumuz söz konusu. Çünkü farklı spekülasyonlara neden olabiliyor. Farklı yanlış anlaşılmalara neden olabiliyor ki şeyle ilgili, long runner'la ilgili hemen birkaç gün sonrasında zaten o bilgi bize de ulaşmıştı. Bir jockey değişikliği olacağı yönünde. Halis Karataş'ın bineceğini. Ama tarafların kendileri açıklamadığı sürece ne Arif Bey ne Halis Karataş'tan böyle bir resmi açıklama gelmedikten sonra biz bunu paylaşmayı uygun görmemiştik. Çünkü jockeyler arasında farklı jockeylerin binip binebilecekleri atlar vardı. Cezalar gündemde biliyorsunuz. Gökhan Kocakay'ın açıklandı mı bu arada cezası? O da net belli değil. Çünkü o da önümüzdeki hafta süreci belirleyecek. Onun da angaje olduğu atlar var. Bir takım ufak tefek jockey değişiklikleri belli olacak. Dolayısıyla önümüzdeki hafta net bir şekilde konuşmakta fayda var. Ama kesinleşen jockeyler var. Zaten Yamanlar Bey ve Scott Leo mevcut jockeyleriyle Mustafa Çiçek ve Gökhan Gökçe ile start alacaklar. Kesinleşenlerden biri yine Kuzey Kafkasyalı ve Özcan Yıldırım. Long runner Halis Karataş. Ekürisine Ahmet Çelik binmeyi kabul etmiş şeyi. Hafta içerisinde Gospaşa İlker Soyat olarak açıklandığı için söylüyorum. Yine Akın Sözen'in Angel of Death'e bineceği Selim paylaşıldı. Kaya, Selim Kaya Always Ford. Selim Kaya Always Ford mesela enteresan bir deklere oldu. Açıkçası Always Ford'da tabii sonuçta İkinci baktığınızda oldu. Sait Akson koşusu ikincisi baktığınızda iddialı ve şanslı isimlerden biri olarak. Dediğim gibi önümüzdeki hafta zaten cumartesi ve pazar bu koşuyu uzun uzun konuşuyor olacağız. Jockeyleriyle birlikte son hazırlıkları hatta son idman görüntülerini de buradan paylaşıyor olacağız sizlerle. Bu anlamda önümüzdeki haftayı sanki daha gazi gazi geçireceğiz. Hatta cumartesi günü dediğim gibi tamamen şeyi programımızı gazi koşusuna ayıracağız. Bugün biraz daha hafta içerisindeki konular ve biraz daha gündemle ilgili konuşalım diye düşündük. Matbaacı da Mehmet Kaya galiba. Matbaacı Mehmet Kaya'ydı. Akgün eğer şey olursa Kocakaya ile devam edecek ama Fearless Action Tolga Yıldız. Tolga Yıldız o da belli oldu. Tabii Tolga Yıldız dün büyük bir ihtimalle ceza alacak. Ama yine de ama 7 kurtarıyor. Gün şey yaptı, evet. Kurtarıyor. Deklere gününden. Çünkü yani o koşuyu da konuşmak istiyorum. Tolga da bu ara biraz agresif çünkü. Hakikaten o gün salı günü hatırlarsın sen yoktun, sen eğer almaya gitmiştin. Evet. Biz yarış sonrasında bir diyaloğa şahit olduk Kadir ve Tolga arasında. Evet. Ben şaşırdım yani Tolga Yıldız'ın bu kadar agresif olmasında ne gerek var dedim yani sonuç itibariyle. Evet yarışçısı bu tip şeyler olabiliyor ama ben birebir şahit olduğum için. Sen emek yemesinin eğerini almaya gitti. Goldfoot yarışı bitmiş. Dönüyorlardı. Birebir yanlarındaydık yani. Çünkü biz de eğerlemeye gidiyorduk. Orada gördüklerim, duyduklarım çok
beni irrite etti ve rahatsız evet. etti. Yani perşembenin gelişi çarşambadan bellidir. O yarışı gördüm ve dedim ki yani Tolga bu aralar biraz herhalde heyecanlı, biraz fazla agresif. Yarış stresini daha yenmesi lazım tabii. Artık tecrübe kazandı Tolga. İlk 5'e oynuyorsan, ilk 5'e girebilecek şekilde mücadele ediyorsan evet yarış sonrasında bu tip stresler olabilir. Bu tip şeyler yaşanabilir. Jockey odasında olur biter, el sıkışırsın biter. Ama ben öyle şeyler karşılıklı gördüm ki sonuç itibariyle belliydi yani. O evet. o mental yapıyla geleceği belliydi böyle bir cezanın. Cezayı da alacaktır tabii ki. Net bir şekilde alacaktır. Hı-hı. O yarış reddoldu diye jockey'in ceza almaması gibi bir durum yok. Tolga Yıldız da o cezayı alacaktır. Kaç gün olacağını hocalarımız karar evet. verecektir. O ayrı bir konu ama bu şeyi yenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Katılır mısınız bilmiyorum. Daha sakin olması lazım Tolga'nın. Şimdi baktığım zaman ilk 5 içerisinde yer alan bir jockey. Son 2 yıldır kendisini çok fazla göstermiş ve artık herkesin konuştuğu bir jockey'in biraz daha sakin olması lazım. Çünkü yapmış olduğu şeyler kendisine negatif olarak geliyor. Ben birebir canlı gördüm diyorum ya. Tolga ceza konusunda yıllardır hep eleştirilir. Fazla ceza alan bir jockey. Şimdi normal şartlarda da birebir konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde çok beyefendi bir çocuk. Evet. Aile olarak zaten öyleler. Aynen. Ama yarışta dediğiniz gibi daha sakin kalması gerekir. Profesyonel sporcu olmak da zaten başka türlü olmaz. Tolga'nın yani bu konuda katılıyorum size. Evet. Sinirlerine daha hakim olması şart. Eğer o liste başına oynamak istiyorsa. Aynen. Ahmet Çetin, selamlar sevgili ailem. Herkese mutlu bir hafta sonu dilerken Gazi günü hasret gidermek dileğiyle askerin de hepinize selam var. Zaman bitiyor. Aile sevgisi asla. Şimdi evet bak kaç sene önceki şey asker kardeşimiz Eray'ın yanındaki küçük kardeşim. Yeah. Artık küçük değil tabii. Artık asker şu anda. Eray Tay gibiymiş orada. Değil mi? Eray askermiş. Eray Tay gibi. İşte zaman böyle aslında. Bu fotoğraflar geldikçe zamanın nasıl değiştiğini, nasıl geçtiğini görebiliyoruz böylelikle. Buradan selamlarımızı iletiyoruz. Bu arada kardeşim, evet. Selamlar kardeşimize de. Müslüm Çelik Yeditepe diye Şafak abiden, Şafak üçüncüden gelen bir mesaj. Müslüm Çelik de o zaman Yeditepe ile devam ediyor. Evet. O da anafartaları değil, Gazi'yi koşmayı tercih evet. etmiş oluyor. Hayati Eröz demiş ki çok güzel bir yayın diliyorum sizlere demiş. Biz de buradan Kuveyt'e selamlarımızı iletiyoruz Hayati. Hayati ile geçen hafta içerisinde birkaç konu vardı yazıştık. 62 derece Kuveyt'te sıcaklık. Bana şeyi gönderdi, fotoğrafları gönderdi. Abi dedi iklimde de 62 derece yani sıcaklık. Hani biz nasıl durumlar dediğimizde durumumuz bu dedi. Bildiğin şey 62 derece gösteriyor. Yani biz burada 35 derece olunca Adanalılar duyuyor musunuz? Hani sıcak diyorsunuz 62 derece. Adanalılar deyince bu arada stüdyoda çok sevgili bir konuğumuz var. Ha, bu arada ben şu cezayirlerimi de açayım yiyeyim size. Evet. Öyle gidiyorsunuz oralarda buralarda şey yapın. Getirmeyin bana. Getirmeyin bana. Yani. Ben de şimdi burada güzel güzel sevgili Tuna kardeşimin getirdiği cezayiri açayım, yiyeyim burada. Size de bir tane bile vermeyeyim. Yapar mısınız böyle bir şey? Afiyet olsun. Yapar mısınız? Yapmazsın tabii de. Tabii ki yapmam. Aynı zamanda sizlerin de var. Ama hiç burada... yapmadın yapmazsın da. Yapmadım. Hiç yapmadın yapmazsın da. Yapmam asla. Teşekkür ediyoruz kardeşime. Tekrardan buradan sevgili Mustafa Manav'la birlikte geldiler. Bizi ziyarete Adana'dan kalktı geldi. Mustafa kardeşim de zaten daha önceden bize de konuk olmuştu buraya. Beraber şu anda kamera arkasından izliyorlar. Belki acaba şey bir çeker mi görürüm bilmiyorum kenarda ama sonuç itibariyle peki biz de buradan selamlarınızı ve teşekkürlerimizi iletiyoruz kardeşlerimize. Bakıyoruz mesajlar geliyor. Fatih Çiftçi iyi yayınlar dedi. Selamlar diyor. Fatih'e de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Bu arada cepten mesajlar geliyor jokeylerle ilgili. Özellikle Gökhan Kocakaya özelinde bir mesaj gelmiş ama birinci ağızdan teşekkür ediyoruz tabii o abimize. Buradan sağ olsun var olsun. Kişiye özel bir mesaj gönderdim sana diyor. Kocakaya ile ilgili. Dolayısıyla tamam bende kalsın bu mesaj. Ama en azından Gazi Koşusu ile ilgili bir paylaşım var. Evet Hayati Öresi de buradan Kuveyt'e selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Yani 62 dereceden mesaj geliyor. Artık dışarıya çıkamıyorlar. Hakikaten çok sıcak. İsinegayan bahçemizdeki yarışseverlere selamlar sevgili yeğenler. Yarın sizler de oy kullandıktan sonra yayında mısınız demiş. Biz bayiler açık olacağız. Yarın yokuz. Yarın çünkü farklı yerlerdeyiz ve hani oy kullanıp tekrardan buraya gelmemiz problem olacak. Bir de bina içerisinde de biliyorsunuz canlı yayınlar olacağı için. Burada biliyorsunuz Kanal D, CNN Türk gibi önemli
televizyon kanallarının da seçim yayınları olacağı için biz dedik ki bugünü biz pas geçelim. Önümüzdeki hafta artık dolu dolu Gazi konuşacağız zaten. Yarın yokuz seçim nedeniyle İstanbul'da, onu da paylaşmış olalım. Erhan Dilek, günaydın Hakan abim. Mutlu hafta sonları dileğiyle prenseslerimiz Sezen ve Simay Sakarya'dan tüm Son Düzlük ailesine selamlarını iletiyorlar diyor. Günaydın canlar, İskenderun'dan sevgiler. Sizleri çok seviyoruz. İskenderun'da bir eviniz, aileniz her zaman var. Bekliyoruz. Başımızın üstünde yeriniz var. Tolgan kardeşim beden L mavi gömlek diyor. Of of of. Eray şöyle Tolgan'a da şey yap. Çok güzel gözüküyorlar onlar da. Görüntü harika. Görüntü müthiş yalnız hakikaten. Teşekkürler. Günaydın canlar, bekliyoruz. İskenderun'a selamlar, sevgiler. Bir kez daha başımızın üstünde yeriniz var demiş. Teşekkürler. Silivri'den sevgileri yayınlar tüm ekibe. Şöyle bir toplu hızlı geçiyorum. Tüm ekibe günaydınlar demiş Taylan Öztürünç. Invincible sana abim günaydınlar, iyi programlar dilerim. Herkese selam ve sevgiler. Berkant'a da buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Sevgili Hakan'cığım, başta sen olmak üzere sevgili Eray ve sevgili Tolga, Ankara'dan kucak dolusu sevgiler demiş. Sevgi dolu bir mesaj olmuş İmveracı'dan. Biz de selamlarımızı iletiyoruz buradan bir kez de. Ahmet Çetin, Son Düzlük başlıyor demiş. Taylan Osturucu'ya, Doğan Şancı'ya sağ olsunlar. Vedat Aydo diye, Ersöz Ersever'e yine Özül Keskin paylaşmış. Muammer Şahin'de bir video paylaşmıştı. Onu da buradan göstermiş olalım. Hakikaten atla çocuk arasındaki sevginin o değil mi, güzelliğini gösteriyor o çocuk. İki masum varlık. Değil mi? İki masum varlık ve o büyüdüğünde kim bilir bu atlarla değil mi ne kadar sağlam ve güçlü bir iletişim olacak. Atlar da hiç zarar vermiyor. Geliyor öyle bir zararsız bir çocuk. Maşallah diyelim. Çok güzel bir video. Daha önceden de ben bunu görmüştüm. Paylaşan dostlarımız olmuştu. Hatta yayında da bir kez daha paylaşmıştık. Sevgisini gösteriyor hepsini burada. Hepsini ziyarete. Değil mi? Hepsini ziyarete gidiyor. Şimdi bu çocuğun antrenör olduğunu, at sahibi olduğunu düşünsene ileride. Tek tek atları nasıl, bak nasıl seviyor. At da sevdiriyor orada kendini. Maşallah diyelim. Buradan bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, şimdi biraz hafta içine geçelim, gidelim istiyorum ben. Hafta içinden de çünkü dediğimiz gibi ziyaretlerimiz vardı. Öncelikli olarak Kocaeli Hipodromu'na gittik. Kocaeli Hipodromu'na siz tabii zaman zaman gidiyordunuz, zaman zaman görüyordunuz ama Kocaeli Hipodromu'nda büyük bir değişiklik var. Büyük bir farklılıklar var. Arkadaşlarım o fotoğrafları verirlerse Kocaeli Hipodromu'ndaki değişimle ilgili çok önemli paylaşımlar var. Hızlı hızlı ne olur geçmeyin. Yalnız tek ricam, bir başa dönerseniz eğer, en başa dönerseniz lütfen rica edeceğim. Şimdi orada tabii bayağı bir yer gezdik. Özellikle şimdi düşünün, al hayatımızda bir takım şeyler var değil mi? Atlar kullanılıyor. Onları nasıl geri dönüşüm yaparaktan şeyleri yapmışlar, lambaları yapmışlar. Aydınlatma organizasyonunu o şekilde hazırlamışlar. Ve sevgili Mehmet Demirçelik'le birlikte gezdik hipodromun birçok yerlerini gezdik, dolaştık. Yani Kocaeli hakikaten sihirli bir değnek değmiş gibi, evet. Büyük bir değişim içerisinde. Şimdi aksın, oradan görüntüler paylaşacaklar arkadaşlarım da şimdi sizlere. Kocaeli'deki Kocaeli Hipodromu ile ilgili görüntüleri arkadaşlarım eğer akıtırlarsa tek tek gelsin ekrana, görüyoruz. Gece aydınlatma sistemi. Ya bunu yakından görmenizi tavsiye ederim hakikaten. Yani nasıl, kim ne düşündüyse hakikaten çok güzel bir düşünce. Aksın fotoğraflar arkadaşlar. Bizim söylememize gerek kalmadan hızlı hızlı akıtabilirsiniz artık. Evet, yine gece aydınlatma sistemini görüyorsunuz. Akşam saatleriydi artık. Yarış vakti gelmişti. Ha, bunu bir donduralım. Bunu bir donduralım. Bunu bir donduralım lütfen. Sizlerden rica ediyorum. Şimdi 18 Haziran 2019 tarihinde Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi'nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Tema Vakfı Kocaeli Temsilciliği ev sahiplerine düzenlenen törende Evlat Aşkına Sıfır Atık Projesi'ne destek veren kurumlara teşekkür belgeleri verildi. Şimdi dolayısıyla destek veren sivil toplum kuruluşlarının nezdinde belge verilen Kartepe Hipodromu Müdürlüğü'nü temsil eden de Mali İşler Müdürü Yardımcısı Murat Abanoz da törende hazır bulundu ve tabii ki sevgili Mehmet Demirçelik de orada bu işin, bu organizasyonun gerçekten hipodrom müdürümüzle birlikte başında olan. Cumhur Bey'le birlikte ciddi anlamda önemli paydaşlardan biriydi. Bu fotoğrafı görünce abi dedi, yani dedi hani böyle bir paylaşım, dedim ya niye bunları biz paylaşmıyoruz, evet. Hep beraber paylaşalım, bu güzellikleri de konuşalım. Hakikaten kulüp ve hipodromca desteklenen, hem Türkiye Jockey Kulübü hem Kocaeli Hipodromu tarafından desteklenen Evlat Aşkına Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye Jockey Kulübü Kartepe Hipodromu'nda yapılan etkinlikte kullanılmış ve atık haline gelen at nalları birbirinden güzel süs eşyası ve sokak lambaları haline getirilmiş. Deminki fotoğraflarda da gördük. Ortaya çıkan süs eşyaları 2006 Mart 2019 tarihinde Kartepe Hipodromu'nda yapılan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde
tarihe damga vuran Türk kadınları fidanlığı içinde fidan dikimi sonrası kadın misafirlere hediye edilmiş sokak aydınlatmaları, Kartepe Hipodrom yürüyüş yolları aydınlatılmaya başlamıştı. Aksın şimdi genel bir görüntüler bu haber çerçevesinde. Genel görüntüleri izleyelim. Arkadaşlarım da getirsinler lütfen. Aksın artık görüntüler. Burada da demin bahsettiğimiz Murat tören Bey. Ve görüntüler ekrana geliyor. Ve işte geri dönüşüm sıfır atık. Normalde evet. Bunlar atık evet. Değil mi? Baktığınızda kullanıldıktan sonra hiçbir şey yaramıyor. Ama bunların nerelerde geri dönüşüm yapıldığı, ne şekilde değerlendirildiğini görüyoruz. Arkadaşlarım ekrana biraz hızlı getirirseniz bu fotoğraf olaylarını birazcık ayarlayamıyoruz galiba. Onu da hızlı bir şekilde değerlendirelim. Üçüncü grup fotoğraflarımız, evet şimdi direkt yine şey geldi. Törenden görüntüler geliyor. Valla Kartepe Hipodromu, Türkiye'de bırakın dünyada bile butik hipodrom dediğimiz hipodrom modelinin en güzel örneklerinden bir tanesi olacak. Ve gerçekten de çevreye, yeşile inanılmaz hassas davranarak her şeyi orada oluşturuyorlar. Binlerce fidan dikildi. Sadece atçılık adına değil, ülkemiz adına Kartepe, İzmit ve Marmara bölgesi adına da çok güzel işler yapılıyor orada. İşte, şimdi burada da bir genelde konsept ahşap konsepti tabii. Üzerine kuruluyor. Onu da paylaşayım. Ve bakın şu giydirmeler bir donduralım bunları da arkadaşlar. Evet. Şurada bir donduralım. Grafiti olmuş. Evet grafiti olmuş durumda ve hani hipodromda şimdi baktığınızda hani hep böyle soğuk gelir bu binalar değil mi? Evet. Trafo binaları olsun işte evet. Su depolarıdır şudur evet. Budur genel anlamda söylüyorum. Bir yere bir mekana girdiğinizde hep böyle soğuk yerlerdir bunlar. Fakat oraları bile yine at figürleriyle hakikaten güzelleştirmişler. Farklı noktalara çok getirmişler. Çok güzel bir sanat. Değil mi? Grafiti sanatı dünyada tabii. Artık biliyorsunuz popüler. Yani çok yaygın. Türkiye'de evet. De artık bayağı bir yayılmaya başladı. Ve bunu yine hipodromumuza bir şekilde uygulama yönünde de katkı ve katılım sağlayan dostlarımıza teşekkürler. Yine Cumhur Bey'in, Mehmet'in yine aynı şekilde çok katkılarıyla. Tek tek yani ben şimdi takipte ediyorum zaman zaman. Hı. Orada da görüyoruz, şey yapıyoruz. Birebir görüşmelerle yani bunların tabii. Çok belli bir bütçeleri var ama karşılıklı böyle o iyi dilek ve iletişimle çözülebilen şeyler. Dolayısıyla çok da fazla bütçe harcanmadan bu güzellikler sen olabiliyor. Mi? Demek ki her şey nedir? Birazcık da ikili ilişkiler ve insan aynen. İlişkilerinin ne kadar ön plana çıktığını görüyorsunuz. Çok güzel yerler yapılıyor. Şimdi çocuk tiyatro alanları gerçekleştiriyor. İleriki dönemlerde inanılmaz güzel projeler var. Okçuk'la ilgili yine evet. Bir yer hazırlanıyor. Onlar tamamen bittiğinde göstereceğiz. Görüntüler aksın üzerinden konuşalım arkadaşlar bir vallahi. Kez daha. İdealist evet. İnsanlar bir araya gelmiş durumda. Ve bu insanların enerjisi nasıl güzel bir şekilde sinerjiye dönüşüyor? Ortada gerek Cumhur Bey, Mehmet Demirçelik, Murat Bey'le de tanışmıştım ben. Evet. O da gerçekten bu işlere çok güzel bir bakış açısıyla bakıp değerlendirebilen bir değerli dostumuz. Ya inanılmaz. Avrupa'da, İtalya'da da hani böyle butik hipodromları gördük biz. Çok daha güzel olacak ben inanıyorum ve çok mutluyum şu hipodromu gördüğüm ya için. Ya ben ne diyorum bak uzun aradan sonra Kocaeli'ye ilk defa gittim yani bir sene falan olmuştu. Bir seneyle arada büyük fark gördüm. İnanılmaz bir değişim var ve demin aslında çok önemli bir konuya temas ettin sen. Müthiş bir uyum ve müthiş bir sinerji var. Ekip birbirine çok bağlı, birbirlerinin görüşlerine, fikirlerine saygılılar. Evet Bursa'ya gittik, Bursa'da da güzellikler var. Yarış koştuğu zaman Bursa'ya da gidiyoruz, geliyoruz ama... Kocaeli'ye bu aradan sonra evet hakikaten kusursuz. Çocuk alanları ve güzel tarafı ne biliyor musun? Atçı da çok destek veriyor. Evet. Şimdi bak sağlıklı yaşam alanları var ve burası şans yolu. Burası tamamlandıktan sonra çok güzel olacak. Buraya çok çok farklı düşünceleri var. Çok farklı fikirler var bu şans yolu ile ilgili. O yolun sağına soluna atçılığımıza damga vurmuş isimler ve onlar bir şekilde resmedilecek, bir şekilde canlandırılacak. Yani tam detay verip de sürprizi tadı kaçmasın diyeyim ama bittiğinde inanılmaz şey görecek. O yolun adı şans yolu. Bakın naldan evet. Geçiyorsunuz, girişten geçtikten yani. Sonra şans yolu. Yani bunu bile düşünmek, bir konsept olarak bunu hayata geçirmek bence büyük bir özveri gerektiriyor. Yani orada kimse şu değil. Ya benim mesaim 9'da başlıyor, tabii, 6'da tabii bitiyor ki. Zaten o tip oldu mu zaten o tip şeylerden olmaz ben de hiç sevmiyorum. Yani kendi genel... Beni tanıyanlar bilir, sizler tanıyorsunuz. Mesai kavramıyla böyle saat 9'da eğer kendin ilave bir şey katamıyorsan, bir şeyler gerçekleştiremiyorsan o zaman ne sen yaptığın işten zevk alırsın, ne senin çevrendikler senin yaptığın işten mutlu olur, memnun olur. O zaman farklı bir noktaydı. Ama burada herkes kendi mesaisinden, kendi zamanından feda ederekten bu hipodromu bu noktaya güzelleştirmeye çalışıyorlar. O anlamda emeklerine sağlık. Evet, evet. Vallahi yıllardır gidip geliyoruz Kocaeli'ye. Belki de İstanbul'dan çok tabii. Kocaeli'deki hipodromu
ziyaret ederiz, yarışları izlemeye gideriz ama yani şu son 6-7 ayda yapılanlar inanın ki yıllardır uğraşsan yapamayacağın evet. şeyler. Bunu oradaki ekibe borçluyuz aslında. Evet. Gider gitmez başladılar ve sen de çok doğru bir şey söyledin. Mesai saati diye bir kavram yok. O olsa zaten bu işler ortaya çıkmaz. Bir virgül koyayım mı? Sen doğru bir şey dedin, onu söylüyordun. Yani atçılar da çok destek veriyor. Mesela demin orada oyun alanlarına Zafer Bey sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Zafer Eylül, ona da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Aynen. Onunla da karşılaştık. Bugün bayağı evet. Güzel sohbet ettik. Yani herkes ya buraya ne yapabiliriz? Kendi atıyorum çiftliğinde altı durumda duran ama burada çok ciddi anlamda katkı sağlayabilecek bir takım şeyler hediye ediyorlar. Yani çevre evet. çiftliklerden, evet. çevre atçılardan da neyi ne şekilde daha güzelleştirebiliriz diye. İmece usulü ama en önemlisi tabii bu işler idareyle de koordineli bir şekilde tabii. devam ediyor. Yani bugün Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan tutun da Kartepe Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na evet. kadar onlarla da çok önemli bir sinerji sağlanmış durumda. Buradan dolayısıyla sadece hipodrom içerisindeki veya işte Türkiye Jockey Kulübü'ndeki ekiple yaşanan sinerji evet. değil, aynı zamanda bağlı olunan belediyelerin de kendimizi anlatma konusu hep diyoruz ya net iyi bir şekilde çok büyük bir katkısı var. Hem Kartepe Belediyesi'ne hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de buradaki emeklerini yatsımamak sosyal gerekiyor. Sosyal bir alan oldu artık. İşte hep burası. Söylüyoruz ya evet. bakın ne diyorduk? Millet bahçeleri diyorduk. Aynen. Geçen seferde de söyledik hani gündemdeydi. Alın işte burada Kocaeli'de bugün sabah erken saatlerde hipodroma gelip akşam yarışın olduğu yarışların bitimine kadar çoluğunuzla çocuğunuzla vakit geçirebiliyorsunuz. Aynen. Arkadaşlar diğer bir fotoğraflar vardı. Onları da verin lütfen. Yaza merhaba ile ilgili bir pikniklerin de yapılabilir. Yani sadece gelip burada nal işte şans yolunda gezip yarış seyretmiyorsunuz. Diğer fotoğrafları da verin lütfen arkadaşlar. İkinci grup fotolarımızı. Gelip burada sosyalleşebiliyorsunuz. Evet. Gelip burada pikniğinizi yapabiliyorsunuz. Çocuklar eğlenebiliyor. Yani anlatmaya çalışabiliyorum. Gelip sabah erken saatlerden, hı. akşam saatlerine kadar hı. sosyalleşebileceğiniz büyük alanlar, bu tip alanlar gerçekleşiyor. Bunda da tabii hipodrom, belediye değil mi? Hem Kartepe Belediyesi, tabii. hem Büyükşehir Belediyesi, hem çevre belediyeler, hem buradaki dostlar. Ancak böyle oluyor. Bunlar bir arada sıfır egoyla, değil mi? Bu da çok önemli. Sen yaptın, tabii. ben yaptımdan evet. ziyade biz yaptıkla tabii. bu onu bile özellikle söylüyorlar. Bizim ismimizi evet. telaffuz evet. etmeseniz çok daha iyi çok rica ediyorlar ama ben de ona çok şeyim. Yani birinin bir yerde bir şeyde emeği varsa o isimleri ben zikrederim arkadaş. Yani aynen. kimse kusura bakmasın. Çünkü burada bir emek var. Tabii. Sen çok mesainden iyi. Feda ediyorsun. Ne bileyim arkadaşlarımız orada şey yapıyorlar. Yarış bitiyor. Evet. Halen orada çalışanları görüyoruz. O pansiyonlar şefliği de bir girdik. Pırıl pırıl her yer. Hakikaten. Yani oradan buradan pansiyonlar yani. Şefliğine de teşekkür edelim. Yani hipodroma girdiğinde bambaşka bir hipodrom. Kocaeli hakikaten çok evet. güzelleşmiş. Bana göre hatta oradaki gezdiğimiz arkadaşlarımız da şunu söylüyorum. Yakında dedim siz dedim bazı hipodromların pabucunu da mı atacak gibisiniz. Evet. Yarın öbür gün toplantılar burada olabilir bu gidişleri. Tabii örnek ondan olacak. Örnek alınmalı aslında. Baksın abi şu beklentiler farklılaşacak tabii. artık. Şimdi diğer evet. hipodrom müdürlerimiz de izlesin bunu. Bence de. Bir yerleri böyle bölerken demirlerle veya o demirlerin üstüne evet. yeşil brandalar gererek yeşilmiş hissiyatı değil. Bize yeşil şeylerle yapını yani yapacağız. Yani şurada bak. Oradaki mutluluğu görüyorsun. Biz aileler hipodroma gelsin diyoruz. Çocuklar evet. hipodroma gelsin. İlla bu işin sadece müşterek tabii. bayısı olmadığını söylüyor. İşte bakın buradaki görüntülerde bunları net bir şekilde görüyoruz. Ellerine, emeklerine sahip. Eracığım kaldığın ya, yerden devam et. Futbolda şey vardır. Hani tuttuğu takıma, oynadığı takıma gönülden bağlı adamlar vardır. Evet. Böyle canının tekmeye içine takar ya. Tekmeye kafa atar değil mi? Ha, tekmeye böyle kafa sokar falan. Ben bu ekibi öyle görüyorum. Değil mi? Bu gönül işi ya. Evet. Buraya gönül koymazsan şu görüntüler çıkmaz. Mümkün değil. Ve bu kadar kısa sürede çıkmaz. Hı. Şimdi yakın zamanda sürekli gidip geldiğiniz için şimdi hafızamda canlanıyor evet. benim. Şunlar bunlar yapılacak dediler. Acaba dedik ha, değil acaba mi? Acaba dedik bir de şimdi ya 7-8 ay önceki görüntüler evet. benim gözümün önünde. Yok ya diyorum hani evet. bu kadar kısa zamanda bu yapılmaz. Yani ne kadar teşekkür etsek azdır. Bizler aslında bu teşekkürü orada yaşayan işte Kocaeli şehrinde veya yakın illerdeki bizler de gidip geliyoruz. Oradaki dostlarımız için ediyoruz. Müthiş iş başardılar ve üstüne koyar da daha devam ediyorlar. Daha bu bir şey değil. Tabii daha devam çıkan gelecek. İş %50'si evet. belki. Emeklerine sağlık. Hepsini teker teker kutluyorum ben buradan. Evet. Ya bir kere son bir şey ben de ilave edeyim. Ben de bir atçıdan çok bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak teşekkür edeyim kendilerine. Neden? Binlerce fidan dikildi oraya. Yani bu hem örnek olması açısından bir de belki 200-300 yıl sonra
burada hipodrom olur olmaz ama burası çok güzel, yeşil bir alan olarak kalacak. Eserleri de sonsuza kadar yaşayacak diye düşünüyorum. Sağ olsunlar, ellerine sağlık. Evet, Eray var mısın ilavelerin? Az önce de biraz değindik. Şurada yaşananlardan, yapılanlardan diğer hipodromlarında biraz örnek alması gerekiyor. Çünkü biz bunu istiyoruz ya. Yani bu zor bir şey değil. Yapılabilir bir demek şey, gördük. Demek ki yapılabiliyormuş. Lütfen diğer hipodromdaki büyüklerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz hepsi şuralara biraz baksınlar ve buradan örnek alsınlar. Aslında hepsi çaba ve gayret sahibi. Yani her hipodromda şeyler yapılıyor. Mesela İstanbul hipodromuna da geldiğinde hakikaten şimdi özellikle arka taraftan geldiğinde o internasyonel alanımız harika. Yani her yer yemyeşil, pırıl pırıl, güzellikleri yani farklı bir şey. O beton yığınları içerisinde bambaşka bir yere giriyorsun. Evet. Yani hipodromun kapısından girdiğin andan itibaren arkada. İstanbul'da da öyle. Evet. Bursa'da bakma, Bursa'da da hani bu tip şeyler var ama tabii yapılacak şeyler var mı? Var. Var. Yapılsın, onu istiyoruz biz. Pekala. Tabii hafta içerisinde yine keyifli bir ziyaretimiz daha oldu. Arkadaşlarımızdan onu da rica edelim. Akmeşe'de Haraya gittik. Pamukçu Arası'na gittik. Bir o görüntülerde gelirse arkadaşlarımız. Şimdi neyse bu fotoğrafta sondan başa gidiyoruz. Durduralım. Durduralım o zaman. Burada başlayalım. Bu fotoğraftan başlayalım. Şimdi en sondan başa doğru gidelim madem. Sırada fotoğrafların sırasında. Hatice Hanım sağ olsun. Hatice Yıldız. O gün bir tatlı bir sürpriz oldu. Tatlı bir tesadüf oldu. Biz Hara ziyaretimiz sonrasında bir baktık. TCK TV'de de çok sevdiğimiz dostlarımızın sevgili Barış Düşmez'in hazırladığı Sorulmamış Sorular programının konukları Harada çekimleri. Değil mi? Harada Yıldız Ekürisi. Harada çekimleri vardı. Dolayısıyla Güngör Bey ve Hatice Hanım çiftliktelerdi. Evet. İşte Mr. Görkem'in ve Ulan Batur'un tabii şu an çok popüler olduğu için söylüyorum. Evet. Onların yetiştiği çiftlik aynı zamanda burası. Orada da bir çekimleri vardı. Ve çekim sonrasında hep beraber bir hatıra fotoğrafı çektirdik. Akmeşe'nin içerisinde bu. Dolayısıyla burada sevgilerimizi iletiyoruz. Akmeşe sevilen kasabada değil mi? Evet. Orada çok keyifli bir ortam geçmiş. Hatice Hanım da sağ olsun bu anı ölümsüzleştirmek için dedi ki ben bir dedi toplu bir fotoğraf çekeyim burada dedi. Ve çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Başta Hatice Yıldız olmak üzere. Arkada ekipte dostlarımız var. Tabii şeye döndüğümüzde, çiftlik görüntüleri döndüğümüzde paylaşacağız ama ben buradan bir kez daha başta tabii Pamukçu Arası'nın başı, atası, babası Senayi Pamukçu olmak üzere Ali kardeşime, Ali Pamukçu'ya, yine Mehmet Pamukçu'ya, Dalyan Pamukçu'ya, bütün kardeşlerimize, Mevlüt Çiftçi'ye ve Mehmet Çiftçi'ye kardeşlerimize. Aksın görüntüleri arkadaşlar üzerinden konuşalım lütfen. Bir sonraki görüntüye de bakalım gelsin neler varmış. Evet, bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi TCK TV ekibiyle birlikte güzel bir sürpriz oldu. Değil mi? Umut'la başta. Evet. Umut Pamukçu. Yine Barış kardeşim orada. Tolgan sen varsın. Senayi abi var. Torunları var. Yine Mehmet Pamukçu. Dalyan Pamukçu. Dalyan'la gerçi şeyde de karşılaştık. İlk hipodroma geldiğinizde Fikret abinin mekanında. Ali Fikret abi de sağ olsun. Evet. O şeyleri bize ayağımıza geçirecek şeyleri vermesi hakikaten değil. Galoşlar. Evet. Çok işimize yaradı o yağmur içerisinde ama tabii çiftlik mükemmeldi. Dönelim görüntülere gelsin tekrardan. Sevgili Görkem. Aynen. Evet yine fotoğrafta da bir Görkem var. Görkem Gedikoğlu dostumuz. Yine Tolgahan, yine Ali kardeşim, Ali Pamukçu ben. Senayi abimiz yine çiftlikte sağ olsun. Burada da Eray bu anı ölümsüzleştirildi. Evet. Yani İrlanda'dan bir görüntü gibi değil mi? Çok benziyor abi yani değil iklim. Mi? Hani gittik oraları da görme şansımız oldu. Ben Sakarya, Hendek ve Kartepe'nin iklimini, o coğrafya şeyini çok benzetiyorum bitki örtüsünü. Evet arkadaşlar fotoğraf verin. Yemyeşil yani yılın belki 10-11 ayı padokları yeşil. Yani şu yeşilliğin yeşiller tonu var çiftte görüyor musun baktığında? Yani beklediğimden çok çok güzel doğayla baş başa bir yer. Evet. Şey yaparken... Tabii çok hakikaten çevre düzenlemeleri falan da çok süper. İyi olmuş. Eski atı çiftliği herhalde burası. Konuşalım arkadaşlar. Böyle olmuyor. Ver al, ver al. Eski olmuyor. Atı çiftliği değil mi burası? Saadettin evet, Atı evet, çiftliği. Evet, ama çok önemli atlar zaten yetişti burada. Ve ciddi şekilde de çok geliştirmişler. Güzel burada Tolgan atları kontrol ediyor bakıyor. Bakar mısın şu yeşillik arkada dediğin gibi uçsuz bucaksız bir alan. Ve bu alanda da yine bu tabii şey sonrasında artık buradan da yarışa gidiyoruz. Yarışa giderken aynen. Hep beraber dediğim gibi Yıldız
Hızlı Küresi'yle keyifli gün oldu. Ben buradan bir kez daha bir teşekkürlerimizi iletelim. Başta Senayi Pamukçu, Ali kardeşim, Ali Pamukçu yine benim çok sevdiğim kardeşlerimden biridir. Yine aynı şekilde Dalyan kardeşime, Mehmet kardeşime, Dalyan Pamukçu ve Mehmet Pamukçu kardeşime, yine oradaki Mehmet Çiftçi ve Mevlüt kardeşime, Mevlüt Çiftçi'ye ve tüm Pamukçu harasına buradan selamlarımızı, sevgilerimizi ve teşekkürlerimizi iletelim. Hakikaten çok önemli standartlarda ki yerlerden birisiydi bu arada. Boşuna çok değil güzel, şampiyonlar. Evet, yani bir Mr. Görkem'in, bir Ulan Bator'un buralarda yetişmesi. Daha öncesinde de tabii çok önemli şampiyonların yetiştiği yerlerden bir tanesi. Çok tesadüf olmadığını da söyleyelim buradan bir kez daha. Evet Tolga. Ben çok büyük keyif aldım. Gerek doğayla baş başa bir yerde birkaç saat geçirmekten, gerekse Pamukçu ailesini yakından tanımaktan çok mutlu oldum. Neden? İnanılmaz beyefendi bir aile. Çok. Yani çok naif. Yani her ferdine bakıyorsunuz, hepsi birbirinden beyefendi. O yüzden kendilerine selamlarımı iletiyorum. Çok mutlu oldum böyle bir aileyle tanıştığıma. Örnek insanlar gerçekten. Atçılıkta hep olması gereken. Evet, hep olsunlar, var olsunlar. Evet. Aynı zamanda Sayın Hatice Yıldız, Güngör Yıldız çiftiyle de orada tanışmış olduk. Zaten gıyaben de tanışıyorduk. Hep olumlu şeyler duyuyorduk. Evet. Orada bir kez daha hanımefendiliklerini, beyefendiliklerini bir kez daha yakından görme şansı bulduk. Kendilerine de selamlarımı iletiyorum. Onlar da örnek at sahibi modeli gerçekten. Evet. Dediğim gibi kardeşlerin hepsi çok iyi. Yani evet. Umut da, Umut Pamukçu da, o da hep beraber oradaki Umut, Mehmet, Ali, Dalyan hepsi o kadar güzel evlatlar yetiştirmiş ki Senayi Bey, hakikaten aynı düşüncelere katılmamak mümkün değil. Ben hani daha önceden de bildiğim bir aileydi, tabii. Ama hakikaten bir kez daha o beyefendiliklerini, o şeylerini göstermiş oldular. Bir kez daha selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Evet. Tabii isim olarak bildiğimiz, çoğu zaman da gördüğünüz zaman selamlaştığımız dostlar, ama ilk kez bir arada zaman aynı ortamda bulunma fırsatı edindik. Pamukçu ailesi hakikaten de müthiş bir aile. Yani tepeden tırnağa çok doğru, çok düzgün insanlar. Böyle bir aileyle o gün ortamda bulunmak, beraber az da olsa zaman geçirmek bizler için kıymetliydi, değerliydi. Yaptıkları işi ne kadar çok sevdiklerini o gün bir kez daha gördük ki zaten severek yapmasalar bu başarılar da olmaz. O atlar oradan çıkmaz yani. O müthiş doğada çok güzel atlar yetiştiriyorlar. Hepsine buradan bir kez daha teşekkürler. Sonrasında Güngör Yıldız ve Hatice Yıldız dostlarımızla, ki benim aynı zamanda akrabam da olur kendileri, onlarla da tanışma fırsatı bulduk. Onlara da buradan selamlar. En yakın zamanda inşallah yine tekrar yeniden buluşmak dileğiyle. Evet. Şeyde seyredin. Sorulmamış soruların. Evet, değil mi? Bu bölüm özellikle çok güzel oldu. O çiftlikte nice görüntüler var ve çok güzel hikayeler var. Buradan bir kez daha selamlarımızı iletelim. Bütün ekibe, hem Hara'ya, Hara çalışanlarına, tüm ekibe ve aileye, bunun yanı sıra Yıldız Ekibisi'ne de buradan selamlar diyelim bir kez daha. Evet. Şimdi biraz mesajlar var. Bakıp hemen normal akışımıza döneceğiz. Dün konuşacağımız koşular var, konular var. Arkadaşlarım hemen verdiler. Göksel göndermiş. Selamlar Hakan abicim, yeniden Kocatepe koşusu galibi Tamara ve Bülbül Ali demiş. Evet, Ali'yi görüyoruz burada. Ve Kocatepe koşusu Tamara, değil mi? Tamara da komun iyi atlarından bir tanesiydi. Ali'ye de buradan selamlar. Yine Kurtuluş Arası Sıddık Kaya Salih. Merhaba Hakan abi, tüm ekibe selamlar. Last Shadow ve adını sen koy için yorumlarınızı bekliyorum. Eray Bey'den demiş özellikle. Sayın Cantmaz Anayip Odanım'ın ağaç katliamı yaşandı. Lütfen bir günde ondan bahsedin demiş. Kocaeli Hipodromu yeşilinden bahsettiniz. Yapanlardan Allah razı olsun. Adana Hipodromu ise ağaç katliamı yaşandı. Bir bilgimiz yok. Bir paylaşım gelirse herhangi birinden Adana'da. Adana'da ağaç katliamının yaşandığı ile ilgili böyle bir paylaşım var. Nedir? Görelim bakalım. Mersin'den selamları yayınlar abi. Her zamanki gibi ekranların karşısında soluksuz izliyoruz. Tolgan ve Eray Bey'e de selamlar demiş. Kurtuluş Arası sevgilerimizi iletelim. İnşallah abi neden olmasın, Hakan abi davet ederse her zaman demiş. 96 bayi herhalde bir yazışma içerisinde. Bizim her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Ne zaman istersiniz bize bir gün veya iki gün önce haber vermeniz kaydıyla biz her zaman buradayız. Evet. Aşağıya doğru iniyoruz. Serkan Şahin'e, Malik Güler'e, Murat Çağım'a tüm ekibe selamlar. Eyalet ve Tolga'na da tebrikler. Sürekli Kocaeli'ye gelmeleri ve hipodromu yansıtmaları. Özveri gerektiriyor. İyi yayınlar. Turgut Bakkaloğlu, Cihan Başkan, Hakan Bey'i konuk olarak sizi ekranda görmek isteriz. Hakan Bey'in konuğu olarak sizi ekranda görmek isteriz demiş. Cihan Başkan.
İlk kez duydum. Ben de. Dostlar merhaba. Her zamanki gibi keyifle izliyoruz size. Güzel bir program. Keyifli saatler dileriz demiş Bülent Ruşen. Mahmut iyi yayınlar. Mutlu hafta sonları tüm ekibe. Çınar Narin günaydın. Sonuzluk kralları bu ülke. Bizim Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti kimse bize İstiklal Marşı'mızı kaldıramaz demiş Çınar Narin. Evet hafta dün bir görüntü gördüm. Evet. Çok rahatsız edici bir görüntüydü. Çok fazla bu konulara girmek biliyorsunuz programımızın şeyi farklı evet. Ama konu İstiklal Marşı. Kimsenin haddine değil. Ulu Önder Atatürk olduğu zaman hiç kimse kusura bakmayacak. İstiklal Marşı'nı siyasi bir içerik olarak görüp de herhangi bir mezuniyet töreninde kaldırmak kimsenin haddine de değildir. Nokta. Çok da fazla şey yapmıyorum çünkü böyle bir saçmalık yok. Yani o İstiklal Marşı'mız bizim ya. Aksi tamamen art niyetli bir yaklaşım olur. Net. Art niyetli yaklaşım net. Sahipleri de bence yok olur giderler. Yanlış. Böyle bir şey olamaz. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş demiş Taylan Öztürünç. Herkese hayırlı hafta sonları. Son düzgün güzel üstü. Eray kardeşim ve Tolgan kardeşime çok selamlar. Hakan Bey sizleri her daim seven bir yarısı olarak içinizde başarılar dilerim. Saygılarımı demiş. Çok teşekkürler. Sevgili Hakan, Guinness'e göre ölçülen en yüksek sıcaklık 56 santigrat derecede 60 derece sıcaklıklar metal ve asfalt üzeri ölçümler olduğu için teknik olarak itibar görmezler. Kuveyt'te ölçülen o sıcaklık gerçekte 40-45 derece. Kusura bakma. Selamlar demiş. Salihettin Bey, ben Kuveyt'te bulundum da biliyorum. Kışın ortasında asfaltta falan değil. Net size söyleyeyim bunu. Direkt o şehrin içerisindeki şeylerde o dijital kamera asfaltta da falan değil. Şehrin merkezinde bulunan yerde direkt o dönemlerde kışın ortasında 30 küsur dereceleri 40 küsur dereceleri gösteriyor ve gelen görüntü de zaten asfalttan falan değil direkt hissedilen sıcaklık diye hissedilen bir şey de var. Ayrı 62 derece diye gösteriyor. Sonuç itibariyle bu bilgiyi de paylaşalım. Birebir bulunduğum için söylüyorum. Merhaba Hakan abi, tüm ekibe selamlar. Lastra Lavadını Senko'yu paylaşmıştık o mesajı. Yine abi bunun hesabını kim verecek? Komiserlerle ilgili eleştiriler var. Yine YouTube'daki yayınla ilgili bir problem var ama şu anda yok. Yani Fatih Yıldırım göndermiş. Diyor ki, canlı yayında görüntü sese göre geriden geliyor demiş. Bir arkadaşlarım kontrol etsinler ama böyle ilk defa böyle bir şey geldi. Başımız sağ olsun ışıklar içinde uyusun demiş. İnfluenza Orhan Bekmezci için paylaşmıştı. Yine Ankara'dan selamlar abi. Hayırlı yayınlar. Bizimkiler zevkle izliyorlar. Minik at sahiplerimiz demiş. Biz de kardeşlerimizi gözlerinden öpelim o zaman buradan bir kez daha. Orhan Demirkan iyi hafta sonları yayınlar abi demiş. Teşekkürler. Günaydın dostlar iyi yayınlar. Bir Nikomedia yarışı izler miyiz? İlerleyen günlerde izleyelim Nikomedia'da. Son Düzlük ailesi mutlu hafta sonları yarın her şey güzel olacak inşallah seviliyorsunuz demiş. Hakan abi merhaba, ses ve görüntü geç geliyor, bir tek bende mi sorun var acaba diye ikinci bir mesaj gelince arkadaşlarım bunu kontrol etmek durumunda kalacaklar tabii ki. Lütfen bunu bir kontrol edelim, bir senkron sıkıntısı var mı yok mu? Yalçın Tokuç iyi yayınlar abi, Eray ve Tolga'na da selamlar. Son Düzlük demek AGF'si 3 bile olsa ata yönelip tek atmak demek. Koşullara bu kadar iyi hazırlanan bir yorumcu daha tanımıyorum. Teşekkürler Son Düzlük ekibi demiş Sezer Abancı. Teşekkürlerimizi iletelim biz de. Yalçın Tokuç'a teşekkürler. Mehmet Akyavuz, Selam abi yayınlar Urfa'dan demiş. Biz de selamlarımızı iletelim. Fatih Çiftçi, hayırlı yayınlar selamlar demiş. Metehan, afiyet olsun yayınlar abi demiş. Valla oraya gitti orada kaldı. Ben daha yemedim Metehan. Reklam arasında hep beraber. Uğurcan Sönmez'e buradan sevgilerimizi iletelim kardeşlerimize. Murat Zafer Aslan, hepinize sevgiler. Ne güzel ki bizi sorunlardan uzaklaştıran atlar var. Hakan Bey bir şey merak ediyorum. Acaba bu haralara çekilen şampiyon atlarımız arasında her sene Şampiyonlar Kupası düzenlenemez mi? Hem bir daha görme fırsatımız olur hem de güzel heyecan olur. Tabii haradaki atları getirebilmek öyle çok kolay değil. Çünkü hara hayatına alışan atların tekrardan yarış yerine geldiklerinde heyecanlanabiliyorlar. Ve koşacak zannediyorlar. Mesela Bolt Pilot en son jubile için yıllar sonra bir daha geldiğinde koşacağını zannetti. Tabii, yani düşün evet. Ona tekrardan o pistleri görünce ve hakikaten de o fitlikteydi. Ki hani biraz daha sakin olması için malum artık çift katı olduğu için sakinleştiricilerle öyle çıkmış ona olmasına rağmen o yeşillikleri evet. Görünce ne gibi tepki verdiğini hep birlikte görmüştük. Yine abi de küçük bir ekürün atla yasaklı madde çıkmıştı. Tolga'nın sosyal medyadan konuya biraz dikkat çekti. Yorumlarınızı rica ederiz. Küçük bir ekür değil tam tersi büyük bir ekürüydü. Aracı ekürüsünün... Büyük mü yazmış küçük mü yazmış? Ha büyük bir ekürün atla yasaklı madde çıkmıştı. Ben niye öyle okudum? Pardon. Büyük... Evet. Evet. İki atlarında Tomiris ve Rabenda. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bu da Oddjob'da diskalif oldu. Oddjob'da diskalif oldu. Bu hafta yine fazla sayıda oldu bu durum. Bir de işin daha vahim tarafı ne? Ekürünün atı iki hafta sonra yine iki atta birinci, ikinci oldular. Yine bir
tabii numune alımı söz konusu oldu. Atçılık tabiriyle sallaya girmiş oldu atlar tekrardan. Ve aynı günde yarışlardan sonra iki atın da diskalif olduğu bir yarış evvel açıklandı. Yani sizce çok vahim bir durum değil mi bu? Hazırsın. Gündüz açıklasalar atlar koşmayacak. Şimdi atçı aldığı yemin içinde bir şey çıkabilir ya da bir tedavi uygulamış olabilir. Süresi düşündüklerinden daha fazla atın vücudunda kalmış olabilir. Şimdi siz bunu gündüz açıklasanız zaten normal şartlarda koşamaz atlar. Ekip de bir şekilde önlemini almış olur ilerleyen dönem için. Ama şimdi bunu yarış atların koşmasına göz yumup tekrardan atlar sallaya girmesine yol açtı. Komiserler kurulu, Bursa Mahalli Komiserler Kurulu. Ben bunun hiç kabul edilir bir taraf olduğunu düşünmüyorum. Bunun vebalini nasıl ödeyecekler? Şimdi atlar, şimdi aynı maddeler tekrar atların vücudunda kalmışsa ya da tekrar kullanılmışsa bunun vebalini nasıl ödeyecekler? Bir antrenör kardeşimiz böyle bir durumda ömür boyu diskalif olur. Şimdi iki tane gitti. Evet. Birinde bile çıksa yanlış kardeşimiz ömür boyu diskalif olmuş olacak. Komiserler Kurulu şu açıklamayı da sakın yapmasın. Ya işte saat geç saatte elimize geliyor. Hayır arkadaş, 14 gün olmuş. İkinci şişeler istenmiş, numuneler. Bunun takipçisi olacaksınız. O gün koşan atlardan bir iki tanesinde belli ki sıkıntı var. İki hafta sonra yine bir Bursa yarış günü elbette koşan atlar olacak içlerinde tekrardan. Bunun takipçisi olacaklar. Daha erken saatte ellerine ulaşması için isteyecekler, gidecekler, alacaklar. Nasıl yapacaklarsa onların sorumluluğunda. Yani burada çok büyük bir eksiklik var. Atçıya da yazık günah. Bu konunun biraz daha üstüne gidilmesini istiyorum ben. Şimdi yarışsever adına da şöyle bir sıkıntı var. Bir daha koşmuş oldu tabii. Şimdi atçı, antrenör, tamam. Yarışsever bu sonuçta bir sacayak. Tamam. Sen sosyal medyada da paylaştın değil mi? Önemli bir konu aslında. Ben de bir en azından yarışsever bacağından da bakayım olaya. Şimdi hafta içerisinde odd job olayından bahsedeyim. O gün mesela kim kazanmıştı o koşuyu hafta içinde? Goldfoot kazan. Yok, Goldfoot değil. Odd job koşusunda. Ha, evet. Yaşar Demir'in atı. Her şey Mascherano. Mascherano kazandı. Koşunun üçüncüsü de Pamuk Baba oldu. Evet. Şimdi ben o gün farz et ki Mascherano, Pamuk Baba ikili oynadım. Tabii araya Ot Çöp girmiş. Araya Ot Çöp ki oynadım. Tabii. Oynadı arkadaş. Evet. Şimdi ne oldu? O ikincilik de sayılmıyor. Çünkü Ot Çöp'ün bir önceki yarışındaki yarışındaki birinciliğinden diskalif oluyor. Dolayısıyla oradaki ikincilik de zaten ikramiyesi ne oluyor? Pamuk Baba ikinciliğe alınıyor. Dördüncü, evet. Üçüncülüğe alınıyor falan filan, öyle bir sıralama değişikliği oluyor. Şimdi burada siz yarışseverin de bir şekilde hakkı yenilmiş oluyor. Ne oluyor? Evet. O gün atıyorum Pamuk Baba ile ikili oynamak isteyenler veya üçlü bahis oynamak isteyenlerin o gün Ot Çöp koşmasa belki ikili o şekilde bitecek. Şimdi bir de işin yarışsever bacağı var. Gelelim şeye, antrenör ve şey kısmına, ekip işine. Tamam. Şimdi kardeşimiz diskalif oldu orada, antrenör ve at sahipleri. Evet. Tabii orada antrenör direkt diskalif oluyor. Ve iki attan iki kere, muhtemelen hele bir de şimdi açıklanmadı. Eğer orada da, çünkü bu atların hepsini aynı gün yarış koşturup gece açıkladılar. Evet. Şimdi o büyük bir sıkıntı. Yani şimdi o kardeşimiz de eğer bir daha öbür salyalarına çıktığında kaç yıl oluyor? Ömür boyu oluyor. Şu anda 3 yıl. Eğer onlara çıkarsa meslek hayatını bitiriyorsunuz. Şimdi bu hani çıkan maddelere de baktığınız direkt kafein olsun bilmem ne olsun. Daha ilk bir atla yok edin. Evet. Ona şeyim yok ama bir tedavidir, şudur budur, bu tip şeyler girdiğinde şimdi en azından önlemini alacaktır değil mi orada? Çünkü aynı günün akşamı, koşunun akşamı açıklamak bana göre çok mantıklı gelmiyor. Çünkü o da yanlış bir şey. Buradan aslında Yüksek Komiserler Kurulu'na da seslenelim. Orada da atçı olan arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz de var içlerinde. Şimdi siz kendinizi o şey, bu yarın öbür gün sizlerin olmayacağı anlamına da gelmez. Yarın öbür gün siz düşünün, atınız diskalif oluyor, şey geliyor, o gün yarış koşuyor, akşama açıklıyoruz. Tabii. Ve o gün de tesadüfen at gene kazanıyor. Ki görmüyor musunuz Hakan abi, bir virgül koyalım. O salyaların ait olduğu gün, iki hafta önce koşan atların, salyaya giren atların bir daha koştuğunu da bal gibi görüyorsunuz. Aynı gün birçoğu yarış koşuyor tekrardan. Evet. İşte Jetta'yı olsun, Tomiris'i olsun, birçok at aynı gün bir daha yarış koşuyor. Demek ki bunu da görüyorsunuz. Görmüyorsanız da görün. İşiniz ne sizin ya? 14 gün önce ilk numunesi pozitif çıkan, yani istenmeyen madde olduğu tespit edilen at, o gün, daha akşam sonucu açıklayacağımız gün bir daha koşuyor. Kör müsünüz? Açın bakın yani. Kusura bakmayın da. Koşuyorlar. Bunu gündüzden elinize ulaşması için
Etliğe mi baskı yaparsınız? Nereye baskı yaparsanız yapın. Ya orada acaba şey mi oldu diye düşündüm. Özür dilerim, kestim. Çünkü bazen biliyorsunuz hani çift görevler olunca acaba hipodroma gidip direkt başkan mı gelmedi, Yakup Bey mi gelmedi? Ama yarışlar başlamadan gelmek zorunda. Şimdi, tamam da ya bazen şeyler olabiliyor. Yani şahit olduğumuz gelsinler Yakup Bey özelinde söylemiyorum bunu da. Zaman zaman acaba onu beklediler bir açıklama. Çünkü şimdi bir de şu var. Hep yarısı, Bursa aynısını yapıyor. Bir de şu var ama mesela koşan atlar da ondan da mı acaba çekindiler diyorum. Burada bence açıklamak daha doğruydu. Hani atlar da favoriydi ya. Açıklanıp açtığında son anda favori atı yarıştan çıkardılar bilmem ne muhabbet. Ama o zaman bir taraf bir yere korurken tabii, kollarken öbür tarafa çok zarar veriyor. Tuzak kurmuş oluyorsun. Tamam işte onu anlatmaya çalışıyorum zaten. Doğru olan o da değil. Eğer onu düşündülerse şimdi kendimizi de onların yerine koyuyoruz. Şimdi düşün son dakika %60 AGF açıyorlar bakıyorlar çıktı neler olduğunu biliyorsun. Şimdi burada da yarış severi koruyayım derken siz atçıyı bu sefer sıkıntıda bırakıyorsun. Bir de koşmaması atçıya gereken... Atçıya tuzak kurmuyorlar aslında. O yarış severi korumak amacıyla o ayrı. Ama koşmaması gereken bir atı tamam, koşturmuş oluyor. Tamam anladım da o doğru %100. Evet. Onu mu düşündüler acaba diyorum. Yani hani %60 AGF'yi geldi açtı baktı şey çıkaracak son 5 dakika kala ne olacak? Onu mu düşündüler acaba diyorum. Eğer öyleyse onun değil. Çok hassas bir konu olduğunun sanki biraz farkında değiller. Şimdi kaba tabirle o insanları ateşe atıyorsun. Tabii. Şu an o insanlar ateşe atılmış durumda. Ola ki onlardan biri de pozitif çıkarsa çocuk yandı. Evet. Ya çocuk özelinde tabii çocuk da yandı. Yani çocuk dediğimiz arkadaşımız yani da yandı. Atçı da sonuçta herkes. Kim olursa olsun. Dediğim gibi yarış severi de ilgilendiren bacağı var. Siz o koşan atı eğer farz et ki o gün kazanan atların arkasında ikinci gelen atlar altlılarında olan. Tabii. Ve vardır çok tabii. Daha büyük ikramiye alacak olan kişiler var. Onu koşturarak da orada siz o kişilerin de hakkında bir şekilde yermiş oluyor. Bu konuda biraz da hassas olmasında fayda var. İlerleyen, hassas olmasında fayda var diye düşünüyorum. İlerleyen dönemde bu sorunu çok yaşamayacağız. Neden? Katıldığımız YKK işte toplantısında yeni doping yönetmeliğinde ikinci şişeler istenmeden ilk numuneler gitti ya 3 gün 4 gün içinde hemen açıklanacak pozitif negatif durumları temiz veya dopingli diye. İtiraz olursa ikinci numuneler gönderilecek. Doğru olan da bu. Bu yola geçilecek ama herhalde biraz daha o zaman doping istiyor. Doping yönetmenin çıkması da bir an önce çıksın ki değil mi? Hızlandırmak gerekiyor ama ben bu konuda YKK'nın hep söylüyorum, her programda söylüyorum. Evet. Bakış açısı ve vizyonuna saygı duyuyoruz her zaman. Çünkü dediğim gibi neler gördük. Evet. Bunu ben bir her program söyleyeceğim. Bu biraz Mahalli Komiserler Kurulu'nu ilgilendiriyor. Ama sonuçta otorite oraya YKK. Ve çok yakın zamanda... Yok buradaki eksikliği demek istiyorum abi. Çok yakın zamanda da bir araya geldiler. Toplandılar yine. Yabancı komiser geldi ya Hong Kong'dan komiser. Dolayısıyla bu konuda belki bir daha gündeme gelmiş olabilir. Bilemiyoruz. Yakın dün toplandılar ya da önceki gün toplandılar. Bu anlamda da net bir şekilde söyleyeyim. Bir eksiklik gördüğünde bu eksikliğin nasıl kapatılması konusunda YKK'nın elinden gelen gayreti göstereceğini burada eğer mahalli komiserlerin bir zafiyeti varsa da ona da müdahale edecekleri konusunda benim inancım sonsuz diye düşünüyorum. Hem fikrim. Bir şey daha konuşalım mı? Fotoğraflar, görüntüler yok ama hazır komiserlerden konu açılmışken yine salı günü yaşadığımız bir şey var. Şimdi doğrudur, yanlıştır, tartışılır. Ama herhalde en son İlkokul talebesi gibi şeye sorayım, Mustafa'ya sorayım. Mustafa, bir şey soracağım sana. Sesli ver oradan. Şey ver. Jockey odasından çıkarken numara sırasına göre mi çıkıyorsunuz? Hayır, karışık. Karışık. Şimdi Kocaeli'de hani ilkokulda sıraya girilirdi ya numara sırasına göre. İlkokul numaranı hatırlıyor musun? Yok, çok şey. Sen? 93 olması lazım. Benim de 55'ti mesela. Hiç unutmam. Ön sıralardaydım 55. Numara sırasına göre çıkardık. Ha? Dün Bursa'da at kazandı 55, doğru. Numara sırasına göre çıkardık. Jockey odasından salı günü ben dikkat ettim. Jockey atlar, jockeyler numara sırasına göre şeyle çıkmaya başladı. Orada da sıraya diziliyor. Atlar şeyde, şimdi orada da hocalar aslında çok da eleştirmek istemiyorum ama hani işin doğrusunun da ne olduğunu buradan paylaşalım içlerinde. Biliyorsunuz Hong Kong'dan dünyaca ünlü bir komiser geldi ve farklı hipodromları gezdi. Orada da Kocaeli'de de çok güzel denetimlerde bulundu. Daha denetim demeyelim aslında, denetim falan yapmadı. Gözlem. Sadece gözlemde bulundu ve paylaşımlarda bulundu ki detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Kocaeli'deki komiserlerimiz de 10 numara 5 yıldız elinden geleni yaptılar. Değil mi? Onlara en iyi şekilde sundular. O konuda Kocaeli komiserlerine bir sözüm yok. Fakat
Şimdi şunu anlayamıyorum. Atlar padokta geziyor. Şimdi arkadaş bunlar at. Atsın sen, evet, at yani. Hani baktığında sonuçta at. Söz dinlemiyor yani, değil mi? Baktığında hani şimdi atlar numaralarını bilmiyor. Zaten bir tanesi parlıyor, öbürü heyecan. Orada bir koşturmaca, telaş. Sen dur, sen dön. Sen dur, sen dön. Trafik polisi gibi. Aradan geç, buradan geç. Şunu yap. Bunu. Hocalarımız değil ki. Hocam dedim, ben artık dayanamadım ben. Değil mi? Bunlar at. Yani at senin dediğini anlamıyor, sen dur, sen geç. Jockey üzerindeki zaten yarış stresi var, bilmem nesi var, bir an önce gidecek. At zaten eğerlemeden şeye zor gelmiş. Kör gözlükle, bilmem neyle, bayağı böyle panik, stres içerisinde. O başka bir atla ilgili yani, bunlar şeydi. Hı-hı. Şimdi o günkü ben eğer bunu genele yayarsanız çok büyük sıkıntı olur. Bence o gün bir herhalde ilk gün olması telaşıyla onlar da bir, çünkü hocalarımız nerede ya işte bize de söylediler bu şekilde olacağı şeklinde diye. Ben ilk defa jockey odasından jockeylerin numara sırasına göre 1 numara, 2 numara, 3 numara böyle sırayla çıktığını. Jockeylerin de garibine gitmiş. Bursa'da bile gelip bunu abi bize böyle bir şey yaptılar diye bunu söylüyorlar. Şimdi o yüzden ben de bir emin olayım diye Mustafa Manav şu anda stüdyonun kameranın arkasında sağ olsun Tuna kardeşimle birlikte ziyarete geldiler bizleri. Programın başında kaçıranlar için ona sordum hani var mı diye, yok dedi. Şimdi bu anlamda da yani en son ilkokulda biz böyle çıkıyorduk şeye, müsamereye ya da beden eğitimine çıkarken hatırlarsın, numara sırasına ya da boy sırasına göre. Şimdi bir şaşkın bir durumda o ilk güne veriyorum ben. Böyle bir durum yok, jokeyler istediği gibi çıkar. Bir tanesi de sesleniyor, ismi lazım değil, duydum orada şey salya esnasında at idrar verirken. Şey diyor bir hoca seslen. Sen niye gel? Hocam diyor onu beklersen diyor. O diyor zaten geç. Hakikaten çocuk bir 5 dakika sonra koştura geldi. Gitti aralarına falan. İsmi de bildiğimiz bir apranti kardeşimiz. Yani demek istediğim orada da jokeyler sırayla numara sırasına göre çıkıyorlar. Atlar yani. Bir iki, tamam tabii ki doğrusu atların numara sırasına göre belki gezmeleri olabilir. Ama at var gezmez. At var isyan eder. At var sıkıntılıdır. At var şimdi özel izinle biliyorsunuz jokey daha sonra da binebiliyor. Bir takım şeyleri var. Yok orada illa bildiğin trafik polisi gibi o orada diye. Binip bir tur üzerinde bir tur atacaksın, o da var. Evet. Şimdi bunları yapmak için biraz altyapın iyi olması lazım. Altyapı iyi olmayınca orada o ilk kez atları oradan oraya göndermeye çalışıyor, onu oraya göndermeye çalışıyor. Zaten padok, Kocaeli'nin padoğu ufacık bir yer. Ya atlar girdi birbirine. Zaten heyecanlılar. İçlerinde tay yarışları var. Yaşça büyük olan atların yarışları. Ya kaldırmaz ki. Evet. Ya onların heyecanlarına, streslerine ekstradan bir stres daha ekliyorsun. Doğal olarak o da maalesef yarışa yansıyor. Jokeylerin paniği. Ona diyor sen oradan gitmesen atın üstüne bin. Niye atın üstüne binmedin? Sen atın üstünden inerek tekrar buraya gel. Öyle yap. Ya şok bin, olduk bir ya. Daha in, hemen. Şimdi orada yaşananları birebir gördüğümüz için ne oluyor dedik. Açıkçası şu an bizim bulunduğumuz ortamlar çok bunu kaldıracak ortamlar değil. Atlarımız da kaldıramaz. Jokeylerimiz de şu an çok ona müsait değil. Bu nedenle o gün yaşananlardan dolayı hem jokeyler hem atların ilgilerine büyük geçmiş olsun. Bazı atlar belki beklenen performanslarının gerisinde koşmuş olabilirler. Orada yaşananlarla ilgisi var bence. Eğerlemeden çık, bir daha geri gir. Atı bir daha geri soktular. At çıkmak istemedi ikincide. Arkadan kovalamalar etme. Şimdi bir şey yaparken Eray, bir karar alırken şuna bakılır her zaman için. Faydası, zararı. Evet. Şimdi atları ve jokeyleri 1, 2, 3, 4, 5 diye dizmenin ne faydası var atçılık adına? Atları dizmenin şu faydası olur padokta. Hani kameraların seçimi daha kolay olur. Ya, kameraman bir faydası çevirir, bence seçer, olur. Evet. Hani sıralı gittiği için hemen seçerken kolay seçecek. Öbür türlü biraz aramak zorunda kalır. Ararsın kameraman. Yani onun dışında hiçbir faydası yok. Hiçbir bence. Faydası yok. Aynen. Jokeyleri sırayla çıkartmanın da onun hiçbir faydası yok. Evet. O zaman neden böyle gösterişe bağlı hareketler yapma gereği duyuyorsunuz? Atı hani kısmen anlarım bak. Kısmen Eray'a katılıyorum o konuda. Yani hani biraz kamerada seçer, numara sırasına göre. Kısmen anlarım. Orada da tolere edeceksin. Bazı atların problem yarattığında hani şey olmaması gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Allah'ın emri değil yani. Birinin arkasındaki gidecek. Öyle bir şey. Orada tamam ama jokeylere anlam veremedim. Yani orada numara sırasına göre hepsi hazır olan var. Sen şimdi gel yap bakayım onu İstanbul'da jokey odasında yapabiliyor musun? Şimdi oradaki bir Selim Kaya'nın tepkisini merak ediyorum mesela. Şöyle bir İnadı neyle arkadan gider? Yani örnek olarak veriyorum. Şimdi orada tabii ya gereksiz hareketler. Neyse. Sonuçta bence o toparlanacaktır. Buradan sevgilerimizi iletelim. Oradaki hocalarımız da sonunda verilen direktifi uyguluyorlar. Hepsini de yani iş o rakam de sırasına gelene kadar yapılacak çok, çok şey var. Var ama biz de sevgilerimizi iletelim. Başka konumuz ya var. Bunu yaparken, düşünürken
atların olumsuz etkilenebileceğini de hesaba katmak lazım. Esnek olmak lazım en azından. Aynen. Bunu hesaba katarak. Esnek derken tabii şeyi bozmak anlamında değil. Otoriteyi bozmak veya otoriteyi zafiyete uğratmak anlamında değil. Fiyat çıkmıyorsa onun arkasından çıkıyor. Evet, senkron sorunu olduğu konusunda bilgiler var arkadaşlar. Bunu lütfen çözelim, rica ediyorum. Geliyor Genco Çapı'ndan da. Adı arasından sevgiler, saygıları yayınlar demiş Hüseyin Nergis. Biz de adı arasında sevgilerimizi iletelim. Yine Türk Kuşağı arasının paylaşımı var. Özlem Utku Karasu, Tolgan karşınız. Mavi L beden gömlek gelmedi diyor. Canın sağ olsun diyor. Ne zaman diyor. Söz versem kapattık. Göndereyim gömlek muhabbetini sezonu kapattık. Sezon, yeni sezonda diyelim. Geçmiş doğum günü kutlu olsun arkadan bir yayına. Hepiniz seviliyorsa foto 2010 Yıldızlarla Kahvaltı. 2010'dan bir fotoğraf paylaşmış. Yıldızlarla Kahvaltı'dan. Vay be, değil mi? Bayağı bir... Sen yine aynısın abi. Değişen nerede aynı? Bir şey yok. Biraz kilo aynı. Kilo da aynı aslında. Evet. Peki. Yine Emre Atam. Önce yarışı verdik, sonra son düzlükçü. Şimdi de yetiştirici olduk diyor. Alayel'le Allah dayımızı koşmayı nasip etsin. İyi yayınlar demiş. Alayel valla çok iyi bir kısakla başlamışsınız yetiştiriciliğe. Yarışı verdik, son düzlükçü olduk. Şimdi de yetiştirici olduk diyor. Güzel bir evre geçirmişler. Ne mutlu eğer bizim de bir nebze payımız varsa bunda yetiştirici olmanızda. Sevgilerimizi iletelim biz de Emre Atam'a. Safi Töker yine teşekkürler. Babam 10 yıldır sizi takip ediyor. Selamlar demiş. Öcü'den iyi yayınlar Hakan Bey. Herkese selamlar. Bir koşu önce tahlil sonuçta gelmeden tekrar koşuya müsaade edilmemesi gerekmez demiş Taylan Öztürünç. Çok uzun yine, süre olduğu için. Aynen. Demiş. Uğurkan Bey hepiniz çok şıklısınız ama demiş Eray'ın gömleği hepsinden şık demiş. Haluk Sayok, gebe kısaklarımızı yanındaki taylarla teker teker aşım istasyonuna götürmek durumundayız. Büyük risk demiş, paylaşımda bulunuyor. O tabii şey, gebe kısakları taylarıyla birlikte götürmek durumunda şeyi. İyi ne abi, bir dakika. Gebe kısaklarımızı yanında tayların teker teker aşım istasyonuna götürmek durumundayız. Büyük risk diyor. Gebe herhalde şey için diyor bu. Gebe ve tay ne için diyor? Tayıyla beraber gönderiliyor. Zaten gebe ise gebe. Hı hı. Yanındaki kontrol tayı. Kontrol için mi? Ne için? Anlamadım ki. Ben de gebe ise gebe. Neyin kontrolü? Evet. Eğer taylıysa tam doğurur. Hani bir K1'ine K2'ye gideceksek evet. Ama gebe diyorsa zaten evet. Gerek. Zaten ben... mecburen tayı bırakamazsınız. Anneden ayrılmadıysa. Aynen. Ama ayrı ayrı götürülmesi yani. Olmazsa böyle bir şey yoktur. Anneyle birlikte gider. Öyle değil. Eğer dediği gibi sen ayrı ayrı diye. Zaten yanlış. Tayı bırakıp bir anneyi tek götürmeyi deneyin. Deneyin bakalım ne olur. Peki Kültegin ve Manas ellerinizden haberi yayınlar demiş Bekir Çağdaşmoğlu. Çok teşekkürler. Yine okuduğumuz mesajlar vardı. Bir Orhan Bekmezci koşusu olsa nasıl olur? Saygılar, selam kardeşlerim demiş Kazo. O tabii ailenin hani bir tabii. Girişimde bulunması gerekiyor onun için. Eylül Ekürüsü, Zafer Bey'e buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim bir kez daha. Sağ olsun. Selamlar. İyi yayınlar, iyi çalışmalar, her şey gönlünüzce olsun dostlar demiş. Çok teşekkürlerimizi iletelim buradan bir kez daha. Yine selamlarımızı iletelim. Şükrü Göre İzmir'e yine sevgiler. Aynı şekilde. Ünal Kaviç, iyi yayınlar Hakan abi. Oğlunla birlikte geçen seneki resmi sizinle paylaşmak istedim. Son Düzük ailesine selamlar demiş. Biz de kardeşlerimize gözlerini öperim. Ahmet Ünlü, günaydın. Hayırlı hafta sonları. Eray Baba'ya, Tolgan kardeş ve tüm Son Düzük'e selamlar. Her başarılı insanların arkasında düşmesini bekleyen akrabaları vardır demiş. Şükür ben akrabalarımdan yana çok şanslıyım. Bak hani hep bu böyle söylenir. Evet. Ama ben yani hakikaten hep... Ne mutlu sana. Hakikaten bak yani şimdi şeydir hiç bir herhangi bir böyle büyük problem yaratacak, sıkıntı yaratacak bir şeyim. Hep ben bunu duyarım çünkü. Derler ya hani ya işte şu insana en yakınından, anasından, babasından gelmez tabii şöyle bir şey de akrabalarından bilmem. Hiç şükür hiçbirinden de bugüne kadar en ufak Allah şanslı azınlıktanım o zaman. Evet. Ha? Göstermesin. Tabii kimseye de göstermesin. Ahmet'le de geçmiş olsun eklerimizi iletelim. Süleyman Akbudak iyi yayınlar. Adana Ağırlar Bölgesi'nde en az 35 yaşında olan okaliptus ağaçlarını kestiler diyor. Amaç nedir? Neden? Şimdi tabii bunu tek taraflı düşünmemek gerekiyor. Hakikaten eğer bir şimdi son dönemde şey beka yani şeyin Adana Hipodromu ile ilgili bir sıkıntı yaratacak bir hakikaten bir şey vardır. Bir salgın olur, her yer şey olur. Adana Hipodromu'nun bekası ile ilgili bir takım evet. Problem olabilir. Onu yapmış olabilirler anlatabiliyor muyum? Onda bir şey diyemem. Hı-hı. Ama hani keyfi keyfe keder kesildiyse de ona da bir şey diyemem. Kesit ne yapıldığı da önemli. Ne yapıldığı da önemli. Tabii ki bu da yanlış bir nokta. Ama hipodromda düşünün. Çok ciddi anlamda ahırlara, atlara, bilmem ne zarar verebilecek bir problem oluşmuştur. Evet. Şey kaynaklı, ağaç kaynaklı. Evet. O zaman ama tabii genelin şeyine bakacaksınız.
Onda bir şey yok. Ama keyfi keyfe kadar kesildiyse de ben de tabii böyle bir şeyin olacağını zannetmiyorum. Ama Adana Hipodrom bu konuda aslında çok hassas, bilmiyorum. Yani fidanlık yapıldı biliyorsunuz. Özgecan Aslan fidanlığı, efendime söyleyeyim, yeşillendirilmesi için birçok çaba gösterildi. Hani böyle bir şeyin neden olduğu konusunda çok açıkçası bilgim yok. Onu da paylaşayım. Hepinize selamlar, Akhisar'dan demiş. Hakan Ilıcalı'ya çok teşekkürler yine. Yine güzel paylaşılan sözler var. Genco Çap'ın iyi yayınlar olsun. Herkese bol şanslar. Engin demiş ki abi dün gece Bolt Pilot filmini yine izledim. 5-6 kez daha izlerim. Hala izlemeyenler varsa kaçırmasın. Herkese selamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Engin, dün Seabiscuit vardı. Nasıldı hipodrom? Ben dün ben gidemedim. Bursa'daydım ben. Katılım nasıldı acaba? Giden var mı şeyde? Gece sineması vardı. Nasıldı katılım? Merak ettim. Yarısever dostlardan. Yarısever dostlardan belki katılım gelebilir. Çünkü ilk gün çok büyük bir katılım vardı. İlk gün acayip bizim için şampiyona. Tabii bir 4 hafta süreyle devam edecek ama Seabiscuit'teki katılımı ben de merak ediyordum açıkçası. Peki hadi düne dönelim arkadaşlar, ekrana getirsinler görüntüleri. Bursa ile başlıyoruz. Bursa'da Altıl Ganyan'ın ilk ayağını tipi tip kazandı. Tipi tip gelsin bir izleyelim ilk ayaktaki görüntüleri. Evet, Bursa'nın 1200 start yeri karşılardan biraz yarım düzlük gibi koşuluyor aslında. Tam düzlük yarışı değil. Ben bunu da açıkçası gereksiz görüyorum. Ne viraj var ne viraj yok. Böyle arada derede bir şey. Normal 1200 yarışlar gayet güzel Bursa'da koşulabilir. O 1200 start yeri zaten ahırların içinden geçiyor neredeyse. Atlar da rahatsız olabiliyor. Ahırlardan dışarıya çıkış kapısı da kapanmış oldu bu sebepten dolayı. Orada atçılarımız da mağdur oluyorlar. Hipodromun ta arkalarını dolaşmak zorunda kalıyorlar. Herkesin arabası malum olmak durumunda da değil. O yüzden bu 1200 startı sıkıntılı. Tipi tip de bu sıkıntıyı gerek ters pistten etkilendi. İlk kez ters piste çıktı at. Normal şartlarda Ankara, Adana, İstanbul buralarda koşan bir safkandı. Taylan'da belki bir iki yarış Kocaeli koştu. Oldu. Evet, tamam, orada başladı. Evet. Ama uzun süredir at hep düz pistte koştuğu aynen için ilk viraj dönüldüğünde, oraya geldiğinde dışarıya doğru at meyletti. Burada Mustafa Çiçek'i tebrikle takdir ediyorum. Atını çok güzel adapte etti. Oralarda biraz boşlasa tipi tip bu yarışı kazanmaz. Gününde önemli favorilerinden AGF Safkan'ı. Şimdi tekrar geldiğinde bir daha görürüz. Tam o düzlüğe çıkılırken Mustafa biraz teşviklerle atını adapte etti. Bakın buralarda görüyor musunuz? Biraz erken de yürümek durumunda kaldı. Ama atı dışarıdan bir kampçı teşviğiyle de içeriye doğru, içerideki rakibi Silver Wolf'a doğru yanaştırınca tipi tip de rakibini de gördü. Kazanması zor olmadı. Tebrik ediyorum atın ilgilerini ve jockey Mustafa Çiçek'i. Silver Wolf'un da ilgilileriyle ağırlar bölgesine denk geldi ki ne yapar dedim at. Dişilere bir maiden deklarisi vardı bugün. Hani orayı koşsa çok rahat kazanacaktı at. Burayı tercih ettiklerinden belli ki ata güveniyorlardı. Ne yapar dedim at. Sevgili Mehmet Aydoğdu ile karşılaştık. Bana göre dedi çok rahat kazanması lazım ama dedi yarış belli olmaz. Evet. Dedikleri kadar da at koştu. Tipi tip biraz ekstraydı dün için. Maiden bir at olarak Silver Wolf'ta çok iyi bir performans ortaya koydu. Onu da takip edelim. Point Shot'ın dördüncülüğü de oldukça tatminkar. Peki. Eray var mı ilavede? Kısa mesafelerde yetenekli bir tay. Hani Ankara'lardan geri dönüp de Bursa'larda bu yarışları yapmak kolay bir şey değil. Çünkü ters pist. Tabii. Çok da etkilenmedik. Kısa mesafelerde ciddi anlamda potansiyel ama uzayan mesafelerde kendi fikrime göre biraz sıkıntı yaşayacak gibi. Peki. Hemen Hıskoli'ye geçelim ardından. Eray ve Tolga'nın sizden alalım görüşleri. Valla Hıskolik bir yarış evvelle benzer şekilde direnerek kazanmıştı. Burada yalnız start çıkışında evet, farkında varmış, mısınız? Aynen. Orada acayip bir şey oldu. Tabii tayın çıkışı büyük yeşil problem. Yeşil formalı at. Yok, kırmızı sarı kırat yaptı ha. Tabii. Bir daha bir start verelim mi? Startı bir daha baştan verelim. Startı bir daha verelim. Şu anda öndeki kırat. Bak. 3 start. Oo evet. Kırmızı forma. 3 start. Baksana 3 start. Hıskolik mi o değil, yok. Yok, 3 starta bakalım. Sarraf'ın oğlu herhalde. Selma Nur. O mu? Serma Nur mu? 3 tane var öyle. Evet. Hatta. Şimdi Serma Nur'un start çıkışı. Doğru. Çok ciddi sıkıntı. Dolayısıyla hani start çıkışlarında kardeşlerimiz evet yapabilecek taylar zaman zaman sapabiliyorlar. Tay çünkü sonuçta ama bu ihtimali göz önüne alarak da en azından bundan sonra bir daha verin şu start arkadaşlar. Bir daha 3 start arkadaşlarımız bir daha bir izlesinler 3 start çıkışını. 3 starta bakın. Hop. Yani bir din orada çok büyük bir kazayı evet, ucuz atlatmışlar. Elinden kaçırdı dizgini. İşte bu anlamda büyük bir kaza açıkçası. Yani Çetin Taş da diğer arkadaşları evet, da
sıkıntı yaşamışlar. En azından Serman Nur'a binecek kardeşlerimize at kaynaklıysa bundan sonrasında lütfen dikkatli olsan raporda bir şey at var mı? At kaynaklı da olsa işte önemli olan mevzu o. Bunun rapora yansıması lazım. Yok mu raporda? Yok, raporda hiçbir şey yok. Hiçbir hocam şey yanlış yapmışsınız yani Yakup hocam. Yani gene yanlış yapmışsınız. Orada birkaç tane görün detay bu hamleden dolayı etkilendi ama bunu bizim raporda görebiliyor olmamız lazım. Tabii. Diğer yok, atlarla ilgili de bunu bekliyor. Raporda yok, evet. Maalesef burada eksik kalınmış. Biraz daha dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle tay yarışlarında start çıkışları çok önemli. Yani burada tay kaynaklı da olsa Çetin'i çağırıp bir tabii sormanız gerekiyor. Tabii. Bunu da rapora yazın. Arkadaş, at ne oldu? Sen mi elinden kaçırdın? Aynen. Yoksa tayda mı böyle bir durum bu söz konusu? Bu görüntüyü anlat bana. Anlat bana yani. Bunu sorup evet, bunun da raporda bir şekilde olması gerekiyor. Yani evet, start çıkışında 3 numaralı starttan çıkan tay start çıkışına problem yaratmıştır. Jokey'i Çetin Taş çağrılmıştır. Konuşulmuştur. İşte tay kaynaklı kaçırma veya bundan bir işte ihtarla tamam öyle görüyorsa şey yapacaktır. Ama şimdi Serman Nur orada kazanıra girdi bir ara. Evet. Kazansa ne olacaktı? Şimdi 3 dakika starta geç giren bir ata cezayı kesiyorsun. Ama bu daha büyük bir kabahat evet, aslında. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Biz gene daha siz konuşun. Birazdan daha tatlı konuşacağız. Evet. Kazananı kutlayalım. En dış starttan çıkmasına rağmen hız kolik. Yetenekli taylar bu açığı kapatabilir. Kolay bir şey değil çünkü Bursa'da 1000-1200 startı kötü bir yer. Bakın en dıştan çıkıyor. Ona rağmen o açığı kapattı. Doğru zamanda ön tarafa hamleyi yaptı. Rakiplerini çok zor durumda bırakmadan. Ve finalde de kazanan taraf oldu. Bursa'da bu mesafelerde iş yapar bu tay. Onu söyleyelim. Evet. Hemen devam ediyoruz bir sonraki koşu. Çaltepe yarışı. Meşhur yarış. Çaltepe yarışı. Şu an Çaltepe sarı gözlük, sarı beyaz jokey formasıyla. Aslında çok da güzel aksiyonlarla geliyor değil mi at? Yani hiç Tolga bir şey yapmasa, dokunmasa at kazanır biliyor musunuz zaten? Yine kazandı da bak şuradan dışarıdan vurunca bir anda iki atı birden etkiledi. Şimdi bu yarışı biraz daha geri planını alsaydık aslında bir şey gösterecektim. Arkadaşlar baştan bunu viraj üzerinden bir alabilirsek sevinirim aslında mümkünse. Yapabilirsek bir daha tekrarda. Şimdi Tolga da gene şey başladı. Şu at gösterme ufaktan. Bir baktı içeriye, dışarıya baktı. Yine geliyor bir ufaktan böyle bir hani şeyler başladı. Burada da aynısını yaptı ama atta da tabii birazcık. Birinci koşudan da ihtar aldı bu arada. İhtar da aldı. Dolayısıyla ben bu anlamda hani şunu söylemek isterim. Yani çok başta söyleyeyim, bir daha söyleyeyim. Çok iyi gidiyoruz, çok iyi bir yere gelmişken bir daha ne olur başa dönmeyin. Bak şimdi içeriye baktı, dışarıya baktı, kontrol rahat altına aldı. Evet. Değil mi? Bak bir daha bakıyor. Şimdi bak görüyor musun? Dışarıdan bir at geliyor, hafif bir at da içeriye kaçtı. Tamam. Şimdi hop burada çalışıyor. Şimdi bir daha şu sağdan vuruyor. Ama o kamçı gereksiz işte. Yani orada zaten at gidiyor. Sağlanınca. Tabii. Hmm. Şimdi hem Özekan'ı etkiledi. Bakmasan Kadir'in atını da etkiledi. Etkiledi tabii. Ki. Kadir'in atını da etkiledi. Yani burada tabii en az etkilenen Göldem'di. Evet. Tek aklıma gelen şu. Hani hoca acaba şunun için mi değiştirmedi bu koşuyu? Tek şey mi? Yoksa etkile var mı? Var. Ceza çıkar mı Tolga'ya? Kesin çıkar. Yani şu koşuyu 7 gün, o da biliyor zaten şeyini verse 7 gün cezayı alacağını. Sonraya verdi. Buradan ceza çıkacak, kesin çıkar. Çıkmazsa zaten şey. Ama net olan bir şey var ki, bak bunu da söyleyeyim size. Bence hoca bunu değiştirmedi, tek şeyden değiştirmemiştir. Burada Göldem'in hiçbir şeyi yok. Yani hani ben bunu şeyin gerisine attığımda, diğer atların gerisine attığımda bence o gözlemi baktı evet, diyorum. Hemen araya girip şunu ekleyeyim bir sana. Bir söyleyeyim, tamam. Bundan vallahi mı diye düşündüm. Eğer ki koşunun ikincisi Özakan, hatta hı, içteki Kadir'in bindiği at daha iyi olsa %100 değiştirdi diye düşünüyorum. Ondan olma ihtimali yok. Yok, neden? Geçen hafta Cesur Mizar yarışı değişti. Faulü yaptığı at dördüncü oldu. Bir de şu o var. O da aynı Ekür'ün atıydı bu arada. Yani hiç evet, fark etmez. Evet. Yok, yani faulü şey yiyen at dördüncü oldu, değiştiriyorsun. Faulü yiyen at dördüncü evet, oldu, yine değiştirmen lazım. O yarış zaten doğru karardı, değişirdi. Aynen Cesur öyle. Cesur Mizar yarışı, evet, evet. Burada da, şimdi tamam Göldem belki bir ondan diyorum değiştirmedim ama acaba onu da değil. Geriye atsa Özakan 3. yerine 2. olacak. Doru Yiğit 4. yerine 3. olacak. Evet. Yani onların hakkını %50 korumuş olacaksınız. Tamamen geri getiremezsiniz. Belki kazanacaklardı ama en azından bir telafi etmiş olacaktınız. Bakın şurada hani şu yarışın değişmemesi bence faciadır. Bakın şurada. Yani böyle bir şey olamaz. Yok, ya böyle bir şey. Yıkması mı lazım, çarpması mı lazım? Mahalli komiserler kurulu üyesi, değerli hocalarımız. Ya yani şu yarışı değiştirmemek atçılığın hiçbir kitabında yazmaz. İki atı birden net şekilde etkilemiştir Çaltepe. Bu yarışın değişmemesi hocalarımızın
yanlış değerlendirmesi sebebiyledir. Kötü niyet olarak ben görmüyorum Tolga'nın hareketini. Ato kamçıya reaksiyon gösteriyor. Evet, kamçıyla ilgili. Hayır, ben burada gösterme olayı bundan bahsetmiyorum. Tabii, tabii. Diğer şeyler, evet. Yani genel bir Tolga'nın şey, oyları zaman zaman oluyor. Bak şurada kamçıyı at görünce reaksiyon gösterdi ama bir şekilde diğer atlar etkilendi mi? Bakın hala önünde gezindi şeyin. Doğru Yiğit'in. Evet. İki at da etkilendi. Burada bu atın dördüncülüğe alınması gerekirdi. Bu sorunu yaşamasa Çaltepe yine koşuyu kazanacak. Belli çok güzel istekli aksiyonları var. Yarın öbür gün bu atları yine geçebilir mi? Geçebilir. Aynen. Ama bugün için bakın şurada iki atı birden net şekilde etkilemiştir. Mahalli Komiserler Kurulumuzun çok ciddi bir izahat vermesi gerekir. Bu koşuyu değiştirmemek benim atçılık bakış açıma ve atçılı bile herkese sorsanız mümkünat olmayan bir durum. Tek şeyi işte demin dediğim olay. Yani tamam, ondan mı düşündük diyecekler. Doğrudur yanlıştır onu tartışmıyorum tabii ki. Yani bence ben de olsam ben de değiştiririm koşuyu, ayrı bir konu. Yani şeyim o. Hani niçin bunu verdiler diye ben de düşünüyorum. At Özakan'ın arkasına, Özakan ikinci i̇şte olsun bu sefer yani. Ondan mı değişti diyemiyoruz. Çünkü bir hafta önce kendi kararım var. Dün akşam sevgili Mehmet'le de konuştuk. Mehmet Gündüzeli ile de bir sohbetimiz oldu. Çünkü son koşuda da bir olay var Bursa'da. Onu da konuşacağız. Onu da sordum, teyit ettirdim. Doğruymuş yani. Tabii Jockey'in kendisiyle konuştum. Hem Jockey'in kendisi, ben Murat'la değil de Mehmet'le konuştum. Mehmet de burada onu söylüyor. Yani dedim acaba, şimdi iki şey var dedim. Bu koşuyu değiştirmeme sebebi ne olabilir? Bir dedim, bu yeni gelen hoca acaba bir yeni kurallar mı koydu, getirdi? Ya şimdi o geliyor aklıma. Ne diyeyim yani? Evet. Başka türlü bir şey ne düşünürsün Tolga? Bir dedim o, bir de dedim acaba dedim hani at ikinci olmadı bundan dolayı mı? Ama ikisi de bana göre çok doğru değil. Evet. Burada da dediğim gibi etkilendi. Özakan çok ciddi anlamda etkilendi. Belki Özakan zaten şeyi geçebilecekti eğer performansa bakıyorsan. Fark da azalıyor yani. Yarım boyu düştü. Evet. Bir kez daha arttırdı. Bir de şeyden mi dedim acaba? Hani Çaltepe kaldı gibi oldu. Tolga bir daha çalıştı. Bir daha tazeledi geçti ya. Acaba hani direnebilirdi iyi mi düşündü diye düşünüyorum. Ama şurada yani yapılan evet burada bir etkilenme söz konusu. Yani. Bu arada şey ne diyorsun? Pistten geçen görevli. O da yani. Görmedim ben. Evet. Bak şeye dikkat et. Bir daha şu protesto görüntüleri verdiğinde KJ'nin altında o dördüncü koşu yazıyor ya. Start görevlisi. Start görevlisinin piste girip şey yapması, o da hatalı. O kardeşimizin de en azından daha hassas, daha dikkatli olması gerekiyor. Yarıştaki atların tamamı koşuyu tamamlamadan, fotoyu geçmeden, potoyu geçmeden piste hiçbir şekilde kimsenin girmesi doğru değildir. Ha, bir kaza olur, bela olur, düşen olur, kalkan olur, ona bir şey diyemem. Bak yani arkada da geçiyor, şimdi bir daha göreceksin. Tam orada araç geldi, arabaya bineyim bir an önce gideyim derdinde o da. Onun farkındayım ama ne olursa olsun piste girilmemesi gerekiyor. Bugün sen girersin, yarın öbür gün yarış sever girer. Bir şey, bak şimdi dikkat et aşağıya. Bir atı karşı görmezsiniz. Gökçeada'nın altına dikkat et. Gökçeada kısa vadi 8 yazıyor. Bak şimdi şimdi çıkacak. Orada piste girecek. Bir koşturacak abimiz. Şimdi çıkar birazdan. KJ'nin alt kısmında. Dediğin gibi abi bugün bütün atlar geçmiş bak, olur. Görüyor musun? Yarın arkadan başka bir at gelir. Görmezsiniz. Görmezsin, o sıkıntı. Evet, sonuçta Eray sana da sözü bakayım. Hemfikiriz herhalde değişebileceği konusunda. Çok net. Mahalli yarışlarda bile bu koşu değişir. O kadar söyleyeyim ben. Yani değişmeme ihtimali sıfır. Binde sıfır benim gözümde. Bence de. Büyük facia. Tolga'nın da söyledi. İnsanların emeklerine yazık. Hakikaten de yani şu yarış değişmiyorsa biz yıllardır burada boşuna konuşuyoruz. Hakan Alınak demiş ki abi Barut Efe yarışı değişti. 50 metre önde kazandı yine attılar. Aynen, diyor. Tabii. Bu atın diyor doğru bir açıklamada bulmuş Hakan Alınak'ın mesajı. Yani tabii orada da kurullar arasındaki şey önemli. Yani ortak karar hep diyoruz ya. Bu da herhalde Tolga'nın şeyle olacak diye düşünüyorum ya da Eray. Katılır mısınız bilmiyorum. Artık yani çok uzun vadede ya da yarın öbür gün bir üst kurul olmadan bu işler, aynen, çok sağlanmayacak gibime geliyor. Öyle dediğin gibi. Ya. Var tarzı bir, evet, yerden ortak, evet, tek bir karar. Güzel bir ekip kurarsınız İstanbul'a. Ya o ekip tabii şimdi 7 gün 24 saatte her koşuda, evet, da o insanları tutamazsın. Bence 3 ekip olur o. 3 ya da 4 olabilir, ekip olur. Değişim. Kendi değişimli olarak. Değişimli olarak. O günün işte ekibi şu nasıl şey gibi. Ha gene hocalar kararlarını verirler. Evet. Gene kararlarını fikir verirler. Fikir almış olurlar. Oradan da en azından bir fikir alıp, evet, açıklayabilirler. Tabii bu zaman şey uzayacak. Hani koşunun resmileştirmesi. Zaten bu bayağı uzadı normalde. Bence de burada sanki bir şey oldu. Çok uzadı yani 20 dakika falan şey uzadı. Şey yaptılar. Yani. Dün bir de galiba dün mü önceki mi hocaların çoğu da şeydeydi, İstanbul'daydı. Hı. Bir de öyle bir durum var. Sanki
Biraz o da olmuş olabilir. Karşılıklı bir fikir alışverişi oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama. Çok bayağı uzadı. 20 dakika kadar sürdü bu yarışın da açıklanması. Sonuç itibariyle değişebilecek bir yarıştı. Bu anlamda geçmiş olsun diyelim. Ama kazanan at yarın öbür gün bu grubu bir daha geçebilir. O şeyde bir at olduğunu gösterdiğimizde. Kazanan atı en çok onu beğendim ben zaten. Evet. Şimdi çok güzel aksiyonları eşit, güzel uzanıyor. İnatçı da bir at. Biraz Taykut'u da andırıyor şey olarak. Tolga dışarıdaki atı gösterse hiç bu sorunlar olmaz. Ama o da bilemedi tabii o reaksiyon göstereceğini atın. Bak hala önünde geziniyor doğru itiyor. Pekala. Geride kalan iki atın performansını tam olarak göremediğimiz bir yarış oldu maalesef. Doru Yiğit ve Özekan bu yarışta çok farklı şeyler yapabilirlerdi ama yemiş oldukları faul her iki safkanı da ciddi anlamda sıkıntıya soktu. Evet. İlgililerine büyük geçmiş olsun. Pekala. Hocalarımızı da dikkate davet ediyorum. Haydi bakalım geçelim bir sonraki koşuya. Call to victory. Tolga Han dedik yayın öncesinde abi şampiyon mu bu ne dersin dedi. Evet, ya bir şampiyonun en azından anne kardeşi olduğunu biliyoruz. Neler söylemek istersin call to victory yarışıyla? Tamam rakipler çok uygun. Made'in bir koşu bir şeyleri söylemek için erken ama şimdi atın dediğin gibi Kuloğlu'nun anne kardeşi olması vesilesiyle de biraz daha farklı göze bakmamızı sağlıyor bu ata. Şu an beşincilikte Safkan. Evet. Buralarda da Tolga atı adapte etmeye çalışıyor yarışa. Dikkat edin. Tam olarak at kabullenmedi. Daha yeni yeni kabullendi yarışı. Şuradan sonra da 400-500 metre artık mesafe kaldı. Bu kısa mesafede bakın. Zaten o düzlüğe çıkışı 1200'ün atlar da bir şaşırıyor. Bakın son 400'de atın içeriden yürüyüp fotoya giderken de böyle inanılmaz daha starttan yeni çıkmış gibi hız kazanması benim gözümde çok önemli bir değerdir. Bu attan ben çok büyük gelecek bekliyorum açıkçası. Bir de 1000 metre, 1200 metrelik yarışta fark 20 boy oluyorsa işte yani bir de hani şey gibi Baba İsmail gibi. Değil mi? Dersin ki yarışın 2400 metrede 20 boy olur. Onlar kopar çünkü sonuçta ama 1200 metrelik yarışta tay koşusunda 20 boy bir fark oluyorsa bu kadar kopuklu o da iki şey var. Ya diğer taylar hiç hazır değil. Ya da öndeki at biraz daha, öndeki tay biraz daha farklı. Zaten ilk koşusunda çok şeyler beklenen taylardan biriydi bu tay. Pek olmayınca bir süre geri alındı anladığım kadarıyla. Ufak bir ekstra gider. Fakat hani baktığında bir kere şurada bile bak Sarı'yı falan görüyor musun? Tabii. Hani ben çok farklıyım bu gruptan diyen bir görüntüsü vardı. Benim burada dikkatimi çeken bir sonraki yarışta takip alın koşuyu uzun süre önde götüren Tua Bien oldu. Bu safkanın da açıkçası ön tarafta kurmuş olduğu tempo gayet tatminkardı. Kara kaplı deftere burada bir Tua Bien'i not edelim. Bir de Dark Master bir sonraki koşu biraz daha farklı olabilir. O da Kurtele Kürsi'nin bir diğer safkanıydı farklı ekipteki ama bir sonraki meydanın galipleri Dark Master ve Tua Bien olabilir. Dikkat diyelim. Evet. Yani Bursa serüveni kısa sürer bu tayın. Yani İstanbul'a gelebilecek taylardan biri. Çok yetenekli bir tay. Ayaklar düz basın ama koşunun favorisi yarış içerisinde bence bir sıkıntı yaşadı İskender. Çünkü start çıkışından itibaren izledim. Hep böyle dışarı kaçma hamleleri vardı. Düzlük döndükten sonra da aksiyonlar çok ufaldı zaten. Anlık bir sıkıntı yaşanmış olabilir. Ölçü almayalım. Pekala. Süper Stil'e geçelim. Süper Stil'de Bursa pistini nedenle sevdiğini gösteren isimlerden bir tanesi. Daha önce başarılı yarışlarını izlemiştik. Dün de kazanırken Yılmaz Han'ı bir burun farkıyla geride bırakmıştı. Ildır Bey'i koşunun üçüncüsü olurken startta kalmış olmasına rağmen fena bir yarış koşmadı. Asla Kör dün tutulan isimlerden biri. Tabela dışında kaldı. Asla Kör'ün de bu yarışını çok ölçü almayalım diyorum. Win For Me ise kara kaplı defterde ismi yazılması gereken isimlerden, yazılası isimlerden bir tanesi. Yarın öbür gün çok farklı bir yarış gelebilir. Dinleyelim sizden neler söyleyeceksiniz. Valla aksiyon farkıyla kurtardı yarışı Super Stil. Normal şartlarda jockey odasının orada eğer alırken izledik biz bu yarışı. Orada izlediğimiz jockey apprent arkadaşlarımız bile Yılmaz Han kazandı gibi bir görüş belirttiler. Ama son aksiyonu Murat Gündüzeli yaptırmış oldu. Ben geçen hafta da söylemiştim aslında. Bu ikili mücadelelerde çok soğukkanlı ve o hamleyi yapabilir. Bir şekilde Murat yaptırıyor atına yani. Onu net bir şekilde artık eminim bundan. Yalnız burada farkında mısın? Yani Ildır Bey birazcık böyle oynası orada kalmıştı. Bak ilk geride. He görmedim. Geri, şimdi bak bir daha tekrar dikkat et. Şeyin çıkarken. Yüzdeye çıkarken. Süper Stil'in çıkarken. Dışarıda ben eyvah dedim orada kalacak mı acaba dedim. Ildır Bey'i sağdan böyle okkalı bir kamçı kullandı Tolga. At fakat şey hiç
şeyinde devam et. Orada eğer bir kapansaydı eyvah, orada da bir sıkıntı olurdu. Tolga'ya Allah yardım etsin. Yani bak dikkat et Tolga, hakikaten yani sevdiğimiz de kardeşimiz Tolga evet. Yıldız, ama orada o kamçı tam böyle içine at girmiş. Yani at böyle bir adım kaysa var ya Salat, Super Steel de kalacak. Gene bir protesto olacak. Belki gelir gelmez bir şey diyemem. Bak şimdi dikkat et, bak görüyor musun? Bak at dışa doğru gidiyor. Şimdi bak. Şimdi, şey Astekör abi o. Pardon. Ildırbe içerideki evet. Değil mi? Tamam Erhan'ın atı. Astekör, düzeltiyorum. Fark ettin mi orada? Atta bir kayar gibi oldu ama Erhan düzeltti hemen sonra. İşte orada kaysaydı evet. O zaman hayır şey için çıkmazdı. Çıkamazdı, çıkamazdı evet, kazanamadı. Ve Super Steel'de sıkıntı yaşayabilirdi diye düşünüyorum. Evet Eray. Valla 800 direğinin orada Murat'ın bir hamlesi var. Ön tarafa yürüme sokulma hamlesi. O hamleyle bence yarış kazandı. Biraz boşlasaydı, biraz ön tarafa avansı verseydi koşuyu kazanan taraf Yılmaz Han olacaktı. Son haftalardaki en etkili Murat Gündüzlü performanslarından birini izledik ki bu ata 9. kez binmesine rağmen ilk kez kazandı. Vay be. Evet. Ama ben sanki hep Ekir'in nasıldır hep ilk kez. Evet. Öyle mi? 9 kez bak binmiş. Bak ne kadar almış işte bu. Değil mi? Tolga ile kazandı değil mi bu hatta? Tolga ile kazanmış, başka frontlerle kazanmış. Vay be. Aynı zamanda bu pistte de start almış oldu. Son 6 yarışın 5'ini kazanmış oldu. Super Steel. Çok seviyor Bursa Çimini. Çok da fazla macera aramaya gerek yok. Buralarda aynen koşsun. Pekala. Yani dün bu atın birinciliğinde Murat'ın çok büyük etkisi var. Yani. Evet. Murat Günüzel'e etkili olduğu bu atın birincinde diyelim. Ekibinin ilgililerini kutlayalım. Güzel bir performans sergiledi. 55'e geçiyoruz son ayak. Ve 55'te yine dün benim şanslı gördüğüm isimlerden bir tanesiydi. Hatta çok tuttuğum iki at vardı burada. Dün arkadaşla kupon yaparken dedim ki arkadaşa, yani şu ikiliyi bir kere mutlaka geldi mi yazayım. Bir tanesi Hira, bir tanesi Bağlam. Bak şimdi ikinci, üçüncü onlar. Hı. Şimdi dedim ki Hira ile Bağlam bulunsun ama arkadaş dedim ki orayı sen dedim hani 4 at geçeceksin. Bir 2 at ilave edeyim. Hadi dedim ekürleri koy. Hani favoridir şey bu. 2 at arasında kaldım. Tokuşan'ın mı 55 mi? Takım tutayım diyorum. Biraz da dedim ki hadi şey şu 55 de benim çok sevdiğim evet attır. Hadi dedim takım tutalım Tokuşan'ım ya. Allah'tan oradan gitmedi. Dolayısıyla şey ama güzel bir yarış koştu. Güzel bir evet. Ve padokta da çok iyi atlardan biriydi. Genel anlamda bir baktım padokta da. Mesafeye rağmen kazandı. Aynen evet. Ve hakikaten güzel bir birincilik. Etki bir birincilik. Hira yarış hayatı böyle sona ermek üzere artık. 3-4 yarış kaldı. O yüzden dün ben Hiracıydım birazcık. Mesafe biraz uzun. Birazcık daha kısa ve ortalık mesafeli bir yarış olsa aslında Hira çok daha şanslı olabilirdi diye düşünüyorum. Daha kısa ortaları iyi koşuyor. Yarın öbür gün daha orta mesafeli bir yarışta çok farklı gelebilir, çok farklı olabilir. Benden sizlere söylemesi deyip tempoyu da artırarak sözü Tolga'na bırakıyorum. Hemen ardından İstanbul yarışlarına geçeceğiz. Evet, yani bu mesafede normal şartlarda 55 eksik. Belki de ilk kez mi koştu bu istatistikler? Çok koştu, ilk kez kazandı. Dördüncülükten öteye gidememişti. Gidememiş yani. Kısaları daha iyi olan bir at. Ona rağmen kazandı. Yarış da çok aşırı süratli gitti. Zaten onu da bekliyorduk çok süratli gideceğini. İyi yerde takip etti 55. Kilo avantajını da kullandı, kazandı. Bağlam biraz yakın ara koşmasıyla normalde bu grupları rahat geçebilecek bir at. Evet. Hira'nın ara sonrası yarışı güzel. Günyeli yaşıtları arasında ve biraz daha yavaş götürücü yarışlarda iddialı olur. Bizim Tokuşan'ıma gelince çok daha iyi bir yerde gelmesini bekliyorduk. İdmanlarını yarışına pek yansıtmıyor. Bakalım biz de onunla ilgili bir radikal bir kararlar alacağız herhalde artık. Ama sezonun değil işte o radikal kararlarında değil mi biraz? Evet ama... Ama biraz çiftlikte dinlenir hem. Son bir şey koşusu var. Hı. Bugün bir kaydettik bir satış koşusu ama koşarız koşmayız bilmiyorum ama o da artık beni gönderin şampiyonlar vereyim diyor. Çünkü sıkıntı yokun öz kardeşi öz bir kardeş, at ama evet. Biraz yarış karakteri konusunda herhalde artık eksik yani öyle görüyorum. Çünkü atın normal şartlarda hiçbir eksiği yok şu yarışta. Biliyorum canım. İyi koşması lazım. Evet. Yine de geliyor. Bir yerden sonra arttırmadı. Evet. Bu koşuda tabii Fırtına Toynok. Onu konuşacağız. Şimdi bunu starttan istedik. Sebebini de anlatalım. Sonra Tolga'nın detaylı bir şekilde anlatsın onu. Start görüntüsünü istemiştik arkadaşlar değil mi bunu? Bir donduralım evet. Startı da. 10 kulvardan çıkan at. Starttan bunu... Yok start yazmıştı ya Tolga'nın evet. Şeye. 4-5 saniyelik bir start çıkışına alalım dedik. 4-5 saniyelik start görüntüsü diye yazdı gruba şey. Ceren'in mesajına istinaden. O 4-5 saniyelik start çıkışı görüntüsünü bir verin. Startın donduğu anda bir alalım. Kaç starttan çıkıyor Fırtına Toynak? 10 start. Dondurun. Şimdi burada şöyle bir durum var. Hatta yok bile gözüküyor orada. Göremedim ben. At da gözükmüyor değil mi? Şimdi burada şöyle bir iddia var. Tolga başkasını toparlayayım. Tabii. Sana pas atayım detayını sen anlat. Çünkü bir cevap hakkı doğarsa o cevaptan kaynaklı. Şimdi biliyorsunuz
bazı görüntüleri evet Jockey Kulüp çekiyor ama bunların tabii hocalara ait bazı görüntüler olduğu için bu görüntüleri biz yayınlayamıyoruz. Veya pazartesi günleri bazen izinli alıyorlar arkadaşlarımız parklarınızda. Orada da kullanabilirlerse kullansınlar ama eğer bunun karşı bir iddia varsa bu iddiayı da hocalarımız bize madem böyle böyle bir şey var ya da yok bu görüntülerle paylaşırlarsa biz de bunu şey yaparız. Evet. Çünkü ayrı ayrı yerlerden gelen, yarış içerisindeki jokeylerden gelen, yarış içerisindeki orada atlarının starta girişini seyreden at sahibi, antrenör, birçok ilgiliden gelen bir iddia var. Bu iddiayı da biz paylaşalım. İddia şudur ki 10 starttan çıkmakta olan Fırtına Toynak isimli at bu koşunun bir kere false start olduğunu iddia ediyorlar. Sebep şu, üzerindeki jokey de aynı şeyi söylüyor. Atın yarısı dışarıdaydı. At starta girmemişti ve arka kapaklar kapanmamıştı. Evet. At da tam makinenin içinde değildi. Değil. Dolayısıyla tam bütün atlar starta girmeden start verildi. Fırtına Toynak da haliyle startın içinde olmadığından şey olmayıp yarışa başlamadı şeklinde ki Fırtına Toynak'ın bugüne kadar böyle hiç olmuş bir, herhangi bir huyu yok. Starttan çıkmama gibi bir huyu yok. Şimdi bu koşunun false start olduğunu, hatalı start olduğunu, starta girmeyen bir Fırtına Toynak olduğunu üzerindeki jockey iddia ediyor. Oradaki atların ekipleri, antrenörleri ve o koşuda at binenlerden de söyleyenler, hani at girmediği için biz de tam hazır değildik diyenler var. Şu startı bir verelim, bir görelim. On start atın tamamının içeride olmadığına dair bir iddia var. Ve zaten at yok zaten. Yani, evet. Görünürde yok bir zaten. Daha bir verin, bir daha verin at, startı at geri alın. Geri startta at ya. Yok. Bakın şimdi bir daha. Geri çıkartmışlar artık. Bakın şimdi 10 starta bakın. Start kapağı açıldığında at var mı içeride? Gördün İçeride mi? At yok ki. At hamle hocam, yapmış geriye artık. Yani içeride at yok. Atı da geri bak bir daha verin. Bunu tekrar tekrar okutun. İçeride at yokken bu nasıl starttır? 10 startta at yok. Atı da çıkarmışlar derecesiz. Hadi bunu yaptınız. O çağırıyorsunuz adama, antrenörüne bilmem nesine ceza veriyorsunuz. Çok ayıp ya. O ya bunu değil. Yani Allah aşkına yani hatayı hatayla kapamak böyle bir şey olabilir mi? 10 startta at yok. Startın içinde at yok. Ve start veriliyor. Bir kere zaten false start koşu. Tabii. Ve bunu bakın üzerindeki binici söylüyor. Diyor ki atım dışarıdayken start verildi diyor. Oradaki antrenörler, yarışı seyredenler biliyorsunuz şeyin tabii. önünde. Diyorlar ki böyle böyle start. Binen jokeyler. Binen jokeyler. Evet. Hatta başka atların, diğer atların jokeyleri de bakın burada bile koşu akarken kendi içlerinde konuşmuşlar. Ya false start mı oldu? Bakıyorlar kimseden bir ses seda yok. Yani tamam hocam eleştirmeyelim, etmeyelim. Bazıları bize gönül koyuyor biliyorum ama yani bunu nasıl da biz güzelcek? Söylemezsek ne yapalım yani? O zaman biz burada oturalım, şeyden bahsedelim. Kuşlardan, böceklerden. Cezeryelerden. Cezeryelerden. Valla reklam arası, bir reklama gidelim ya. Bakıyorum burada rengarenk ne güzel duruyor bunları şey. Yani şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Hocam, değerli hocalarım, hepsine hatta YKK'daki bazı dostlara da bunu söyleyeyim. Yapmayın bunu. Yani bize gönül koymayın. Koyanlar olduğunu biliyorum ama şunu da şöyle söyleyeyim. Biz bunu konuşalım ki bir daha bu kardeşlerimiz dikkat etsinler. Bakın şimdi veya oradaki hocalar arkadaki bir kere şimdi arkadaki bayrak kalkıyor mu? O yüzden o görüntüleri lütfen biz diğer programlardaki arkadaşlarımızdan çok sıcağı sıcağı olduğu için onun resmi olarak yazıp istenmesi olmadı. Yayınlasınlar göstersinler. O bayrak kalktıysa. Tabii. Ha değilse tamam biz özür dileyelim. At ama geri hamle yapmış. Girip ha? At giriyor. Giriyor tabii. Geri hamle yapıyor. Murat vermeyin falan diyor startı ama bayrak iniyor start veriliyor. Full start kaldır kırmızı bayrağı. Sen tamamla şimdi abi. Şimdi jokeyler de bu arada yapayım. Kendi aralarında konuşuyorlar bazıları. Evet. Yarış içerisinde. Ya false start var diye hatta koşunun tekrarlanması için de müracaatta bulunuyorlar. Evet. Şimdi burada Fırtına Toynak'a bakıyorsunuz %10 AGF var. Evet. Dördüncü at. Ne oldu şimdi bu %10 AGF? Yarış severin hakkı ne oldu? Evet yarış severin hakkı ne oldu? Koşsa burada? Belki yarışın gidişatı değişecek. Başka bir at veya kazanacak. Ya da kazanacak. Yani baktığında şimdi burada koşmamış bir atın, starttan geri çıkmış bir atın hakkını... Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi bu yani bakın bu yanlış bir şey. Bu tamamen... yani bunun ben izahını bilemiyorum. Buradaki artık oradaki arkadaşlar... Şimdi bakın orada start görevli arkadaşlarımızın da bir şekilde değil mi... olaya müdahale olup şimdi İzmir'de ne oldu? 1200 metrelik yarışta 600 metre sonra kırmızı sirenler tabii. kalktı. O çalın abicim sirenleri. Çal, atlar daha önümüzden yeni geçiyor çünkü. Ki
Hakan abi. Yarış koştu. Biz atımızı beklerken Fırtına Toynak daha erken geldi önümüzden seyislerinin yedeğinde. Hemen orada da bizi görünce seyislere ya hani bizim hakkımızı siz savunun bari dediler. Ne oldu dedim. Dedi ki at geri çıktı. Full start var koşuda. Kapaklar açık. Atın yarısı dışarıdayken startı verdi hocalar. At koşuya başlamadı. Dedim var mı böyle bir huyu normalde atın? Hı hı. Bir kere bile atımız dedi böyle bir sıkıntı yaşatmadı bize. Sonra Jockey Odası'nın önünde sevgili Murat Gündüzeli ile de konuştuk. O da aynı şeyi söylüyor. Ve işin daha vahim tarafı az önce söyledin. Raporda atın antrenörüne ihtar veriyorlar bak. Ne para cezası ne bir şey. Böyle ihtar. Bir şey olabilir mi? Onu da formalite icabı vermek zorunda hissettiler kendilerini. Daha da vahim tarafı Murat Start hakemine diyor ki hocam diyor niye full start vermiyorsunuz? Yani at başlamadı içeride olmadan startı verdiniz. Şöyle bir açıklama yapmışlar ya biz gördük ama atlar artık gitmiş dedi. Diye. Allah'ım yarabbim. Bak, Allah'ım yarabbim. Murat Gündüzeli burada hatta ben bir bağlanayım edeyim falan da diyordu. Direkt Murat demiş ki full start var niye vermediniz? Niye kırmızı bayrak? Ya biz de gördük ama artık iş işten geçmişti atlar bayağı gitmişti. Diye bir açıklama. Şimdi İzmir'de yani geçen hafta oldu. 1200 metre gerisi 600 metresi geçildi. Şey şimdi bu konuda bence bakın çok güzel eğitimler yapılıyor. Herkes eğitiliyor, güzel güzel şeyler yapılıyor. Bakın hakemler geliyor, onlar geliyor, evet. Bunlar geliyor, gidiyor ama şimdi bence asıl eğitilmesi gerekenler şuradaki çok net yani. Görevliler. Bir şimdi, de kalkıp atın antrenörüne falan böyle ihtarlar mı? İhtarlar hoş değil. Kimdir atın antrenörü? İlk Tolgan İmal değil. Tolgan İmal olsa da ortalık şey. Ben değilim Allah'tan. Antrenör nasıl ihtar veriyorlar onu söyleyip de? İşte onu veren yukarısı. Aşağısı Sinan Aydın. Tanımıyorum şey. Kardeşimizi. Aşağısı yukarıya söylemiyor mu bundan söyler bundan? Söyler mi ya Eray? Söylese keşke. Söyler mi? Şimdi belki yukarıdaki hocaların hiç kabahati yok, hatası yok. Onlar bilmiyorlar belki. Onlarda ama görüntüler var abi. Her belki evet. İşte diyorum hani son koşu bilmem. Ya hep ben artık... Şimdi bir bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bir 10 sene önce falan olsaydı ben merak etme. Şimdi şeyim böyle hep iyi niyetle düşünmeye. Çok iyi niyetlisin diyorlar bana. Bak bazen hakikaten geçen Kocaeli'de... Evet. Abi gerçekten çok iyi niyetlisin. Gerçekten hep diyorsun ki acaba bu hatayı yaptıklarına göre bunun bir sebebi var mı? Hayır abi diyor. Bu için, bu evet. Grup için söylemiyorum genel anlamda. Onlar o hatayı yapıyorlar diyor. Bilerek yapıyorlar diyor. Sen diyor ama gene ya yapmamaları gerekir altında bir şey arıyorsun diyor. Olumlu anlamda diyor. Arama diyor. Yani hakikaten oluyor diyor bunlar diyor. Şimdi ben de şimdi burada da eğer öyle bir şey yapılıyorsa büyük hata. Üşüdünüz mü? Dolayısıyla bu anlamda da kapatabiliriz o zaman. Kapatalım şeyi, klimaları kapatalım stüdyo. Çünkü şey yaptı biraz soğudu. Rica edelim ekipten klimaları da kapatalım. Şimdi burada da hata, burada da hata net bir şekilde. İki hata var. Birincisi tabii false start'ın görülmemiş olması. İkinci hata da atların tam birçoğu geçti gitti diyorsunuz. Hı hı. Doğru. Belki o anlamda şu kısmı doğru olabilir ama bir saat sonra bir daha gerekirse koşmak istemeyen koşmaz. Çıkmak isteyen evet. Çıkar yarıştan. Daha önceden oldu mu? Aynen. İstanbul'da da oldu. Atlar koştu uzun mesafeli bir yarış. Sonra son koştan sonra bir saat sonra bir daha koştular. Kimi atlar çıktı, kimi atlar AGF oldu. Bir de niye bunu 1000 metre sonra görüyoruz? Ama hemen en önemlisi de burada atını eğitemediğinden bilmem nereden antrenör. Bence o cezada, o rapordan o cezanın kalkması lazım hocam. İhtar tabii. İhtarın kalkması. O çocuk antrenör kimdir bilmiyorum. Sinan Aydemir. O ihtarı niye alıyor? Normalde yani? İhtar para cezası verirsiniz. Niye sadece ihtar, i̇htar verdiniz? İhtar verdiniz. Veya ata niye? Ata da ver 15 gün bak. Çıkmadı at. Niye vermediniz ata ceza? Sayın hocalarım yani. Hadi bakalım. Doğru. Son haftalarda çok komik şeyler oluyor ya. Ve İnanılmaz. Bursa üzerinde olmaya başladı. İnanılmaz. Farkında mısın? Geçen İzmir'deki yani. Yarış false start değil. False start veriyorsun. Burada false start var. Onu vermiyorsun. Bir atın koşma hakkını elinden alıyorsun. Yazık günah insanlara. Evet, haftalarca bu atı hazırlıyor insanlar koşmak için. Tersi ise de görüntüleri göndersinler, yayınlayalım. Ha, biz de bak bunu da, onu da söyleyelim. Zaten amacımız o. Eğer bunları, hayır böyle bir şey yok. Herkes kapaklar kapalıydı. Kapaklar kapalıydı. Normal bir start oldu diyorsanız da biz de bu görüntüleri yayınlayalım. Evet bu koşta herhangi bir false start yok. Bunu da tek tek söyleyelim. Diyelim ki. Ey jockey kardeşim Murat Gündüzeli. Üzerine bindiğin ata bundan sonra iyi bak. Senin lafına bundan sonra muteber evet. Değildir diyeyim. Oradaki jockey bana konuşan, arayan jockey evet. Arkadaşlarım abi false start vardı görmedik diyen böyle bir durum var. Şimdi bir de şu, hep kafamda şu var bak bir daha söylüyorum. Dünkü iki olaydan dolayı. Hem şey yarışı uzadı. Dün çünkü bildiğim bir konu. Demin de söyledim. Dün hatta akşam Mehmet Gündüzeli'ye de aynı şeyi söyledim Özakan yarışta. Bütün hocalar İstanbul'daydı. Bak bütün hocalar İstanbul'daydı.
Şimdi orada o kararları kim verdi bilmiyoruz. Telefondan mı seyredildi ya da işte başka mutlaka biri vardı. Evet. Nöbetçi biri bırakılmıştır ama hani bu tip konularda da belki biraz daha mı hassas davranılması gerekiyordu? Daha mı hassasiyetle üzerinde durması gerekiyordu bilmiyorum. İnisiyatif mi kullanmadılar? Bir de o da var, inisiyatif de almamış olabilir. Çünkü dün dediğim gibi burada Hong Kong Yarış Otoritesi'nin dünyaca ünlü yarış komiseri hipodromları gezdikten sonra dün burada bir toplantı yaptı ve hocalarımızın tamamına yakını da buradaydı. Mutlaka bir nöbetçiyle kalmıştır veya bir şey kalmıştır. Belki inisiyatif kullanmadı ama en azından ya komiser raporuna bazen altına şey yazıyorlar. Hani kendi genelde başkanın altına yazıyor, adını yazıyorlar, görüyorum. Yani o yüzden burada tabii olayları hiçbir zaman kişiselleştirmiyoruz. Evet. Ama bizim burada söylememiz gereken şey bu tip olayların daha dikkatli olması. Peki. Bir daha bir şey, Eray'ın da sözünü kesmiş oldum ama. Murat'la da konuştum. Şimdi geçtiğimiz haftalarda bizim de başımıza benzer bir durum geldi. Murat aşağıda protesto çekin kamçı vurdu Hışman dedi. Yukarıya çıktı, Atakum geldi dedi ya. Dün Murat da geldi ya abi, böyle böyle oldu bak işte, ikisi de benim başıma geldi. Özekan'la yarışım değişir, son koşuda böyle dedim. Adalet herkese lazım. Demin sen şimdi orada yukarıda çıkıp farklı konuşunca biz hocalara derdimizi anlatamıyoruz. Onlar haklı pozisyona geçiyorlar. Bir sonraki haftada bak iki tane senin başına geliyor. Yani aşağıda ne konuşuyorsunuz yukarıda? O Hışman'la şey olayları değil aynı mi? Aynı şeyi konuşun ki eksikler daha net ortaya konulsun dedim. Murat da zaten hak verdi. Ya dedi arkadaşımız da şöyle oldu, hata ettik falan. Ama bunu şunu söyleyeceğim, adalet herkese lazım. Aşağıda neyse yukarıda da aynı şeyi söyleyin. Bir eksik bir şey varsa da yarış yazarı arkadaşlarımız da, antrenör, at sahibi, jockey arkadaşlarımız da her şeyi net şekilde olduğu gibi yansıtırlarsa bu konular ancak o zaman düşür. Ne oldu? Bak Murat iki hafta önce farklı söyledi. Komiserlerden yana tavır aldı. Burada doğru söyler, mahkemede şaşar oldu, diye evet. Bir şey var değil neyse, mi? Sulh yoluyla hallettik. Dün Murat'la da konuştuk epeyce bu yarıştan sonra. Herkese lazım adalet. Bugün başka bir şeye göz yumduğumuzda yarın geliyor işte... sizi buluyor aynı gün iki tane. O gün de hoca haklı olarak sana neydi? Şimdi ben orada da hocaya hak verdim. Senin o olayda hocaya şimdi jockey geliyor diyor, bana bir şey var mı? At kumdan etkilendi diyor. Evet. Ama Murat da diyor ki ya ben dedim doğru ama ya onlar görmüyorlar mıydı dedi. Şimdi, işte. Ama olmaz, orada da olmaz. Şimdi hoca da hocanın işi görmek abi. Tamam, ama orada da şimdi sen işin müsebbibi olan kişi hayır böyle derse onu korursa o da sana karşı haklı duruma geçiyor. Orada da yani tabii biz bu sefer haksız yanlış bir bilgi aktarmış durumdayız. O yüzden biz, ben onu söyledim. Dün hatta seninle yazışırken bunu anlatma sebebim bu. Biz bu şekilde söyleyelim. Eğer hakikaten kapaklar kapalı, normal bir startsa, bizim gözlerimiz yanılması görmüyorsa start çıkışında yer 10 numarayı, o zaman o başka bir şey. Aynen diyelim. Öyle. Peki, Eray'cığım son cümlelerini alalım. Bir günde 3 mevzu vallahi kaldırmaz. Ben de o yüzden diyorum. Acaba kurul hepsi İstanbul'daydı. Acaba orada nöbetçi yani, arkadaşımız biraz daha... Ne olursa olsun oradaki nöbetçi olan da bu işleri çözmesi gerekiyor. Peki. Üçüncü koşuda start çıkışı raporda yazan hiçbir şey yok. Bu koşu, full start ve Çaltepe yarışı. Yani 3 tane ağır mevzu. Kusura bakmayın ama artık biraz daha dikkat edin bu gibi konulara. Bodrum Kalesi'ne geçelim İstanbul'da. Hemen ilk ayakta Hışman Çizik'te 61,5 kiloyla kazanma başarısı gösterdi. Bu kiloya, bu siklete rağmen ekürü bu sezon bence altın çağlarından birini yaşıyor değil mi? Şen Ocak'la iki şişlerle. Yani evet. Bütün atlarla birincilik mücadelesi içerisindeler. Ve net ve güzel bir birincilik o elde etti. Beyza Sultan, yani bu yarışın gelebileceğini tahmin edebiliyordum ama 61 kilodan biraz korkum vardı. Hafif kilolu atlardan Baba Emir'in özellikle geçen yarışta benim çok ön planda tuttuğum isimdi. Mahcup etmemişti ama dün tam bir hayal kırıklığı yarattı Baba Emir. Bu kiloyla çok daha farklı yerlerde gelmesi gerekiyordu. Bazant ben de dün biraz geri plandaydı. Beni yanıltmadı. O anlamda yanıltmadı. Yani çok ön plana çıkan, yani öyle bir at değil bence. Bende de geri plandaydı. Onda yanılmadım ama Baba Emir ciddi anlamda hayal kırıklığı yarattı. Onu da söylemiş olayım. Kazanatı zaten tebrik edelim. Kafkasoğlu harika 2-3 yarış yaptı. Son koşusu beklentilerin altındaydı. Dün bana göre de bir tık daha eksik koştu. Elinden geleni yaptım üstüm ama olmadı. Kazananı tebrik ediyoruz tabii bir kez daha. Evet. Kazananı kutlayalım. Zaten Malibu Gölün yavrusu hep iyi yavrular verdi bu kısrak. İkinci olan Beyza Sultan'ı da ben çok takdir ediyorum. Hem ekibini. Bu at çok uygun bir rakama alındı deforme satışlardan. Ama koştuğu yarışlar inanılmaz. Çok karakterli bir at. Yarışın yükünü çekti. Hala Bodrum Kalesi gibi bir ata pres yapıyor. Hala saldırmaya çalışıyor. Şefkalli bir de. Şey mi? Beyza Sultan mı?
Ben o kadar dikkatimi çekmedi işgali ama norm öyle diyorsan ben öyledir. Ben kısaklardan biri. Evet. Yani çok karakterli bir at ya. Yani dişi bir at olarak söyleyeceğim bu kadar. Ereğe bırakayım. Yani biraz erken sanki davrandı. Çünkü 852 bini 1.05 geçilen bir yarış tempolarından bahsediyoruz. Buralarda eşlik edersen o tempoya sonlarda geçilme ihtimalin her zaman var. Kardeşim sanki biraz sabırsız davrandı. Hem tempo yüksek hem sen ağır kilosun 61 kilo. Bana göre doğru bir hamle değildi. Bu nedenle ekibe geçmiş olsun. Benim nazarımda kazanabileceği bir koşudan ikinci olarak ayrıldı ama kazanan da maşallah koşacağım dediği zaman bu gibi gruplar her zaman geçebilecek kumaşla bir at. Ekibini de kutlarım, müthiş gidiyorlar bu ara. Evet. Hemen geçelim Bedircan yarışına. Bedircan yarışına eleştiriler Kamçı ile ilgili bir iki bir şey vardı. Kamçı Tony Cook'a geldi mi acaba diye ikili mücadelede. Bir o gözle bakarsanız sevinir. Evet, Bedircan Yürek Kaya gibi bir atın kardeşi. Çok daha iyi yerlere gelmesi beklenebilecek bir atken. Uzunca bir süre arası vardı Safkan'ın. Aradan sonra bir yarış gördü. Koştu ikinci yarışı, kazanmasını bildi. Tony Cook da çok formda. Kamçı olarak da bir bakalım. Atın burnuna geliyor diyorlar. Rakibinin burnuna doğru geliyor diyorlar. Bir önceki çektiği kamçı galiba. Geride kalmış olabilir. Şunu da... Yok. Ya işte geri alalım. Biraz daha geri alalım. Evet. Birkaç tane mesaj geldi. Kamçı kullanımı konusunda ben Hışman'ın kendisiyle de konuşmuştum. Farklı mecralarda da dile getirdik. Daha dikkat etmesi gerekli. Yanındaki şey... at geldiğinde diyor kamçı biraz atla ve at orada bir diyor ya durdu işte diyor. Aynı şeyi biz de yaşadığımız için bilmiyorum. Çok ha, belki aynı gene değil mi? Gene tarafsız olur muyum olamaz mıyım ama şimdi, dikkat etmesinde fayda var. Kendi atına vurduğu atına vurduğu kamçılar da çok sert abi, görüyor musun? Bak evet, şimdi dıştaki bak. Değil mi bak evet. Birazdan kırmızı gelecek görüntü. Yaklaştığı zaman. Şu ana kadar bir şey pek yok. Şurada mı acaba? Biraz at uzaklaştı yani, ondan ama. Çok bu görüntüden çözemedik ama. Belki yakın plan slow alsalar da orada. Kamçı adeti kaç burada? Yani komisere çıkmış Hışman bu yarışta diyor. Şey evet. Python'a paylaşmış. Evet. Komiser çağırmış. Bu arada okaliptüs ağaçlarıyla da ilgili bilgi geldi sağ olsun. Okaliptüs ağaçlarının tahmin ettiğimiz gibi genel anlamda bir sıkıntı yaratması kaynaklı... daha üst otoriteden gelen şeyin doğrultusunda kesildiğini ama yeniden diğer tam tersi diğer noktalarda da palmiyelerde çok çürüyenler artık ölenlerin şey olduğunu ama yeşillik konusunda aynen hemfikirler, o bilgiyi de paylaşmıştım. Hışman çıkmış bu koşuyla ilgili jockey çağırmış hocalar, yani görmüşler demek ki. Peki. Ya Hışman için şunu söyleyebiliriz. Ya bu kadar iyi gidiyorken ceza almamak lazım. Değil mi? Şimdi Bursa'da yaşananlar vardı. Onun üstünde burada da kamçı ata değdiyse göremiyoruz. Hani görmediğim bir şeyi de gördüm, evet, vurdu diyemem. Varsa öyle bir hamle geldiyse ata daha dikkatli olması lazım Hışman'ın. Şimdi dün 3 yarış kazandı. Her hafta yaklaşık ortalama 10 yarış civarı kazanıyor. Geri dönüşü iyi olmaz Hışman için. Toparlasın biraz bu konuları. Evet. Daha sakin at binerse. Evet. Şimdi burada kamçı adet konusunda da tartışmalı. Niye? Kullandığı belki 4-5 tane ama bak sol eline bakın Hışman'ın. Yol boyu vurma vurmama arasında sürekli ata kamçıyı gösterip sallıyor elini. Bakın bak. Dikkat et bak. Ha, apprentice'i ata değdiğini söylemiş bak, kamçının. Görüyor musun bak. Şimdi bu kamçı kullanımı da çok nizami bir kullanım değil. Bak yol boyu o kamçı hep sallanıyor. Bir ufaktan temaslar şeyler. Apprentice de öyle demişse. Fırat Arslan öyle demiş, evet. Sol eline bakın Hışman'ın. Yani hiç rahat durmuyor. Yol boyu o kamçı sallanıyor, çevriliyor. Böyle nizami bir kamçı kullanımı da değil. Kardeşimiz dikkat etmesinde fayda var. Ki apprentice'in de böyle bir evet, şeyi var. Evet, öyle söylemiş. Evet. Peki demek ki bu kamçı olayı da doğru. Hem hocalar çağırmış Hışman'ı hem şey... demek ki burada kum gelmemiş. Hem de evet, Fırat burada kum, yarış kum olmadığı için de bir sıkıntı yok diyelim. Peki, bir ufak detaydan bahsedeyim. Başladım. Şimdi yarışın ilk 429 geçildi. O metrelerden sonra Singapur'un apprentice'i biraz çabuk uzandırdı. Bakın ilk 429, 855. Çok fazla yapışan yoktu ensesine. Biraz daha idareli gidebilseydi sanki bir ikincilik, üçüncülük kurtarabilirdi at. Şimdi Singapur Padok'ta evet. Yani çünkü bu mesafeleri, bu yarışları koşabilen bir at Singapur ama çok senin ensene yapışan yoksa, seni rahatsız eden yoksa oradan sonra tempolar abartmanın da pek bir anlamı olmuyor. Biraz daha idare etmesi gerekirdi. Bu benim şahsi düşüncem. Ekip
ne düşünüyor bilmiyorum ama o baştan sonra 400, ilk 400'den sonra sanki biraz daha fazla süratlenir. Şöyle ara vermiş olması, bu mesafe mümkün olunca ben de kısaltmasının daha doğru olacağını. Çünkü şimdi bu at mesela yarış koşmuş, bir kere çok iyi ellerde hazırlanıyor, çok iyi bir ekipte at. Ama bu mesafeleri de yapıyor. Ben de şöyle hani bir de ara verdiği için o ara sonrasında ne kadar kısaltırsan o kadar iyi. Bence de sanki biraz çalmaya mı çalıştı acaba yarışı? O da olabilir ama hani ara verdiği için nefes yapabileceği, ara patların hele bu daha çok etki eder. Ara patları aradan daha çok etkilenir. Bu anlamda da çalmaya çalıştı ama çok olmadı. Singapur'un bu yarışını bence ölçü almayalım. Bir sonraki yarışta bambaşka bir Singapur gelebilir. Benim de zaten hep çok beğendiğim atlardan bir tanesi. Padok'ta da gayet iyiydi. Bir sonraki yarışta bambaşka bir Singapur'la karşılaşabiliriz. Ben de katılıyorum sana. Dediğim gibi çalmaya çalıştı, olmadı ama yarış kondisyonunun nefesinin yerine geldiği kanaatindeyim. Evet, orada 1-2 boy, 1-2 boy o avantajı alıp yarışı çalsaydı şeyden götürebilirdi diye düşünüyorum. Ama işte nefes ara patında biraz etkili olabilir. Hani iyi de bakılan bir at olunca şişiyorlar tabii özellikle bu anlamda. Bu yarışını ölçü almayalım. Bedircan dün zaten tuttuğumuz ve şans verdiğimiz isimlerden biriydi. Mahcup etmedi. Biraz tempoyu arttıracağım ve Latika'ya geçelim. Banko'muzdu. Banko gibi koştu ve Banko gibi kazandı Latika. Her yerde koşuya zaten hakim vaziyetteydi. Hadi dediğinde de fark oldu. Bu şey iyi bir yarış çıkarttı. Kardeşimizin Kaancan Gökçen'in bindiği Walter White ve hemen Wangan. Onun dışında sürekli böyle bir şey vardı ikisi arasında. Birinden biri olmasaydı, bak burada görüyor musun? O bir dışı açıldı. Hışman da fark etti onu zaten. Bak şimdi dikkat edin, demin de bir gelir gibi oldu. Bir daha bir dışı açıldı orada. Şimdi bir de burada mesela gene hep Hışman'ı konuşuyor gibi olacağız ama bu hoplamalar zıplamalar burada da başladı. Keşke yapmasa, keşke öyle olmasa. Çünkü hakikaten bir çıkış yakalıyor. İyi de bir kardeşimiz. Ben seviyorum bak Allah için. Şimdi biliyorsun buraya hiçbir apranti çağırmadık. Aynen. Hep onu söylüyorum. Evet. Bir kez bir apranti geldi. O da bu çocuk o ceza aldığında o cezanın haksız yere olduğunu ve o cezanın dönüşünde bambaşka olacağını söylemek için onu kendisini ifade etmek için bu stüdyoya çağırdık. İlk defa bir apranti bu stüdyoda yer almıştır. O da Hışman Çizikler. İnancımız da doğru çıkardı. Net. Ama işte yapmayın. Evet. İyi jokey. Böyle iyi jokeylere atçılığımızın ihtiyacı var ama sakin kalarak. İşte. Daha biraz daha sitinli şeyini düzeltip bu kadar sert davranmayarak Hışman kendi kariyeri açısından da daha iyi yerlere gelir ama bu şekilde... Bak burada şimdi dikkat et, şimdi dışa gelecek. Hop at etkilen döndü baktı Hışman bir tekrar toparladı orada. Dolayısıyla bu sefer de Kaan'ın atı geliyor. Kaan'ın stiline ne diyorsunuz? Ben beğendim yani. Güzel. Dün hatta şey dün diyorum salı günü Kocaeli'de biri söyledi ama kim söyledi? Söyledi. Hatırlayamadım. Ali Kaya mı acaba? Yok. Ali değil. Yok yarışta hipodromda karşılaştık. Dedi nasıl buluyorsun abi Kaancan'ı dedi. Dedim iyi, daha da iyi olacak dedim. Bir yarışını beğendim dedim şeyde. Evet. Sen birinizden biriniz vardınız yanında. Şey yarışını bir güzel bir yerde bir ikincilik elde etti. Bir de kazandı biz Gizem Naz'la hipodromda. Gizem Naz da kazandı bir yarışta bir ikincilik elde etti. Beğendim nasıl buluyorsun abi dedi. Ya atınla ilgilileriydi ya bindiği bir atın ya da kardeşimle ilgili yakınlarından biriydi. Zamanı ihtiyacı var ama stili düzgün. Düzgün. At üstünde duruşu falan düzgün. İnşallah olsun. Yani çok apranti var. Bu şansları, buldukları şansları değerlendirmeleri gerekiyor. Ama işte şeye de çok karşıyım yani. İşte böyle bir anda sivriliyorlar bir anda ondan sonra... Yok daha eksikleri çok. Tabii canım. Mehmet tabii. Sağ olsun şans veriyor yani işte apranti. Tabii. Peki ama Mehmet'in de şans verdikleri şanslı oluyor. Evet. Mertcan Çelik'ten sonra değil mi? Kaancan Gökçe'ye de atları teslim ediyor. O da Mehmet Kaya'nın tabii Ramazan Kaya'yı örnek aldığı önemli noktalardan bir tanesi de diyebiliriz. Peki. Kazanana birkaç şey söyleyelim. Söyleyelim çok farklı. Süper bir eşkali var atın. Temsil'in kardeşi. Dikkat edin şurada arkalar falan çok iyi. Gelen bilgiler biraz yarış öncesi de atın stresli bir at olduğu yönündeydi. Bu at düşünün o streslerle o sinirsel enerjisinin yüksekliğiyle şu yarışları yapıyor. Zaman ilerledikçe, oturdukça daha sakinleşecektir. Hangisi için? Latika. Latika evet. Ve mesafeler uzadıkça da özellikle bu senin dişi taylar arasında iyi yerlere gelir. Hemedan herhalde gözlük takacak diye bir bilgi paylaşımı gördüm sosyal medyada. Jokey'nin ilgileri paylaşmış. Jokey'nin katkılarıyla daha doğrusu yarış sonrasında gözlük kullanmayı düşünüyoruz şeklinde. Hemedan da mesela onun da enerjisi yüksek bir at. Evet. İlk yarışında padokta birebir canlı gördüm. Yani aynı padoktaydık atla. O koşuda da hatta start çıkışında içindeki atı tayı böyle bir içeriye etmişti. Dolayısıyla
O da biraz asabi, stresli bir tay. O problemi bence açtıkça çok daha farklı olacak. İşlerinde evet. falan çünkü rekor dereceler yapmaya başladı. İyi bir tay Hemedan. Kara kaplı defterde adı not alsın, not alınsın bence. Ekibi de demiş ya işte hani kapalı gözlük deneyeceğiz jokeyimizin katkılığıyla. O takı değişikliği katkı sağlayabilir. Sanof Yavuz aslında fena başlamadı yarışa. Tempolar da öyle çok abuk subuk uçuk kaçık tempolar değildi ama olmadı. Yarın öbür gün farklı bir şeydir. Kocaeli'de, Bursa'da falan daha uygun gruplarda böyle bir kum yarışı bulursa affetmeyebilir. Latika'da Temsil'in kardeşi olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Kolay bir net ve birinciliği imza. Son of Yavuz'la ilgili bir şey ekleyeyim. Tabii. Plesenti Perfect, Anne Çekidu. Tam bir kum pedigrisi var. İşte. Anne Çekidu da bu değil miydi? Her şeyin kardeşi, Vaneta'nın kardeşi. Çekidu herhalde Vaneta'nın anne kardeşi olması lazım. Olabilir. Babası Yonaguska'ydı galiba. Evet. Tam kum. Bir aynen. de Yonaguska'da oradan girmiş. Kocaeli'ye, Bursa'ya giderdi. Giderse kum bulursa o yüzden söyledim. Walter White'de ilk yarışını kazanır. Evet. Eray evet. var mı ilave? Kazanan mental sıkıntıları ne seviyede bilmiyorum ama onu aşması halinde seneye kıtsak kuşlu falan koşar yani evet. bu dişi. Çok yetenekli bir at. İlk iki yarışında startı çok iyi alamayıp grubun en gerisinde kalmıştı. Dünkü yarışında gördük ki startı da iyi aldı. Hemen yarış başlar başlamaz ön gruba sokuldu ve yarışın her yerinde jokeyine tabi bir taydı. Ayakları düz bassın, önü çok açık. Evet. Hemen bir sonraki koşuya geçelim ve değerlendirmeyi alalım. Güzel bir mücadele oldu. Kısa devreye binen jokey Gökhan Gökçe tempoyu çok güzel ayarladı. Yavaş tempo, istediği gibi kurdu tempoyu. 1400'ü bakın 34'lere geliyor neredeyse. Çok doğru yerlerde yürüttü atını. Kazandı gördüm ben aslında yarış biterken ama aksiyon farkıyla içeriden 100 attı. O da uzanınca pes etmedi. Tabii bunun sebebi aradaki ciddi kilo farkı. Bakıyoruz 61 kilo. Kısa devre 100 attı 55,5. Bakın yine de son hamleyi sanki yaptı gibi ama aksiyon farkıyla at başı bitti koşu. Güzel mücadele. İki jokey de koşuyu çok kazanmak istediler. Ellerinden geleni yaptılar ama Gökhan Gökçe'nin yürüttüğü yerler, atın üstündeki etkinliği çok dört dörtlüktü. Valla 855, 1000'i 1.07. Yani sağlıklı bir Arap atının bile çok kolay yapabileceği tempolar bunlar ki yarış İngiliz atlarının koştuğu bir yarış. Bu nedenle öndeki iki isim mümkün olduğu kadar yavaş götürdü ve bu yavaş gidişatta diri kalmaları gerekiyordu. Kaldılar ve 1-2 bitirdiler. Her ikisini de kutlarım. Zaman zaman bu yarışları izleyeceğiz kısa devreden ki bir önceki yarış performanslarında daha sert gruplarda koştuğunu görüyorduk. Bir alt grubu buldu. Kazanmak için her şeyi yaptı ama at başı kazandı. Diyecek evet. çok fazla bir şey yok. Ya pardon da çok iyi bir attı değil mi? Yani evet. aygırlığında böyle iyi atlar verince hoşuma gidiyor. Kısa devrede son dönemlerdeki en iyi yavrularından biri aygırın diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten Türkiye'ye ilk geldiğinde önemli atlardan biri olarak o gözüyle bakılıyordu. Kara kaplı deftere burada Doktor Civan'ımı not edelim. Bir el değişikliği oldu mu olmadı mı bilmiyorum ama galiba bir ekip değişikliği var. Farklı bir yerde gelebilir. Dominant Start'tan çıkmadığını söylüyor. Ekibi bir mesaj çıkmadı, göndermiş. Evet. Hatta mesaj atmış. O demin konuştuğumuz şey vardı ya atlar sıra numarasına girecek evet. diye. Orada diyor bizde de yaptılar aynı şeyi diyor. İstanbul'da da uyguladılar diyor. Dolayısıyla orada diyor biraz stres sıkıntı yaşadı evet. ve bunu da diyor yarışına yansıdı. Evet. Öyle iddia düşünceleri ve iddiaları o. Ondan evet. tabii onu görürüz şey yapamayız. En azından paylaşmış olalım. Knight Latern'e gelelim ve Tanat Aleküvesi'nin Safkan'ı aradan sonra koşmuş olduğu yarışta fevkaladeydi. Bir sonraki koşuda evet fevkaladeydi. Bir sonraki koşum kazanırım havası vardı ama çok hazır rakiplerin yanında ne yapar diye düşünürken güzel de bir birinciliği imza attı. Fahri Ateş'i yarım boy farklı geçti. Fahri Ateş kazanma konusunda biraz zorlanan bir isim. At çok iyi bir at ama hep dikkat edin kaç yarış kazandı? İki yarış kazandı mı şu ana kadar? Ancak kazanmıştı. Bakalım. Çok koştu. Çok koştu derken fazla yarış koştu anlamında demiyorum. Orana baktığımızda koşma kazanma oranına göre fark yüksek olabilir. Bahtsız, şanssız diyelim. Yani yarış şansı olmayan evet. bir at ama iyi bir at. Net dün de gene ikincilikte kaldı. Tiniz Bey'i Yumzey'nin hasafetten sonraki ülkemizdeki önemli temsilcilerinden biri. Son koşusunu kazanmıştı. Çok iyi bir ekipte, çok iyi ellerde tabii. hazırlanıyor. Ve nerelerden karşılığında veriyor. Evet, çok büyük sıkıntılar atlatıp bu yarışları koşabiliyor üç olması bile kazanmış. Büyük başarı. Kaç yarış koşmuş? Kaç yarış koşmuş? 20'de 3. Fena değilmiş gene. Ben daha fazla diye düşündüm. Evet. Yani burada Knight Latern. Knight Latern o da ciddi bir problemden döndü. Zaten geçen sene çok inanılmaz yarışlar yapmıştı bu at. Evet. Hani Gazi'ye bile göz kırpar pozisyondaydı. Vardı. Biraz yarış hayatına geç başladığı için o koşulara gidemedi, klasik koşulara.
Döndükten sonra şimdi onun için normal şartlarda bir tık alt grup gibi aslında bakmak lazım. Buralarda Fahir Ateş hakim. Geçemediği için yanındaki rakibi içerideki adı nefeslenme şansı buldu, geldi bir daha tazeledi. Hani normal şartlarda 10 yarıştan 9'unu dıştaki at gelir, hakim olur, kazanır. Ama hep geveliyor, düzlük boyunca bir türlü geçmeyince Knight Laterne de yeniden bir hani Federer Kötesyon'un ikinci soluk teorisi var ya, hı-hı, at orada taze bir oksijen alır, toksiklerden kurtulur ve yeniden enerji kaslarına gönderebilir bu sayede diye bir teorisi var ki doğru. Birçok at bunu yapabiliyor tempo atlarına baktığımızda. Knight Laterne de orada o nefeslenme şansını buldu. Gelip hakim olsa at moralmen de çökecek. Hep mücadelenin içinde kaldı. Yenilenen nefes enerjisiyle de bir daha cevap vermiş oldu Fahir Ateş'e. Biraz açıkçası Fahir Ateş'in de dediğin gibi abi kazanmak istememesinde. 1,5 yıla yakın evet, zamanda yani kazanamıyor. Normalde kazanacak gücü var, hakim olmuş ama bakın akın da çok etkili ama at hep geveliyor. Oralarda bir türlü evet, şey yapmadı. Greg, aslında buradaki safkanların çoğu büyük problemden. Bak Knight Laterne, Tinsby, Grey Cloud. Üçü evet, de problemlerden tabii, geri dönüp koşan evet, isimler. Arpalama geçiren at tabii var. Grey Cloud çatlaktan döndü. Ama evet, onun da yarışı çok başarılı bence. Bence uzun, o da bir sonraki yarışı kazanmaya kondisyonu yakın kazandı. Bir sonraki yarış o da bu atları geçer. Evet, Shanghai Bobby'nin kızı Shanghai Girl'de dün şey vardı hakikaten. Shanghai Girl. Dolayısıyla bu anlamda da şu telaffuz konuları bence de çok gündeme alınması gerekiyor. Aslında yani at belki şu yarışları yapamıyor ama yetiştiricilikte çok değerli bir kısrak tabii, olacağını kesinlikle da söyleyelim. Shanghai Bobby gibi bir aygırın yavrusu Shanghai Girl'ünde bu koşusun çok fazla ölçü alındı. Dün ben Power Off'tan daha farklı bir yarış bekliyordum. Dün olmadı ama bir sonraki yarışta takip almakta fayda var diye düşünüyorum. Merak, alalım görüşlerini sonra. Knight Laterne kim? Binajvat'ın son temsilcisi. Yani bu yaştan ufak temsilcisi yok. 5 yaşında, 6 yaşında temsilcileri var ama 4 yaş en ufak temsilcisi. Başka da kalmadı. Taze bitti. 2 yaş yok, 3 yaş mesafe yok. Mesafe deyince de en... Aynen işte öyle. Müthiş bir kanattı. Ya anne kanatına indiğimiz zaman da Atalya, Orsegül ve Celeste'nin kardeşleri. Yani o böyle bir şey kanattı. Müthiş bir kağıt yani. Uzun Pershing mesafeye çok yatkın. Aynen Pershing'i vermiş bir kanatından bahsediyoruz. O zaten belli başlı sıkıntılar olmasa şu an çok farklı yerlerde izlediğimiz bir at olacak. O da Danzig zaten. Eagle Eyes kızıymış o da. Evet. Baba tarafından da Danzig at. Müthiş bir kağıda sahip ki zaten böyle yetenek kağıt olmasa ara sonrası bir yarış görüp ikinci yarışında bunu yapamazsın. Sıkıntıları nüksetmezse, benzer sıkıntıları yaşamazsa sezon içerisinde yarışlar kazanmaya devam eder Batı. Evet, pekala. Şimdi Öncü Pınar'a geçelim. Yamak bir koşuydu. Dün arkadaşlarımızla konuşurken dedim ilk elediğim at şey oldu dedim. Derin Sultan oldu. Neden eledim? Şimdi bu kardeşimiz için bir şey söylemiyorum tabii. Ne jokeyleri zor durumda bırakıyor. Yok bir kere net bir jokeylik at. Evet. Yani hiçbir zaman çok yani abi kesin gelmez atı kesin gelmez dedim Derin Sultan. Ve ben arkadaşa da dedim ki Derin Sultan'a at ikili oyna dedim. Evet. Çünkü cazipleşti 16 lira veriyor şu ikililer. Anlatabiliyor muyum? Çünkü Derin Sultan kardeşim tabii ki elinden geleni yaptı. Önce oradan başlayayım. Net bir jokeylik at. Çünkü 100 metre bir sprint yapıyor. 100 metre, bak 150 metre yapmıyor. Öyle bir yerde kullanacaksın, öyle bir yerde o sprinti yapacak. Gelip ya geçeceksin, ne ikili mücadele. Erken yürürsen geçecekmiş gibi gelirsin, kalırsın. Geç yürürsen gelir tutturur bitmez. Ve dediğin gibi ne jokeyler, ne yarış içerisinde sıkıntılar işte. Kardeşim maşallah iyi idmanlarda falan da at çalıştıran kardeşlerimizden biri ama aprantilik at değil. O yüzden Derin Sultan'ın bu yarışını çok not çok dikkate almayalım. Kara kaplı deftere not edelim. Koşacağı ilk kısa ve orta mesafeli koşuda. Çünkü mesafe de aleyhine bence. Mesafe aleyhine, jokeylik at. Ama Derin Sultan adının orada gereksiz bir iki tane kamçı vuruyor. Zaten kamçıyı da çok seven bir at değil. Ama ilk koşacağı koşuda dediğim gibi 1400-1600 arası koşacağı koşuda şöyle etkili bir jokeyle Derin Sultan'ın notu diyelim. Bu yarışı ölçüyle oradan başladım. Öncü Pınar iyi bir tempo atıydı. Bu gruptan zaten fazlalıkları olan bir isimdi. Ama son birkaç koşusunda bunu yansıtamıyordu piste. Bunu yansıttığında neler yapabileceğini gösterdi. Özden Engül dün koşu 2-3-4 ben. Arkadaşa dedim ki zaten 2-3-4'ü çarp birbirine dedim sıralı dedim. Gazetede zaten 2-3-4 vermiştim. 3 numara tabii Özdoğa bence hayal kırıklığı.
O çünkü üzerinde de aprantik kardeşimiz İsmail de tecrübeli bir aprantik tabii baktığında hani bu buradaki işlerin kardeşlerimiz tabii içerisine göre biraz daha derken tecrübeli gitti. İşte Dubai'de atları hazırladı. Şey yaptı. O anlamda tecrübesi olan kardeşlerimizden biri. Ama ve lakin dün o gün ben atta da çok bir şey görmediğimi söylemek isterim açıkçası. Attan da kaynaklı. Özden Engül'se tam beklediğim yarışı yaptı. Ama Öncü Pınar bir tık kötü koşsaydı o kazanırmış. O zaman biraz daha cazipleşebilirdi %7 AGF'siyle. Bu anlamda da ben kazananı kutlayalım. Ekibini, ilgililerini, jokeyini kutlayalım. Özden Engül'ün de aslında mesafe kısmen biraz uzun olduğunu düşünüyorum. O da biraz daha orta mesafelerde daha iyi ama koşunun yıldızları Mağrur Kız ve Ferhal oldu. İkisi de beklentilerin bir tık üzerinde kaldılar. Şimdi düşünsene şu atlar yekeyek koşsa şeyle güzel şöyle bir böyle şöyle tabii, bir yarış olsa. Sultan Güzel Han. Kaya, Sultan Han, Derin Sultan, Özdağ, Mağrur Kız, Ferhal. Son iki at çıkmazlar mı? Zaten öyle burada. Yani baktığında da öyle. Düşün onların o atları geçtiler. Tabii ki yarış daha farklı gidişat. Bunlar ayrı ama bu anlamda da geldikleri yerler dikkat çekici yerler. Mağrur Kız ve Ferhal'in kara kaplı defteri adını not edelim her ikisinin birden ama kazananı kutlayalım. Dün farklı bir yarış çıkarttı. Evet. Çetin Can Polat da Turgut Usta ile bu yarışları yapa öğrendi tabii. Öğrenmiş tempoyu. Bakın güzel tempo kurdu. Ne hızlı ne yavaş. Arka grubu da çok yanaştırmayınca. Öncü Pınar zaten daha üst grupları geçebilen bir at. Derin Sultan ne kadar aprantilik attıysa Öncü Pınar da aprantiyle sıkıntı yaşamayacak bir at. Zaten çok üstündekine de işi düşmedi açıkçası. Çok rahat kazandı. Tebrik ediyorum ilgililerini. Bir geri döndüm sinyallerini verdi. Arka grupta dikkat çeken at dediğin gibi abi Mağrur Kız. Özden Engül'ü tabii tebrik edelim. Ondan bu yarışları bekleyebiliriz. Ama Mağrur Kız yarışın sonuncu atı. Halil Yol Açıcı ile o da hep idmanda olan bir kardeşimiz. Üçüncülüğü parlak. Ferhal'ın da hep gönlüm kazanmasından yana. Bu ahır değişikliği yaptınız attınız. Evet evet. Bizim atımız şeye gidince. Tokuş alımına yer değiştirdik. Değiştirdik. Dün de hatta ilgililer aradı ya sayenizde İstanbul'a gelebildik. Tabii Bursa'da birçok sıkıntıyla ailesel olarak hani iş konuları falan hep İstanbul'da olduğu için zorluk yaşıyorlardı. İstanbul'a geldiler. Değerli bir abimizin atı. Ata da oğlu bakıyor. Baba oğul böyle. Ne güzel. Mücadele edip burada var olmaya çalışan bir ekip. O yüzden de güzel koştu. Güzel koştu. Bir dördüncülük en azından moral olur. İlerleyen dönemde. Kim bindi güzel biniyor ona ya. Evet. Erol mu artık? Bir Ercan Çankaya. Yani İstanbul'da da kazandı ya bir sürpriz yaptı. O son evet. Dördüncülüğe girişinde falan itiş falan atın üzerine duruş falan. Kayda da bir sürpriz yaptı ama ya Prenses Montana. Ama bu çocuk şey değil bu Star Baba'ya Urfa'da atın beline vura vura şey evet, yapan. O mu? O olması lazım. Bak ne kadar toparlamış. Güzel, bak güzel bir şey. Şimdi bak iyi oldu bunu hatırladığımız. Yani fark etmişiz. Bak nereden nereye geliyor? Anlatabiliyor muyum? Star Baba'ydı değil mi atın adı? Yanlış bir at söylemeyelim şimdi. Bakalım. Çankaya deyince o geldi aklıma. Bir Urfa'da bir yarışta burada neler konu. Atın beline vurdu, bilmem bir şeyler Urfa'da yaptı. Urfa'da biniyordu bu kardeşimiz. Urfa'da biniyor. Bak şimdi tamam, şuradaki olmadı. Yarışına bak. O özellikle şimdi gelecek. Bak bariyerden dışarıya çıkıyor. Şimdi atın üzerinde duruşu. Kırattan bahsediyoruz. Evet. Bak şurada bildiğin değil mi? Gayet düzgün. Atın düzgün. İtiyor. Atın üstünde evet. Dağılmıyor. Değil mi? Bak şu anda mesela çok zıplamadan bak, kapanmış atın aynen. Üstüne görüyor musun? Bak şu geliş bak. Şurada dikkatimi çekti. Doğru. Değil mi? Beklenenden iyi yani. Tecrübe açısından, tecrübeyle karşılaştırdığında o çocuk mu yalnız kimsenin günahını almıyor? Şanlıurfa'da evet. O mu? Star Baba'ya. Bak bakalım, nereden? Star İstanbul'da da Prenses Montana ile kazandı. Ha geçen hafta ilk evet. Ayakta. Doğru. İlk koşu hatırladım. Sürpriz yaptı. Şimdi o koşu tamam mı? Evet Star Baba'ya. Star Baba. Yani şeyden çünkü yani hani kalmış o Star Baba'ki yarışıyla bu yarışın karşılarında kendini de görüyordur kardeşimiz. Görüyordum. Evet. Tebrik edelim. Peki o zaman. İki tane birinciliği var inşallah. Nice birinciliklere diyelim. Böyle kendini geliştirmesi. Özellikle bak bir kez daha söylüyorum. Yarışın son 200 metresinde hakikaten değil mi? Aprantikosu değil dersin. Evet. Veya yamak bir apranti gibi değil. Öndeki kardeşlerimiz iyiydi. Öndekiler iyiydi ama dediğim gibi o kardeşimiz. En azından şu görüntü gelişime açık bir kardeşimiz olduğunu gösteriyor. Daha da iyi olacaktır mutlaka. Kazanan ise zaten gruptan biraz üstün bir isimdi. Kardeşimiz de tempoyu çok iyi idare edince kazanması zor olmadı. Ekibini kutlayalım. Pekala. Bulanlara hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yoksa ilave bir konu var mıydı istediğiniz? Tablolarımız var. Tablolarımıza bakalım. Senin istediğin bir şey var mıydı görüntü Tolga'nın? İlave bakıyorum şeyde. Yok herhalde. Bursa son start çıkışımız. Super City Call to Victory.
Evet, tablolarımıza bakalım. Tablolarımız geldi. Sonra kısa bir, çok kısa bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra nostalji ve tahminlere geçeceğiz. Aslında reklam arası kadar tabii biraz kan şekerimiz düştü. Onu da toparlama arası diyelim. Gelsin tablolar ekranlara. Bir tabloyu görelim. Tabloları, jokey tablosunu getirin. Bakalım ne değişiklik var burada. Evet, tabloda görüyoruz. Özcan Yıldırım, Gökhan Kocakaya ve Ahmet Çelik arasındaki fark daralıyor. O üçlü bir daraldı. Tolga Yıldız 95, Müslüm Çelik 94. Şimdi Tolga'ya muhtemelen bir hafta sonra bir ceza gelir oradan. O olur ama yani yarışından dolayı. Çaltepe yarışından dolayı, ama buraya baktığımızda ise ben açıkçası gene ilk 5'te kalabileceğini görüyoruz. Açıldı sanki 5 ile 6 arası, değil mi? Çok kolay kapanmaz o 20 yarışlar. Evet. Yani, ikinci ayda yani Hışman'la Müslüm arasındaki o fark açıldı. Yani bir ceza falan olmadı müddetçe. Olmadığı müddetçe yukarıdaki 5 sanki yavaş yavaş artık orası sabitleşmiş durumda görüyoruz. Şu anda sıralamada Özcan, Gökhan, Ahmet arasında, hatta Tolga da bunlara dahil olmak üzere. Ki Tolga'nın da birincilik şansı var, Müslüm de dahil olmak üzere sezonu birinci kapatma şansları var gibi gözüküyor. Şimdi ikinci grupta görüyoruz. Hışman Çizik, Akın Sözen, Ayhan Kurşun, Mustafa Çiçek. Ya şu listede mesela sürekli bir yıl boyunca at binip de yukarıda olması gereken isimler var. Ben de onu yapamıyorum. Bunlardan bir tanesi Mustafa Çiçek, bir tanesi Mehmet Kaya. Vallahi ikisi de kusura bakmasın. Mehmet Kaya'nın yeri oralar değil. Tamam, aşağıda mesela 210 yarış var. En az atlayan Halis Karataş, at binmediğinden dolayı uzun zaman o dönemde biliyorsunuz. Ondan dolayı Halis'i ayrı tutuyorum orada. Tabii ki 210 zaten baktığında 3 katı at binen var. 2,5 katı at binen var orada. Ama hani Mehmet'in ve Mustafa'nın yerlerinin oralar olmadığını düşünüyorum ben. Onların da çok daha iyi yerlerdi. Mehmet de biraz az, o da 300 yarış falan artık. O da biraz daha seçerek biniyor. Ama ne olursa olsun onların yerleri farklı. Necmi Apranti kimi görüyoruz? Mertcan Çelik ile İsa Akyavuz o liste içerisinde görüyoruz. Bu anlamda da İsa da bir ceza almıştı herhalde geçen haftalarda. Ya da bir tayı kapatmıştı Adana'da içeride, onu hatırlıyorum. Ama gene at binerken görüyoruz. Mertcan Çelik fena gitmiyor. Bu listede kalır gibi geliyor bana sezon sonuna doğru. Diğer isimler her zamanki aşağı yukarı yerlerinde diyebiliriz. Buradaki tabii önemli majör değişiklik ne? Fark, Halis Karataş'ın sezona geç başlangıç yapması. O da ilk 5'lere atacak. Tabii canım, atarken. Bir de baksana 200 at biniyor, 40'da 250 de yani. 200 tane, 51. 150 tane. Diğerleri de 37 ikinci, 37 üçüncü, bilmem kaç tane dördüncü. Yani tabloyu o anlamda okursan ona bir şey söyle. Yani o ayrı tutuyoruz onu, ama Mehmet'in ve dediğim gibi Mustafa'nın biraz daha o listelerde yukarıda olması sanki gerekiyor gibi bir düşüncem var. Aygırlara gelelim. Aygırlarda ne durumdayız? Tay koşuları da oldu çünkü. Birinin herhangi birini ben üzerine konuşayım. Evet, 2 yaşlı İngilizler'de Victory Gallop, değil mi? Enteresan. Normalde buralara çok fazla çıkmazdı. Sezon başında çok, sezon ortalarında çok çıkmazdı. Üçlülerde daha şeydi ama Victory Gallop'u lider görüyor. Smart Robin, El Corredor, Bush Ranger ve Mendip. Mendip'i de yine ilk 5'te görüyoruz. Yani her sezon tayı arka arkaya koşan isimlerden bir tanesi. Victory Gallop'un yeri tabii 9'da 5 iyi bir oran. Az sayıda tay ama istatistik açıdan baktığında iyi bir oran var 9'da 5 oranıyla. Smart Robin 14 koşan 3 kazanan, ama kazandığı yarışlar iyi olunca bir de ikincilik, üçüncülüklerle ikramiye toplamış durumda. Yine El Corredor 5 koşan 3 kazanan, Bush Ranger 5 koşan 4 kazanan, Mendip 9 koşan 3 kazanan gibi. Hatta Abjar Akademi'de 2'de 2 yapmış durumda görüyoruz. Kaneko'yu hep biz bu listelerde biraz daha yukarıda görürdük. Bu sene o 6'ncılıkla girdi. 10'da 2 gibi görüyoruz. Apro yine ilk jenerasyon First Crop aygırlarımızdan biri. Perfecto. Invisible Sun. Invisible Sun enteresan. Normalde Invisible Sun'ı biz bu listelerde çok görmeye alışık değiliz. Bu sene listede çıktı ve 3'te 2 iyi yarışlar kazanarak oraya girmiş durumda. Hakim, Captain Rio, Indigo Red, Lionheart mesela, değil mi, aşağılarda. Ve Halikarnassus'u görüyoruz ki Halikarnassus'un da ben bu sene bu listede çok daha iyi yerlerde adını göreceğimize inanıyorum. Zira bu seneki tay sayısı da çok fazla. Daha nitelikli annelerle olan taylarıyla önümüzdeki dönemde çok daha üstlerde göreceğiz kanaatindeyim. Var mı ilave yoksa? Yani bu sene liste biraz ilginç oldu. Değil mi? Değişik bir görüntü. Yani Victory Gallop normalde lider aygırlardan bir tanesiyken 3 ve yukarı atlarda. İkili de görüyoruz. İkili de göremiyorduk. Evet, şimdi niye? Görüyoruz. Geç gelişen genelde yavrular böyle. Şimdi üstte Smart Robin'e bakalım, 14 tane tayı koşmuş. Eray bu aygırla ilgili daha çok fikri var tabii. Kısrak falan da gönderiyor ediyor. İlgilileriyle de sürekli istişare halinde. Yani çok inanılmaz bir rakam. Yani Smart Robin normalde
gelişimin hep sürdüren, çok fizikle eşgalli. Bir de geç koşulması gerekmez. İşte onun çok eşgalli taylar erken veriyor. Erken koşulmasına rağmen şu anki veriler çok iyi. Yani atçılarımız herhalde şuna aldanıyorlar. Smart Lobin tayları çabuk gelişince gelişimini devam ederken koşmaya çalışıyorlar. Abuat büyüdü, güzel. Sahaya gelirken de zaten gayet fizikli, kalıplı geliyorlar. Atçılarımız da ona aldanıp erken hazırlamaya çalışıyorlar. Aldanıyorlar, evet. 14'te 3 durumu bundan. Çünkü bak denemişler, kazanmamış. Ama 14 tane koşan tayda hiçbir aygır vermemiş baktığınızda. Ki bu sene 70 civarı tayı koşacak. Evet. Sahaya gelen tay dedi fazla. Lineart'ın 100 tanedir. Bak 6 tane koşmayı başarmış ekipler erken koşma bakımından. Smart Lobin 14 tane koşmayı başarmışlar. Bunun sebebine atlar sahaya erken geliyor. Binekler, tırıslar hemen hızlıca yapılmış, sahaya sokulmuş atlar. Gelinen noktada 14'te 3. Eşgal biraz yanıltıyor mu? Aldanıyorlar işte, biraz ama doğru değil. Büyürken üstüne gidiyorlar atların. Evet. Ben öyle görüyorum. Yani her at özelinde söyleyemeyiz. Genel intiba. Biraz beklemekte fayda var. Sene sonuna doğru koşmaları daha doğru olur. Biraz daha şekillenecek tabii zaten. Sene sonuna doğru listeye şekillenecek. Zira hani bu hep iki yaşlıların bir şekilde karnesi oluyor. Evet. Buradaki ilk 10'daki veya tamamen en azından ilk 15'e giren aygır aslında bir sonraki yılın, değil mi? Tabii. Eğer yeni gelen bir aygır yoksa en azından atıyorum elinde 10 tane, 20 tane at falan bunların içerisinden seçme tercihinde bulunabiliyor. Dolayısıyla biz bu tabloyu da özellikle veriyoruz. Çünkü biter bitmez sezon yetiştiricilik sezonu başlıyor zaten. Daha sezon bitmesine yakın. Kasım ayında, Aralık ayında artık aygırlar belli oluyor. Yetiştiricilik programları başlıyor Kasım ayında. Kasım artık başlangıç oldu. Çünkü ona göre karar veriyor. Şu listenin ilk 5'i 6'sı yine en çok talep görecek. Zaten baktığında şimdi Victor Golob kapadı. Smart Robin iyi şey alıyor. El Corredor öyle. Evet. Bush Ranger bu sene iyi talep görüyor. Mendip zaten 120 idi. 120'yi full de doldurdu. Fulledi. Yani Mendip bir de kaç senedir fullüyor. Hani tabii, hakikaten. Ve verdiği taylar da ortada, görüntüler de ortada. İlave kontenjan açıldı. Talep geliyor. Yüzdü. Talep geldi. 20 tane daha aşağı. 20 tanesi de doldu mesela. Dolayısıyla bu anlamda da ama o da tabii aygır hani adından dolayı değil. Taylarıyla da gösterdi ikili kendisi. Koştu. Üçlü koşuyor. Üzerinde koşuyor. Her sene bir sezon ayrı. Şampiyonlar verdi. Şampiyonlar da veriyor. Dolayısıyla bu anlamda öyle. Abjer Akademi mesela iyi gidiyor. Yani bu liste aslında bir şekilde karne oluyor. Evet. İkililer için. Bir de genel tabloyu zaten sana sonuna doğru veriyoruz. İki tabloyu da karşılaşmış oluruz. Araplar gelsin bakalım. Çok önemli tabii bir detay var. Abjer Akademi'nin aktif doğan taylar içerisinde iki tane tayı var sadece. İki de iki. İkisi de koşan. Başka tayı yok. Başka yani aşağıdan gelen de yok yani. Allah. O zaman belki aşağıdan gelen öldü mü, bir şey mi oldu? Yani hiç yok. Baktım yanlış mı hatırlıyorum diye. Şey gibi olmasın diye. Hediye etmiş olmasın. Vallahi, yani şimdi yana yakıla o aygırı arıyor olabilir. Aramasınlar. Aramasınlar. Biliyor musun? Bizde var. Flying Zeus anneleri, ikinci anneleri. Evet aynı. Doğru. Triangle. Kanatlı doğru. Perfect Triangle. Ama aygırı herhalde soruşturuyordur insanlar nerede işte bu aygırı. İşte ileride diye aynı kanatlının devamını aygır olur olarak yaparız. Evet, peki. Evet Araplarda Kaisbert Turbo milyon sınırına, milyonerler tayları, milyonerler sınıfına girmiş durumda. Şu anda Kaisbert 1420. Ama hani 39-16 burada da baktığımızda değil mi? İşte yanlış mı görüyorum? 39-16, Turbo'da da 39-11. Evet, çok benzer karneler var. Çok tayları gelmiş bu sene ve taylarından da ama koşan kazanan oranına baktığımızda orada bir hata mı var, ben mi yanlış görüyorum? Çünkü %18 görünüyor. Biri 41, biri 28. Koşan kazanan. Koşan kazanan da hiç rakamları okuyamıyorum. Bir şey bizi alsanız arkadaşlar, ekrana bir direkt verelim. Bizi alın bir. Kazanma yüzdesi 18, koşan yok, kazanan bakıyorum, 41. 39-16, 39-11. Tamam, o 5 tay tabii fark eder. Hı-hı. Evet. Tamam. Şimdi bakıyoruz Uçan Bey Kırman'ın listeyi yukarıya çıktığını. Şimşek'in oğlunun hep iddialı olduğu maygırlardan biriydi. Yukarıya doğru tırmandığını görüyoruz. Balıkan'ın taylarıyla bu sene listeyi yukarıya çıktığını. Son Alp'in Sürgün tayla birlikte iyi bir yere geldiğini görüyoruz. 14'te 4. En çok tayı koşan ama aynı zamanda listenin ilk iki sırasında yer alan Kaisbert Turbo. Bir de aşağılarda Sarraf var. Sarraf Kırman var. Sarraf'ın da önümüzdeki dönemde sabır edeceğiz biraz onu. Biraz sabır istiyor evet. Sarraf diye düşünüyorum ben. Bu listede 6 A tabii 7'de 4 ile iyi gözüken aygırlar. Bakalım önümüzdeki sezon ne olacak hep biliriz. Alalım arkadaşlar. Aslında mevzu Arapların genel istatistiğinde var da onu şimdi açmayalım. Sürpriz. Yemek mevzu. Evet, sürpriz evet olsun kardeşim. Varsa liste bakalım. Liste yok onu hazırlamadan. Kaç Eray şimdi hemen ona baktı. Ben zaten net konuştuğum için kaçın önceden şu anda bizim geçmiş olsun diyebiliriz şimdiden.
Eray, ilk 8'e Tamerlan'ın girmemesi lazım. İlk 8'e girmez dedim ben. Öyle bir şans bence yok. 100 lira Ganyan'a oynadım ve şu an 100 lira Ganyan'a doğru gidiyoruz. Ya şimdi yemekleri Tolga mı şey yapıyor? Döner. Bursa'da dedik. Söyleyeyim mi? Söyle. Üzülme sonra. Yok, üzülmem. O neyse, yukarı çıkacak zaten Tamerlanoğlu. Bunun tartışması yok. Genel istatistik. Sayın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. sıradasın. Atarız biz onu yukarıya. Bir çamat. 11'de de şeye bak bakalım. Kazançta 8. ile 11 arasındaki farka bak bir. Vallahi fark çok ya. Yukarıyla arasında 8. ile bak. 3 milyona yakın. 8. ile bak. İşte 3 milyona yakın. 8. ile arasında. 8-11 3 milyon. Kim 8. 8. de söyleyeyim. 8. Altaha. Ne kadar kazanmış? 10 milyon 900 kazanmışlar. 7 milyon 400 de seninki kazanmış. Bu yıl için bakmıyor musun sen? Ya genel dedik işte. Genel için iddiaya girdik. Sen Türkiye geneline gelmiş geçmişe mi bakıyorsun? Gelmiş geçmişe bakıyoruz. Öbüründe zaten giremezsin ki. Nasıl? Öbüründe ilk ona giremezsin. 2019 yılına bakacaksın Eray. 19 bakıyoruz. 2019'a zaten ilk ona giremez. Öyle bir bak sen 2019 yok. Yapsan onu sen. Ama biz sağanak falan diyor. Sağanak. Bak tabii. Güzel kardeşim 2019'da ilk ona girmezsen sen bir seç. 2019 kazancı yap. 4. 5.'dir ya. Stüdyoda iddialı anlar. Ama hayır genel. bak şimdi gelmiş geçmişte 11. olan at. 2019'da 5. 4. 3. bir bak, şeydir ya. Bak. Yani bu sene koşan taylarından bahsediyorsun. Tay demiyorum. Seydi Akyıldım'daymış. Bak 2019 yılı dakika, konu, toplam. Şey Kayıbolan Aygır Seydi Akyıldım. Avcılar Akademi. Evet. Öyle devam bir istatistik edecek. Hiç ekranda da almadık ki. Öyle bir zaman yıllık bakıyoruz alamadık. Ya yıllık bakıyoruz. Tam 2019'da yok şu an. Ne yok? Yani yok bak, yani genel, Aygır yok. 2019 genel Aygır Arap kazanç listesi. 2019'un geneline bakacağım. Bütün Aygırlar değil de üçlülere bakıyoruz. Gelmiş geçmişe baksan o zaman olmaz. Kapatamaz ki. 2019'un genelini aç bak. Dur bakalım. 1, 2, 3, 4. sırada 2019'da. Tamam işte onu diyoruz. Dediği oydu ama. Gelmiş geçmişe, şimdi 10 sene önceki Josh'ı nereden geçsin? Biz gelin? Genel istatistiğe bakıyorduk. 8. sıradaydı Tamerlanoğlu, geriye düştü. Yayın tarihine bakalım. Bakalım bakalım. Kayıtlar bir var şey bizde. Bir şey söyleyeceğim. Gelmiş geçmişe bakıp hiç biz Josh falan konuşmadık ki burada. Ben de onu 2019 diyebiliyorum. Şöyle, hı, 2019 üçlü ama genelde ne olur dedik hatta. Hı. 2019 genel aygırlarda öyle bakıyorduk ya zaten. Hiç mesela bizim diğer tablolarımızda hep şeydir ya. Mesela tay koşuları koşana kadar gelmiş geçmiş değil, o cari yıla ait tablolardır. Dolayısıyla peki o zaman şöyle yapalım. Şıralar Eray'da, yemekler Eray'da, şıralar senden olsun diyelim. Tamerlanoğlu'nun şanı yürüsün sadece. Peki. Haydi bakalım o zaman bu listeye de geldi. Başka listemiz yoksa kısa bir reklam arası. Biz burada kan şekerimizi yükseltelim. Ardından da yorum ve tahminlerinizle nostaljimizle birlikte olacağız. Tay TV'den Son Düzlük'ten ayrılmayın. Burada bir avuç insan dünyayı kurtarabilir. Bell Station. Bir efsane yeniden canlanabilir. Keep me alive. I'll underline any escape you can arrange. Something tells me you can be quite savage. İmkansız dostluklar kurulabilir. You wanna play? All right, let's go. Sevgiyle sıkı sıkı bağlananlar, savaşla birbirinden ayrı düşebilir. Haziran'da Moviesmart Premium'da hiç beklemediğiniz şeyler olabilir. Cure, I'm afraid. But there is medication available. Ah! Jesus! What you here for? Johnny, how you doing? Hi. Hey. Don't get her back too late, okay? Yeah, sure. Buonasera a tutti. Perché sono velhinho e grosso. Tudo junto. Firma, le corto la cabeza.
Kırılgan görünüyor ama çok güçlü. Öyle mi? Çok masum duruyor ama baştan çıkarıyor. Just take my picture. Hep zarif, hep cesur, hep çok güzel. You want me to? Ve hep ufacık ama kamera karşısında bir anda devleşiyor. Yeteneği, cazibesi ve birbirinden güzel filmleriyle Oscar'lı yıldız Natalie Portman. Haziran'da Moviesmart Gold'da. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kan şekerimiz de yerine geldi değil mi? Buradan teşekkürlerimizi iletelim tekrardan sevgili kardeşlerimize Tuna Işık ve Mustafa Manav kardeşim de şu anda bizlerle birlikte Adana'dan kalktılar, geldiler, stüdyomuzu ziyaret ettiler. Sağ olsunlar dedikten sonra haydi bakalım bir nostalji yarışına gidelim. Ya siz hep bir Mirhat istiyordunuz. Mirhat biliyorsunuz. Biz de kırmayalım artık. Mirhat... Bir ara Mirhat'a Vefa diye bir arkadaşımız vardı. Evet, o artık şey... Baktı ki benden bir sesle daha çıkmadı Mirhat'ta. Artık vefasız kaldınız bu sefer ona şeyimizi getirelim. Mirhat'a vefa. Bir Mirhat yarışı izletelim arkadaşlarımıza. Nereye gidelim? 6 Haziran 1998'e gidelim o zaman. Kaç sene olmuş oluyor? 21 sene öncesine gidelim. Bir Mirhat geldi geçti bu sahalardan. Mirhat gibi atlar çok vardı aslında da. Bir Mirhat'ı izleyelim bakalım. Sonrasında bir nostaljimiz daha olacak. Ardından da yorumlarımıza geçeceğiz. Gelsin ekranlara. Günün birinci koşusu aynı zamanda açık Ali Rıza Bey koşusuna katılacak olan A grubu Arap atları çim piste çıktılar. Bu koşuya bir numaralı Bozda Fuat Çakar'la, iki numaralı Haktan Yemen Tunç'la, üç numaralı İbocan Tınay Adışen'le, dört numaralı Mirhat Halis Karataş'la ve beş numaralı Şentay Şinasi Gökçe ile günün birinci koşusuna katılıyorlar. 2 numaralı Haktan ve 1 numaralı Bozdağ kaldı starting box'ın dışında. 2 numaralı Haktan box'a çok yakın, daha geri plandan 1 numaralı Bozdağ da kulvarına doğru yöneldi ve 1 numaralı Bozdağ ve 2 numaralı Haktan starttaki yerlerini aldılar. Start verildi ve koşu başladı. Toplu sayılabilecek bir çıkıştan birlikte iç kulvardan 4 numaralı Mirhat numarayı alıyor. 5 numaralı Şentay ve 1 numaralı Bozdağ'ın önünde 1,5 boy farklı bir liderlik temini. Dördüncülükte iç kulvardan şimdi 2 numaralı Aktan 3.'le sarkıyor. Grubun gerisinde İbocan şeklinde 1200 metre start yeri geçiliyor. 4 numaralı Mirhat 1,5 boyluk avantajını koruyor. 1,5 at boy kadar gerisinde onu 1 numaralı Bozdağ takip ediyor. Bozdağ'ın 1,5 boy kadar gerisinde Haktan. Haktan'ın 2 boy kadar gerisinde Şentay. Bunun da 2 boy kadar gerisinde İbocan şeklinde 800 metre start yerine doğru gidiyoruz. 4 numaralı Mirhat 1 boyluk avantajını koruyor. 1 at boy kadar gerisinden onu 1 numaralı Bozdağ takip ediyor. Bozdağ'ın 1 boy kadar gerisinde Haktan. Bunun sırasında Şentay sokuluyor. 3 boy kadar geride İbocan şeklinde son 600 metreye doğru geliyoruz. 4 numaralı Mirhat 1 boyluk avantajını koruyor. 1 at boy kadar gerisinden dış kulvardan 1 numaralı Bozdağ atak yapıyor ve son viraj şu anda dönülüyor. İç kulvardan dönmeyi tercih eden 4 numaralı Mirhat 1,5 boyluk avantajını koruyor. Dış kulvardan 1 numaralı Bozdağ atak yaparak son 400'den sonra 4 numaralı Mirhat'ı sıkıştırmaya çalışır. Ancak 4 numaralı Mirhat 2 boyluk avantajını koruyor. Dış kulvardan 1 numaralı Bozdağ 4 numaralı Mirhat'ı sıkıştırmaya çalışıyor. Ve son 200 metreyi 4 numaralı Mirhat temposunu biraz daha yükseltiyor. Farkı yaklaşık olarak 3 boya kadar çıkartıyor. 1 numaralı Bozdağ da ikincilikteki yerini koruyor. Ve günün birinci koşusunu 4 numaralı Mirhat kazanırken 1 numaralı Bozdağ ikinci, 3 numaralı İbocan üçüncü, 5 numaralı Şentay dördüncü olarak günün birinci koşusunu tamamlıyorlar. Sayın yarışseverler, günün birinci koşusuna katılacak olan A grubu Safkan Arap atları piste çıktılar. 1 numaralı Kartal Bey Selim Kaya ile, 2 numaralı Timurhan Midayet Gökçe ile, 3 numaralı Karaca Sultan Akın Özdeniz ile, 4 numaralı Bir Seher Yeli Yemen Tunç'la,
5 numaralı Mirhat Tekin Kolcuoğlu'yla, 6 numaralı Yücehan Halis Karataş'la ve 7 numaralı Çiğdemcan Ertuğ Can Kılıç'la birinci koşuya katılacaklardır. Kulvarındaki yerini şu anda aldı Yücehan Baksa yakın, Seher Yeli geri planda kaldı. Yücehan da kulvarındaki yerini alıyor. Baksın dışında yalnızca 4 numaralı bir Seher Yeli kaldı. Giriş hazırlığı yapıyor. Son at olarak kulvarındaki yerini o da aldı. Atlar start hakemi emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. İç kulvarda Mirhat, orta kulvarda Kartal Bey, ortalarında Karaca Sultan arasında liderlik mücadelesi izliyorum. En dış kulvardan da Seher Yeli atak yapıyor. İlk 200 metre geçiliyor değerli izleyiciler. Evet, dış kulvardan 4 numaralı Seher Yeli atak yaptı. Geldi, koşunun liderliğini aldı. Mirhat ikincilikte, Kartal Bey üçüncülükte, Timurhan dördüncülükte, Karaca Sultan beşincilikte, Yücehan altıncılıkta, Çiğdemcan yedincilikte. 1400 metre start yerine doğru geliniyor. 4 numaralı Seher Yeli bir boy farklı liderliğini koruyor. 5 numaralı Mirhat şu anda Seher Yeli'nin dışına kadar dolandı. Bunların yarım boy kadar dışlarında Timurhan var. Son 1200 metreye doğru gelinirken Mirhat koşunun liderliğini almış durumda. Hemen dışında Timurhan, içinde Seher Yeli. 1,5 boy kadar gerilerinde iç kulvarda Kartal Bey. Hemen dışında Karaca Sultan. Bunların 3 boy gerisinde Yücehan. Yücehan'ın 2 boy gerisinde Çiğdemcan. Son 1 metreye doğru geliniyor. Mirhat koştaki liderliğini devam ettiriyor. Dışında, yarım boy kadar dışında Timurhan'ı yine ikincilikte görüyorum. 1 metre start yeri geçiliyor değerli izleyiciler. Mirhat bir boy önde, Timurhan ikincilikte, üçüncülükte. Evet, dış kulvarda Karaca Sultan hemen içinde. Kartal Bey'i izliyorum. Daha sonra beşincilikte Yücehan, daha sonra Seher Yeri ve Çiğdemcan. Son 800 metre geçiliyor değerli izleyiciler. Mirhat koştaki liderliğini yine iki boy olarak devam ettiriyor. İç kulvarda Timurhan ikincilikte, dış kulvardan Karaca Sultan'ın gayretleri diyorum. Son 600 metre geçilmek üzere. Mirhat 2,5 boy farklı liderliğini yine devam ettiriyor. Dış kulvardan Karaca Sultan'ın ikinciliğe gayretleri var. İç kulvardan Timurhan'la birlikte ve son 400 metre. Mirhat pistin ortasında 4 boy farklı liderliğini devam ettiriyor değerli izleyiciler. Dış kulvarda Karaca Sultan, iç kulvardan evet Timurhan ikincilik mücadelelerini sürdürüyorlar. Son 200 metreye doğru gelinirken Mirhat 6 boy önde, jokeyi de arka grubu kontrol ediyor. Ve son 200 metreyi de lider olarak geçiyor. Gerideki atlardan ikincilik mücadelelerini sürdürüyorlar. Dış kulvardan Yücehan'ın ikinciliğe gayretleri var Karaca Sultan'ın yanından. Mirhat çok rahat bir şekilde son metrelere lider olarak giriyor. İç kulvardan Timurhan, dış kulvardan evet Yücehan ikincilik mücadelesindeler ve potayı Mirhat çoktan geçti. İkincilik kararı da Timurhan, Yücehan ve Kartal Bey arasında varış hakemlerinin görüşüne göre belli olacak değerli izleyiciler. Koşuyu 5 numaralı Timurhan kazandı. 5 numaralı Mirhat kazandı. Başlıyoruz. Kupa törenine geçiyoruz. Kupayı da Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sayın Umur Tamer, kazanan atın sahibi, evet Mirhat isimli atın sahibi Sayın Davut Korkvaz'a vekaleten menajeri ve antrenörü Antrenörler Derneği Başkanı Sayın Halil Kılıç'a takdim ediyorlar. Efendim emeğiniz çok bu güzel atımızla. Fevkalade güzel bir yarış çıkardı. Bu Kırkpınar güreşleri için konulan bu ödülü layık olduğunu ispatladı. Tebrik ediyor. Başarılarınızın devamını diliyorum. Tebrik ederim. Evet. Ben de böyle anlamlı bir kupayı kazandığım için, öyle değerli jokey kulüp yönetici arkadaşlarımdan aldığım için mutlu ve memnunum. Teşekkür ederim. Evet, yani herhalde bir iki yıl Mirhat istemezsiniz değil mi? Arka arkaya iki tane Mirhat yarışı gösterdik. Evet. Ve Mirhat'ın da hakikaten görmeyenler, bilmeyenler için nasıl bir atı olduğunu da buradan artık biz öyle söyleyelim tırnak içerisinde. Ne kadar farklı, ne kadar uzak yarışlar kazanabilen, evet, ne kadar jokeyine çok iş düşmeyen atlardan biri olduğunu gördük, izledik. Zaman zaman düzlük dönürken böyle dışarıları döner falan, böyle enteresan atlar. Ve arkadaki atlarda hakikaten grubun, değil mi, dönemin tabii iyi. Canım, çok iyi. Ve hepsi aygır olmuş neredeyse. Ya kısrakların hepsi iyi yavrular var. Aygırlar, çoğu da aygır olmuş. İsimleri tuta tuta böyle geçen atlardan bir tanesiydi. Ölen isimlerden biriydi. Gündeme getirdik. Çok Mirhat istediniz diye. Ve Tolga'nın birer cümle alalım sizden de tabii. Vallahi bizim at yarışlarını sevmeye başladığımız yıllar, lise yıllarımızın flaş atlarından bir tanesiydi. Genelde altılarcı koşardı ilk koşularda.
bazen start sorunları yaşardı. Yarış hayatına da müşterek bayi sadece olarak başlayan bir hattı. Başlamıştı, evet. Yanlış hatırlamıyorsam bir gün arayla Bursa-İstanbul koştu. Akgel'le 65 kilo ile koştu. Çok zorlandı, yine kazandı. Farklı bir attı. O dönemin... Bir de çok idman verilemeyen atlardan biriydi. Böyle çok yarım kondisyon bunu, koşardı bunun tabii. Yarışları falan da idman verilmezdi yani bu, çok şimdi fazla. Şimdi bu haliyle turvakar işlerle falan geliyor. Bu atta sağlam bir idman verseniz zaten hiç yarış bile yapmaz ki yine de yapmıyor. O dönemin işte farklı bir dönemdi. Geldi geçti diyelim yani. Mirat'ta unutulmayan atlardan birisi o dönem. Ki talepler geliyor evet. Bir sürü izleyelim diye. Hepimizin evet. Yani böyle 30 yaşların sonundaki veya daha büyük dostlarımızın unutamayacağı ve hayatında iz bırakan atlardan birisi. Evet. Yani geçilmezlik serüvenleri uzun süren atları yarış severler. Evet. İster gerçi geçildi Mirat'ın geçildiği yarışları. İlk dönemlerinde geçildi. Yani işin atçı tarafından baktığın zaman da bu gibi atlarla yarış koşmak değil, çok böyle zor. Bir ata denk düşen bir evet, zor bir şey. Atlara evet. Hem de tabii. O zamanki atçılara da Allah iyi sabırlar vermiş. Yani çok zor iş. Evet. Zaten koşuş şekline bakarsanız arkadaki atlara göre bir üstünlüğü söz konusu. Evet. Peki. Mirat'ı da gördük. Gelen mesajlar var. Bu arada şeyi söyleyelim. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta içerisinde Tuzlukçu'da mahalli yarışlar vardı. Onu da buradan duyurusunu yapalım. 22 Haziran Cumartesi günü saat 17'de düzenlenecek olan mahalli yarışlar yani bugün düzenlenmesi gereken yerde Konya Tuzlukçu'daki yoğun yağış, aşırı yağış nedeniyle önümüzdeki haftaya ertelendi. Gazi günü saat 5'te de Tuzlukçu'da orada da bir yarış tam koşulacak. Tam Gazi saatlerine denk geliyor. Aşağı yukarı, evet. Dolayısıyla 30 Haziran 2019 saat 17'de koşulacak. Canlı yayınlar mıyız? Yapıyorlar. dolayısıyla bu anlamda da hakikaten bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Hafta içerisinde yine aynı şekilde biliyorsunuz geçen hafta sevgili Aziz Karataş'ın evet. Mahalli yarışlara bir katkı ve oradaki at binen binicilere bir katkı olması amacıyla. Çünkü ikramiyeler çok düşüktü biliyorsunuz. Bir ilave ikramiye katkısında bulunmuştu. Hafta içerisinde o operasyon da tamamlandı. İkramiyeler yükseltildi ve dolayısıyla bu anlamda da o katkısından dolayı bir kez daha teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta o yarış sonuçlarını da bir sonraki hafta koşan atlarla birlikte sonuçları da açıklayacağız. Buradan Konya Tuzlukçu Belediyesi'ne evet. Selamlarımızı iletelim. Ben de hafta içerisinde de konuşmuştuk. Evet Tolga. Sesleneyim belediyedeki değerli dostlarımıza. Güzel görüntüler de çekerlerse. İstedim. Bana dedim çekip görüntü tabii. Gönderirseniz biz o gün malum Gazi koşusu burada olacağız. Evet. Görüntüleri gönderirseniz onları da buradan yayınlarız. Merakla bekliyorum. Biz de seyredelim. Ama şeyi merak edenler de en azından filmin ilk sahnesinde pistte evet. Var. Oradaki koşan atlar da yarış atlarıydı. Kupa töreninde hep birlikte görmüş olduk. Burada bir kez daha hatırlayalım. Evet, biraz tweetlere bakalım. Hemen ardından yorum ve tahminlere geçeceğiz. Bu arada adettendir. Mina ve Miray Topçuoğlu'nun doğum gününü kutlayacağız. Her sene doğum günlerini burada kutlarlar. Sevgili benim de çok sevdiğim bir kardeşimdir. Ali Kemal'in oğulları. O da Ali Kemal'de ülkenin çeşitli yerlerinde görev yapan emniyet görevlisi kardeşlerimden bir tanesidir. Dolayısıyla Mina ve Miray Topçuoğlu'nun doğum günleri abi gelenek bozulmasın nice diyor. Nice yıllara. Selamlarımızı bir kez daha iletelim kardeşlerimize. Nice yıllara, nice yaşlara diyelim. Mina ve Miray'a da yine Hakan abi Şubat Ginza yarışta tadından yenmez bir sonraki nostaljide yayınlar mısın demişler. Abi Turbo mu Mirhat mı demiş. Mirhat tabii ki. gerçi o generali geçmişti Turbo ama yani evet. Çok aynı şey değiller. Aynı vasıfa sahip değiller yani o yüzden söyleyeyim. Alper Kağan çok zorladı. Yazık olur Turbo'ya. Aynen. Kartal Bey'in sonradan forması değişti mi? Yanlış mı hatırlıyorum acaba? Hep kırmızı beyazdı. Sonra bir mavi beyaz olduğu dönem hatırlıyorum. Olmuştu sanki. O forma rengi. Taylan Öztürünç iddia karıştı diyor. Sizin iddiadan bahsediyor. Evet. İbrahim Kurtgözü diyor ki Eray Balcı iddiayı uzak ara kazanır diyor. Öyle olursa kazanır. Zaten gelip bir şimdi gelmiş geçmişte bir at bile yukarı çıkmanız çok zordur yani. Ama hep biz şeyi gösteriyoruz. Yani cari yıl geçerli diye. Ben bizim cari olarak. Yıl aktif aygırlar arasında yani. Şeye bakarız ya. Yayın kayıtları var artık. Vardır, aynen, oradan bakalım. Gösterdiğimiz neyse benim için hiç fark etmiyor. Sonuçta yiyecek olan bir... Tabii canım beraber olduktan sonra. O gün hangi listeyi konuşuyorsak oradan ilerleyeceğiz. O listeden ilerleyeceğiz. Aynen. Evet. Seyhan Yasav
İyi yayınlar Hakan Bey. Çocuklarımla beraber sizi izliyoruz. Orada bulunan herkese selamlar demiş. Biz de selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Taylan Öztürk, Ayhan Kurşun da biraz daha üstlerde olması lazım demiş. Abi kralsınız demiş. Ali Skaritaş Dilas Romansı yani. Ahmet'le aynı kaderdiler. Bir olup intikam alırlar mı ne dersiniz demiş. Valla orada kimse kimseye ihanet etmedi. At sahibinden gelen bir teklif var. Evet. O teklifte de herkes en iyi atı binmek zorunda. Dolayısıyla kimse kimseye öyle bir şey vallahi yok. Daha önce böyle bir şey oldu ama. Renk Ahmet son anda bindi kazandı. Evet. Böyle son andaki Ahmet'e dönen atlarda da bir şans oluyor bakalım. Olur mu olur. Şimdi onu biliyorsun o 7 atlık mevzunu değil mi? 7 evet, yarış şeyini. Yedi hep yarış. Bir şehir efsanesidir. Kendisine sorduğunda hemen böyle şeye getiriyor. Güldü geçti o gün. Gülüyor geçiyor bir şeye getiriyor böyle evet. Bir dalgaya getiriyor şimdi Ahmet'e. Yok efendim bir tane şey varmış bir şey varmış 7 yarış arka arkaya gazi kazanacaksın demiş ona. Falanmış, filanmış, fıstıkmış. Geçiniz bunlar tabii böyle şey. Eğer 7 yarış olsa hakikaten ben de gideceğim. Yani o kadar da değil. Bir hafta yani, sonra bakalım, belli olur. O kadar değil de tabii ki olsun. Tabii. İsteriz kim kimin hakkıysa kazansın evet. Ama eğer hakikaten burada da eğer böyle bir durum olursa şeyhin adresini bir isteyelim o kadar. Çünkü böyle o tabii şehir efsanesidir evet. Diye düşünüyorum açıkçası. Ben sorduğumda işi şeye getirdi. Espriye mi? Değil mi? İki kere sorduk hatta değil mi Eray? Bir kere sen şeyde sormuştuk yemekte. Öyle bir durumda söz konusu. Şansı açık olsun. Gazi şansı olan bir jockey. Bakalım bu sene. Evet. Önce. Hakan Ilıcalı yaşattığını yaşamadan ölmez insan demişler Tolgan Bey. Gündüz Ali'ye bir seferde siz hatırlatırsınız. Geçmiş olsun demiş. Çetin Özley'in hakemlerle ilgili paylaştıkları var. Sonra Uruç. Hakan abi önceki tüm yarışseverlere İbrahim Kurtgöz'ü yine cezayı paylaşmış. Hakan abi öncelikle tüm yarışseverlere şanslı, mutlu, sağlıklı bir hafta sonu dilerim. Gerçekten de ekranda neyse yüz yüze de aynı canlılıkta, güzellikte dostlarsınız demiş. Sağ ol kardeşim. Eray ve Tolga'na da İzmit'ten selamlar, saygılar. Seviyoruz sizi demiş. Teşekkürlerimizi iletelim. Soner'e de abi lütfen hataları siz konuşun demiş komiserler kurulu hatalarını. Start çıkışında dikkat ederseniz ufak bir şekilde sol tarafta beyaz bayrak iniyor. Aynı arka taraf hazır demektir bilgi dediğimiz kadarıyla. Yazık diyor ama bunun TCK ile bir ilgisi yok ki. Bunu artık kaç kere anlattık. Bu olayın TCK ile bir ilgisi yok. Harcanan emeklere yazık demiş. Bu arada Remzi demiş ki iyi yayınlar ekrandan eksik olmayın. 55'le pilot takım abi diyor. 3 puan yabancıya gitmedi diyor. Evet. 55'le dolayısıyla. Akrabaların atları. Yabancıya gitmedi. Bu arada Remzi ile kutlayalım. Eylül'üm Can'la ilgili hafta içinde güzel bir sürprizi aynen patlattı kardeşim. Orada. Kadir Takoçoğlu ile evet. Kadir Kocaeli gününde. Dolayısıyla onu da daim kutlayalım olsun. Bir kez daha. Yine gelen mesajlar var. Galip Okuyun, selam Hakan abi. Yayınlar çok uzun zamandır yoktum. Muş'tan selamlar herkese. Pastorio Güngör Baba erkek dayımız ve küçük paşam demiş. Galip. Galip kim biliyor musunuz? Galip hakikaten bir 5 senedir falan yoktu herhalde 4-5 senedir. Galip Uçanoğlu'nun sayısı. Uçanoğlu'nun Saltabaşı kürsüsündeki Uçanoğlu'nun sayısı. Attan sonra Uçanoğlu'ndan sonra Muş'a gitti diyebiliyorum. Muş'tu zaten. Muş'a gitti. Şimdi Muş'talar. Ve dolayısıyla Pastorio Güngör Baba tayı. Bir de kendi tayı da yanında. Küçük paşam da yanında diyor. Çok güzel. Biz de selamlarımızı iletelim Galip'e. 55 deyince bence Bursa'nın en sempatik ve karizmatik atı Ercan 77 geldi abi aklıma diyor. Genco Çapın paylaşmış. Serhat 72. Ercan 70 yok. Tabii Ercan 77, Serhat 72. Yıldırım 138. Yıldırım 138, Uğur 56. Bak ben sana sayayım o numara. Uğur 56, Yıldırım 138, Serhat 72, Ercan 77. Başka Nazım'a 22 Taksim 84. Koştu mu? Koştu tabii öyle koştu. 22 Taksim 84 ya da 21 84. Neame bilmem kaç Taksim bilmem kaç. Ali abi Ali Kayakıt'ındı. Yanlış hatırlamıyorsam kır bir kısraktı. Adı da Neame bilmem kaç Taksim bilmem bir kaç. Bir de Fiyaka 1 2 3 4 vardı. Ya, seyirler ama ayrı. Var. Böyle böyle bunları söylüyor. Enteresan. Tabii, bak yani. Nazım'a 31 Taksim 84 ya da yarışı ya, anlatırken herhalde direkt ismini anlatıyorlar. Tabii tabii Çetin Özdil diyorum. Çetin Aydın binerdi atada. Çetin beni andı mesaj gönderdi. Spiker öyle söylüyor mu Taksim? Tabii tabii tabii. Nazım'a bilmem kaç Taksim'den, Neame 20 bilmem kaç şey. Anlatmaktan tabii. Bahsediyoruz. Tabii. Evet. Tabii. Neame Ali abinin atıydı. Ya Ali abinin atıydı derken Ali abi ya ortaktı ya bir ilgilisiyle yakın bir yakındı diye. Ya bir şeydi. O, çok iyi hatırlıyorum Ali Neame'yi. Gene başka mesajlar geleyim. Gelen mesajlar var. Atlamışız. Diyor ki Ali Kemal de mesaj gönderdi. Abi çok teşekkürler. Diyor. Keşke diyor Ali Kemal'in oğulları demeseydin diyor. Biz de kızları tabii ki yalnız söyledik. Biz ama evet. İnan ki bak Ali Kemal bir gün sen de gel gör sevgili kardeşim. Şu anda
Burayla ayrı konuşuyoruz. O cepten ayrı geliyor. Buradan ayrı. Rejiyi ayrı takip ediyoruz. Biz bile farkında değiliz. Bak öyle biz bile farkında değiliz. Dolayısıyla onu paylaşalım. Uğur 56 süslü insanındı diyorlar. Hı. Hakikaten Uğur 56 vardı. Yine aynı şekilde şey vardı. Azma 21.90 diyorlar. Doğru mu? 21.90 işte dedim ya. Azma abi yazmıştır kesin onu. İşte dedim ya Nazma 21 taksim 90 90 öyle bir şey numaralarını da kadar şey yapmıyorum. Şimşek 143'müş. Şimşek 146'ın ne vardı? Şeyin o. Miçken Nurettin'in Gökhan'ın babasının atıydı. Numaralı Uğur 56'yı söyledik. Ercan 70'i. Başka şimdi aklıma gelenler öyle numara olarak. Yani çok bilinen evet. Leyla vardı ya. Leyla 456. Tabii o Halil Kılıçların atıydı işte demin şey yaptı. Leyla 456. Ondan sonra böyle numaralı atlar vardı. Haydi bakalım şimdi şey yaptık. Uğur 56'ya da ben baktım diyor Kadir Tekin mesaj göndermiş. Kadir cezalısın sen biliyorsun cezanı. Evet takılıyorum tabii işin şakası. Geçen gün diyor ki abi diyor atım diyor yarış kazandı diyor. Şöyle oldu diyor böyle oldu. 20 küsür lira Ganyan'la Mavi Zafir kazanıyor ya. Sonra mı söylüyor? Sen diyor ki şöyle işte diyor şöyle yarışta şimdi yazmış diyor haftaya Mavi Zafir koşacak diye izleyenlere söyleyin diyor. Favori koşuştuktan sonra ne yapalım? Evet işin şakası tabii ki başarılı dileklerinizi iletelim buradan bir kez daha. Haydi bakalım yorumlara geçelim. Mesajlar çok fazla ama yönetmenimiz de işaret ediyor ki süreyi diyor. Biz bir dedik bir buçuk olmuş. Felaket. Haydi bakalım Tolgahan. Evet o zaman hızlıca ben İstanbul yorumlarımı aktarayım değerli izleyenlerimize. Altılı Ganyan İstanbul'da Maiden 1 3 yaşlı Tay yarışıyla başlayacak. Arap yarışıyla. Bir numaralı Buminhan. Halis abinin tercihiyle bence ön planda. 5 numaralı Subutay. 9 numaralı Petekcan. 4 numaralı Son Mohikan. Ve 6 numaralı Emetli Kızı diyeceğim. Sırasıyla rakip olarak. İkinci ayak. Kısa vade 8 Şade Eliyaş ile anısına düzenlenen mücadelede 4 numaralı Demirbüken ben de ilk sırada şanslı görünen isim. 6 numaralı Last Shadow, 7 numaralı Pendragon, 5 numaralı Drive Faster, 3 numaralı Cherry Cherry Lady ve 2 numaralı After Forever ise sırasıyla rakipleri. 3. aya geldiğimizde 4 ve yukarı yaşlı Arapların şartlı 4 mücadelesinde gördüğü yarışlar sonrasında fit duruma gelen 9 numaralı Gözyaşı Gecesi ve 1 numaralı Reisoğlu arasında bir mücadele bekliyorum. Günün 5. ayağında hepsi diyeceğim sıralamam. 3 numaralı Carrot, 4 numaralı Gödek, 2 numaralı Doğa Kanunu, 5 numaralı Torkularis, 6 numaralı Suvla Point, 7 numaralı Başok ve 1 numaralı Maykon şeklinde. 5. ayak günün bir diğer Maiden mücadelesinde 4 numaralı Uçan Beyhan diyorum favori olarak. 3 numaralı Patten, 2 numaralı Kurtuluş Bey, 8 numaralı Kurdele ve 9 numaralı Kuzey Yıldızı ise rakip olarak düşünülmesi gereken isimler. Günün son ayağında da kapanışı Bursa'dan da bildiğim bizim atlarımızda karşı blokta kalan bir at. 1 numaralı Mezit Haber'den bekliyorum. Yaklaşık bir aydır İstanbul'a gitti, hazırlıklarını İstanbul'da sürdürmekte Safkan. Çok geri gitmediyse iyi bir at, kaliteli bir at bu atları geçmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü çok geçmiş rakiplerine göre uygun bir grup yakalamış durumda. Herkese bol şanslar. Sözü sevgili Eray Balcı kardeşime bırakıyorum. Evet. Dördüncü koşuyla başlıyoruz. Bir numaralı Buminhan ilk iki koşusunda startta oyalanmıştı. Son yarışında bunu yaşamadı ama yarış içerisinde biraz sertlik yaptığını görmüştüm Tay'ın. Bugün muhtemelen ön tarafta gidebilir ve çıktığı gibi beyaz bayrak ayna yapabilir. Mesafenin uzaması da bu Tay'ın lehine olacaktır. 5 numaralı Subutay sonrası 9 numaralı Petekkan ve 4 numaralı Son Mohikan da bu Tay'ın rakipleri olur. Günün 5. koşusunda 3 numaralı Şeri Şeri Lady uzayan mesafelerde sıkıntı yaşarken 1200-1400 mesafelerinde daima iyi koşmuş. Bugün de ayağına seri bu kısrak çıktığı gibi beyaz bayrak ayna yapabilir. 4 numaralı Demirbüken bu kez biraz daha aralıklı geleceği koşuda çok farklı koşabilir. 2 numaralı After Forever ve 7 numaralı Pendragon da süratli gidecek olan koşuyu değerlendirebilecek isimler. 6. koşuda 9 numaralı Gözyaşı Gecesi 2 yarış gördü. Son yarışında Mavi Dalga'ya geçildi. Bu kez rakipler biraz daha denk gibi. Ancak 1 numaralı Reisoğlu süratli gidecek olan koşuyu lehine çevirebilir. 4 adını sen koy. Yarış gördü. Bugün ihmale gelmez. 3 numaralı Cabbar Reis ve 2 numaralı Aksakal ise koşunun sürpriz isimleri. 7. koşuda 4 numaralı Gödek. Dokunun yavrusu. Çin pist deneyimleri hayal kırıklığıyla sonuçlanırken sentetik sahada çok farklı koşan Butay'dan bugün birincilik bekliyorum. 8. koşuda 4 numaralı
Uçan Beyan, 7 eylemim, 9 Kuzey Yıldızı olmazsa olmazlarım. 11 numaralı Uçan Şimşek ve 3 numaralı Pattani de geniş planda değerlendirmeye alacağımız taylar. Kapanışta 8 numaralı Kainatım, 10 numaralı Muhsin ve 13 numaralı Rönesans Azat'la geçiyorsak yeterli. Yerimiz varsa 1 numaralı Mizit Haber ve 9 numaralı Cesur Mirza. Evet, Eray'a teşekkürler. Hemen ben de yorumlarımı paylaşayım. Ondan sonra vedamızı yapalım. 9 numaralı Petekkan'la başlayacağız. Son koşusunda güçlü bir rakibin arkasındaki performansı çok iyiydi ki o rakip daha sonra hafta içerisinde önemli isimleri geride bırakarak 4-4'lük bir performansa imza attı. İlk şansa sahip. 5 numaralı Subutay. Bakın bu Subutay Bursa'dan beri benim çok yakınımda takibimde olan isimlerden bir tanesi. Bursa'daki gerek Padoğu gerekse yarışları fena değildi ama at İstanbul'a geldi. Bence çok farklı bir yarış gelecek. Subutay, not edelim bu ismi değil mi? 9 numaralı Petekkan'ın rakibi. 5 numaralı Subutay ve 1 numaralı Buminan. Aslında bu Buminan en erken hazırlanan taylardan biriydi sezona. İstanbul sezonuna en erken hazırlanan taylardan biriydi. Ve çok iyi isimlerle birlikte çalışıyordu. Efkarlı Efe ile. Yine aynı şekilde Ekürü'nün diğer atlarıyla, Sürgün Tay'la. Hep o ekip birlikte çalışıyordu. Aynı antrenördeydi. Ve onların yanında da gayet güzel, gayet başarılı işler yapıyordu. Fakat ve çok kolay aslında meydandan çıkması beklenen isimlerden biriken olmadı. Şimdi kısa bir ara sonrasında Tay yeniden toparlandı ve bugün iyi bir yarış gelebilir Buminan'dan. Üzerinde de Halis Karataş var. Dolayısıyla 9-5-1 sıralamasını birlikte yazıyoruz. 4 malı son Mahikan. Şimdi asıl buna gelelim. Hakikaten çok güzel bir Tay, iyi bir Tay. Çok iyi ellerde bu işi gerçekten çok iyi yapan bir ekip tarafından koşuluyor. İlk yarışını çok ölçü almıyoruz. Bu kez çok iddialı bir yarış gelecek ve ben açıkçası gerçek gücünü son Mohikan'ın bu yarışta göreceğimize inanıyorum. Ve dördüncü isim olarak 4 malı son Mohikan'ı kuponlarımıza yazalım değil mi? Öyle yemyeşil bir çiftlikten yetişmiş yerden de iyi bir Tay çıkar. Dolayısıyla 4 malı son Mohikan bence bugün mutlaka kuponlarda yer alsın diyorum. 9-5-1-4 sıralamasını birlikte değerlendiriyoruz. Azat'la sıralamayı tutmak isterseniz bu 4 isim yeterli, 9-5-1-4. Bir çizgi büyütenler, 6 numaralı Emekli Kızı, 11 numaralı Sömek Kızı, 2 numaralı Çılgın Serdar ve 7 numaralı Latin Çiçeği'ni özellikle dikkatleyeceğim. Cazip bir sonuca imza atabilir ama sıralamam öncelikli olarak 9-5-1-4. Günün ikinci ayağında Şade Eli Yeşil'i rahmetle ve saygıyla andığımız koşuda 5 numaralı Drive Faster, aradan sonra koşmuş olduğu koşusu gayet tatminkardı. Bir 20-25 gün ara verse gönül rahatlığıyla belki de risk edebilirdim ama çok uzun aradan sonra böyle başarılı yarışlar koşup hemen ikinci yarışında zaman zaman böyle etkisiz kalan isimler olabiliyor. Ama kalitesiyle gücüyle bunu tolere edebileceğini düşündüğüm Drive Faster'ın öncelikli şansa sahip olduğunu düşünüyorum. 4 numaralı Demir Büken en ciddi ve sert rakibi olacaktır. Son yarış Padoğu tek kelimeyle muhteşemdi. Yine 6 numaralı Last Shadow ve 3 numaralı Sherry Sherry Lady. Eğer ki burayı geniş tutacaksak sıralamamız olsun. 5-4-6-3 benim bu koşudaki sıralamam. Ve günün 3. ayağına geldiğimizde ise 9 numaralı Gözleşir Gecesi diskalif cezası sonrasında görmüş olduğu iki yarışta da fevkalade bir görüntü ortaya koydu. Özellikle son koşusunda birinde yarış gördü. Son koşu çok iyiydi. Bu kez kazanmaya çok yakın. Çok böyle hani biz çok ufak, çok misli kuponlara risk edilebilir mi? Belki ama çok ciddi iki tane rakibi var. Bir tanesi 1 numaralı Reisoğlu. At çok iyi durumda ve bugün için Gözleşi Gecesi'nin en ufak bir hatasını affetmeyecek yegane isimdir. Hemen arkasında ikinci sırada değerlendiriyorum. 5-8 numaralı Şahin Tepesi. Kaancan Gökçe'yi gördük. Fena bir apranti değil. 52 kilo gibi rakiplerin oranında da ciddi böyle kilo değişimlerinin önem yaratabileceği, fark yaratabileceği bir grup burası. Bu avantajı kullanabilir. Üçüncü isim olarak 8 numaralı Şahin Tepesi dikkate alınabilir. 9'un rakipleri 1 ve 8. 2 numaralı Aksakal ve 4 numaralı adını sen koy ise ben burada çok sürpriz arayacağım diyen dostların sıralamada yer verecekleri isimler olsun ki Aksakal son koşusunda çok daha sert gruplara gözdağı vermişti. Adını sen koy ise önlerde çok boş kalırsa, gerçi Bolvedin var yarışta ama çok boş kalırsa bitirebilir mi belli olmaz. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise 4 numaralı Gödek. Çok iyiydi son koşusu ve koşudaki tek dişi safkan 6 numaralı Suvla Point ki son kısrak koşusunu koşmuştu. Bu yarışın iddialı isimleri olacak. 4-6 benim bu koşudaki öncelikli sıralamam. Azat'la geçenler için 4-6 sıralaması yeterli. Son yarışını çok ölçü alınmaması gereken bu tip gruplarda iddialı olabilecek 3 numaralı Carrot.
Bence buraya geniş tutanlar tarafından 2 numaralı doğa kanunu ile birlikte değerlendirilebilir. Günün 5. ayağında 4 malı Uçan Beyhan koşmuş olduğu o 2 yarışındaki performansını yenilerse bu rakiplerini geçer benim limanım. Ama yukarıda gözleşi gecesiyle ben bu riski alırım derseniz, liman tercihinizi yukarıda gözleşi gecesiyle alırım derseniz, o zaman burada 2 tane rakibi var, bana 3 tane rakibi var. 8 numaralı Kurdele, 3 numaralı Pattani ve 9 numaralı Kuzey Yıldızı bana göre rakipler. Ama liman tercihini gözleşi gecesinden kullanırsanız o zaman yanına değerlendirirsiniz. Yok, gözleşi gecesinin isimleri yazarsanız yanına tuttuğumuz isimleri, o zaman burada Uçan Beyhan'a sığınabiliriz. Günün kapanış ayağında ben cazip bir isimle başlayacağım. 10 numaralı Muhsin. Bir kez daha ilk atım. Bu kez tüm koşulların lehine olduğunu düşünüyorum. Gökhan Gökçe idaresinde büyük bir terslik olmazsa bence potoya yakın gözüküyor. Muhsin'e ilk şansı tanıyorum. En ciddi rakibi tabii ki Mezit Haber olacak. Sert grupta biraz ara verdi ama bu grubun üzerinde bir isim. İlk kez de mesafeye çıkıyor. Değil mi? Biraz koştu. Evet, bir de ara verdi ya. Evet. Ondan dolayı ikinci planı aldım Mezit Haber ama kalitesiyle, kumaşıyla bu handikapı kapatabilir, tolere edebilir. 5 mal Darius bakımına dikkat. Bursa'daki koşusu fevkaladeydi. Ve o Bursa yarışını tekrarlarsa iddialı olabilir. 10, 1 ve 5 benim bu koşudaki ilk 3 atım. İlk 3 sıralamam bu şekilde olacak. 10, 1 ve 5. Büyütenler için ise 9 numaralı Cesur Mirza. Hafta içerisinde değişen bir koşusu vardı. İyi bir görüntüsü vardı. Bugün yukarıdaki üçlü çok kötü koşarsa devreye girebilecek ilk alternatif olabilir. Evet, programın sonuna geldik. Aslında biraz da süremizi aştık. Biz burada yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, tüm kardeşlerimize ve tabii ki rejilik dostlarımıza teşekkürlerimizi iletiyoruz. Veda müziğimiz çalmaya başladı. Yarın yokuz. Yarın biliyorsunuz İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yenileniyor. Dolayısıyla oylarımızı kullanacağız. Aynı zamanda bina içerisinde de biliyorsunuz Kanal D ve CNN Türk'te seçim özel yayınları da olacak. Dolayısıyla binada da hummalı bir çalışma var. Biz haftaya sizlerle birlikte olacağız. Haftaya ama Gazi'yi konuşacağız. Gazi öncesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan koşuda tüm detayları masaya yatıracağız. Konuklarımız olacak. Dolayısıyla cumartesi ve pazar tamamen Gazi'ye özel odaklanacağız. Ondan sonrasında zaten sezon finali olacak. Bir ay yokuz. Veda öncesinde haftaya tüm dostlarımızla eksiksiz beraber olmayı umut ve ümit ediyoruz. Ben sözü şimdi kapanış için sevgili Tolgan ve sevgili Eray'a bırakıp bugünlük veda edeceğiz. Bir cumartesi son düzüğünü daha geride bıraktık. Hakan abinin de dediği gibi önümüzdeki hafta hem cumartesi hem pazar Gazi heyecanını yaşayacağımız ve yaşatacağımız bir son düzük olacak. O zamana kadar hoşça kalın. Şansınız, bahtınız açık olsun. Evet, bu haftayı erken bitiriyoruz. Bütün dostlara sağlık, huzur ve kazanç dolu güzel bir gün diliyoruz. Haftaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.